18 yaşındaydı Eda Nur. Bir anlık ve hatta bir annesine de bir mesaj bıraktı, bir mektup bıraktı giderken. Mektup değil de bir mesaj yazdı. 15. kattan gece vakti, cuma gecesi kendini hiç düşünmeden aşağıya bıraktı. Bu dünyadan göçtü. Gencecikti. Haberi getirelim ekrana. Daha sonra Eda Nur'un ablası, Eda Nur'un arkadaşları stüdyomuzda olacaklar. Daha 18'indeydi. Yaşıtları gibi hayalleri, umutları vardı. Memur olmak istiyordu. Hedefleri vardı, hayat doluydu. Ama çok gördüler. Bu Eda'nın şişi kokusu tek kaldı. Arasından ya diğer kaldı. Hiçbir şey. Bir gün giymeyi hayal ettiği o beyaz duvak artık Eda Nur Kaplan'ın Ankara Karşıyaka'daki mezar taşında sarılı. Biz birlikte büyümüştük. Toprağa verdik bugün. Eda Nur gitti ama benim de çocukluğum gitti. Babasını küçük yaşta kaybeden Eda Nur yetiştirme yurdunda büyümüştü. Memur olmak istiyordu. Biz yurttan çıktığımız için zaten memur olabiliyoruz. Okulunu bitirmek istiyordu. Hedefleri vardı, hayat doluydu. Hayallerini, umutlarını elinden aldılar. 29 Temmuz'da ablası Gülay'la kendilerini iş insanı olarak tanıtan Yusuf ve Mehmet isimli kişilerle buluştu. Sosyal medyadan tanışan 4 isim birlikte alkol alır ve her şey o andan sonra gerçekleşir. Eda Nur Kaplan 30 Temmuz'da 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Abla Gülay'ın tuvalete gitmesinden faydalanan Yusuf, Eda Nur'la dışarı çıkar. Eda Nur, Yusuf'la bir apart otele gider. Mehmet de onların yanına gelir. Ertesi günse Eda Nur, cinsel istismara uğradığını ileri sürerek polise başvurur. Şüphelilerden Mehmet yakalanıp serbest bırakılırken Yusuf'sa hala aranıyor. Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği, "Anne, küçük kızım bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar" mesajının ardından, geride onlarca soru bırakarak 15. kattan kendisini boşluğa bıraktı. Ondan geriye ise odası ve eşyaları kaldı. Oyuncakları burada, daha çocuktu yani. Eda'yı bizden koparttılar. Köpeği Eda gittiğinde çok ağlamış. Daha hala da ağlamaya devam ediyor, Eda'yı arıyor. Adalet istiyoruz. Sadece o suçluların tutuklanmasını istiyoruz biz. Benim ablam kendi elini şu duvara vurduğu zaman bile ne yani, oturur bir saat onun için ağlar, elim ağrıyor diye. O yüzden yani hiç yani beklenmedik bir anda oldu. Şikayetçiyiz, arkasında duracağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yaşarken sağlayamadığı adaleti ölerek sağlamaya çalışmış. Ölürken demiş ki hakkımı savunun. Burada arkadaşlara biz ailesi olarak hakkını savunacağız. Onlar bulunacak. İlla ki cezası çekilecek. Bu Eda'nın şişi kokusu tek kaldı. Arasından ya diğer kaldı. Hiçbir şey. Eda'yı ölüme itenler elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermesin. 18 yaşındaki kız bu duruma düşür yani. Artık yeter olsun, bitsin bu olay. Eda Nur canına kıymadan önce şunu söyledi. Anne, küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı, Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum. Dimdik duramıyorum. Siz durun. Neyse, hepinizi çok seviyorum. İyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın. Yaşayın. 18 yaşındaki Eda Nur bunları yazıyor annesine. Ve daha sonra kendini aşağıya atıyor. Bakın son mesajı bu. Neden öldü? Neden kendini
attı 15. kattan. İstismara uğradı. Dayanamadı. Yoğun bir travma yaşadı. Sesini duyuramadı. Hatta emniyete de gitti. Emniyetteki polis ekiplerine de anlattı. Ona istismar edenlerden bir tanesi Mehmet. Yakalandı ama serbest bırakıldı. Yusuf'sa kaçıyor. Hala yakalanamadı. Şimdi ne oluyor? 29 Temmuz'da, geçtiğimiz günlerde Eda Nur ablası Güler'le beraber, bakın ablası burada Eda Nur'un, Güler'le beraber sosyal medyadan Mehmet ve Yusuf isimli iki kişiyle tanışıyorlar. Bu Mehmet ve Yusuf kendilerini iş insanı olarak tanıtıyor. Böyle zengin, varlıklı adamlar olarak tanıtıyorlar. Güler, sen kaç yaşındasın ablacığım? Ben 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Eda Nur, Güler ve yanında bak iki tane de genç kız var. Çocuklar sevgi evinde büyüyor. Yetiştirme yurdunda büyüyorlar. Hepsi de yetiştirme yurdundan arkadaşlar. Gencecikler. Muhtemelen onlar da Güler ve Eda Nur da çünkü daha önce de konuştuğumuzda bir sevgi açlığı yaşadıkları için yanlış bir şey ama sosyal medyadan iki tane adamla tanışıyorlar. Bu Yusuf ve Mehmet kendilerini çok zengin, varlıklı bir adam olarak tanıtan iki kişiyle buluşuyorlar. Bir kafeye gidiliyor. O kafede Güler orada, Eda Nur orada, Mehmet ve Yusuf orada. Dördü oturuyor. Alkol alınıyor. Daha sonra Güler lavaboya gidiyor. Masadan kalkıyor, lavaboya gidiyor. Eda Nur'un telefonu da Güler'in çantada. Güler lavaboya giderken o Yusuf diyor ki Eda Nur'a, dışarıya çıkartıyor. Gel diyor, benim diyor bir apart otelim var diyor. Yok öyle bir şey aslında. Kendini zengin, varlıklı gösteriyor ya. Seni oraya götüreyim diyor. Sen diyor biraz alkol aldın, böyle gitme diyor. Aslında Güler öyle bir şeyi anlıyor ama izin vermiyor aslında. Böyle bir konuşmalar geçiyor. O tuvalete kalktığı anda fırsattan istifade Yusuf Eda Nur'u alıyor, kafeden çıkartıyor. Aparta götürüyor, bir apart ablam otele. Gitme diyor, böyle diyor. Gel diyor, benim de otelim var, güzel, temiz, bilmem ne deyip kızı ikna ediyor. Daha sonra Mehmet de o apart otele gidiyor. İki adam da o apart otelde. Eda Nur da orada. Güler arıyor ama tabii telefon onda. Ulaşamıyor. Ertesi gün oluyor. Eda Nur ablasına ulaşıyor. Taksiye biniyor. Daha sonra polise gidiyor Eda Nur. Anlatıyor. İki kişi böyle böyle yaptı. İstismarda bulundu. Ben o anda, hatta ifadesinde de diyor ki, onu da söyleyelim. Otelin giriş katında bulunan bir odaya gittik. Odaya girer girmez Yusuf bana hiçbir şey söylemeden cinsel tacizde bulunmaya başladı. Benim rızam olmadan benimle zorla ilişkiye girdi. Ben alkolün etkisiyle çok fazla tepki veremedim. Ardından Mehmet aynı şekilde bu istismarda bulunuyor. Şimdi bu çocuk, bakın iki gün önce 15. kattan kendisini atıyor. Başınız sağ olsun. Güler. Teşekkür ederiz. Siz üçünüz de, Eda Nur da, hepiniz çocuk esirgemede büyüyorsunuz. Evet. O gün neler oldu Güler? Sen Eda Nur'la beraber sosyal medyada ilk o mu buluyor o insanları? Mehmet ve Yusuf denilen o kişileri. Biz zaten Tayfun'u tanımıyorduk. Efendim? Mehmet'i daha doğrusu sizin bildiğiniz ismiyle kendini herkese Tayfun diye tanıtıyor. Tayfun diye tanıttı, evet. Size. Bu isimleriyle tanıtmadılar. Evet. Tamam. Yusuf kendi ismiyle tanıttı ama Tayfun farklı bir isimle tanıttı kendimize. Oturuyorduk işte ortamda bir otel muhabbeti geçmeye başladı. O kafede. Aynen, restoran tarzı bir yer zaten. Aha. Siz dördünüz oturuyorsunuz. Dört kişi değildik, daha fazlaydık. Başka arkadaşlarınız da evet, vardı. Evet, aşkım falan vardı. Yani bizim arkadaşımız değildi. Onların arkadaşları mı evet, vardı? Evet, onların arkadaşları tamam. falan tamam. vardı. Zaten evet, ben kendi kardeşimle orada tartışıyorum. Hani diyorum, bak burada otel muhabbeti dönüyor. Konu çok daha farklı bir yere gidiyordu. Orada masada konuşmaya başlıyorlar, evet. Otele gidelim falan diye. Evet. Yanımda, sen hiç istemiyorsun böyle bir şeyi. Kardeşim de kendinde olmadığı için hani anlatmaya çalışıyorum, anlamıyor beni. O fazla alkol almış çünkü, evet. O anda değil mi?
İşte dışarıya çıktım ben, sonra tekrar içeriye girdim. Zaten kamera kayıtlarında varsa inşallah görünür. Tekrar içeriye giriyorum, kardeşimi alıyorum. Yusuf da benimle birlikte geliyor ve bizi eve bırakacağını söylüyor. İşte benimle birlikte geldiniz, otel muhabbeti yok, siz yanlış duymuşsunuz tarzında kelimeler söylüyor. Hı. İşte ben kardeşimi alıyorum, hani o taksiyle gidelim biz diyorum. Yok diyor, sizi biz bırakalım. Alıyorlar bizi, farklı bir bara götürüyorlar, bar tarzı bir yer. Hı. Orada ben lavaboya giriyorum. İşte kardeşim girdiği için ben arkasından mecburen gitmek zorunda kalıyorum. Tek bırakamam çünkü o ortamda. Sen orada kardeşini korumak istiyorsun. Evet. Lavaboya gidiyorum elimi yüzümü yıkamak için. Kardeşim sonra alıp götürüyorlar oradan. Ve ben kardeşimin, hani bu Yusuf denen şahısa mesajlar atıyorum. İşte kardeşim getirin nerede? Ben şu an karakoldayım. Hani karakol, ben polisi aradım. Çünkü en başında polis bana hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Elimden de bir şey gelmeyince mecbur yalan söylemek zorunda kaldım adama karşı da. İşte şu an karakoldayım, ifade veriyorum, sizden şikayetçi olacağım. Kardeşimi hemen bana getirmeniz gerekiyor falan filan gibisinden. Sen orada anladın, Yusuf bunu aldı, o kızı otele götürdü, evet. Kardeşimi. Beni zaten orada içeride bir 10 dakika oyalıyorlar. Mesela gidiyorum aşkının yanına, diyorum Eda nerede? Bana diyor ki telefonla görüşmeye gitti. Gidiyorum dışarı bakıyorum, tekrar orada geliyorum. Kaçırıyorlar aslında, evet. Yani. Tekrar geliyorum, bu defa lavaboda diyor. En son gidip sinirlendim. Hani Yusuf da yok dedim, Eda da yok. Nerede? Olmadı. Bana tıpkı bu kelimeyi kullandı. Dışarı çıkıyorum, polisi falan arıyorum. Polis yapacağım. Arkasından sonra işte bu meseleler oluyor. Ben tutup mesajları atıyorum. Kardeşim saat 4.55 tarzında beni arıyor. İşte beni burada ilk kullandık, hem beni buradan kurtarman lazım. Arkasından işte direkt ben bir şey demeden iyiyim ben, sen ne yapıyorsun dedi. İşte kötü müsün falan filan kelimeler kullandı. Çıkmaya çalışıyor ama hala kafası güzel olduğu için kendinde değil tam olarak. Yusuf'un telefonundan seni arıyor. Hayır, Tayfun'un telefonundan, Mehmet'in telefonundan beni arıyor. Sonra zaten dışarı çıkıyor, taksideyken beni aradı tekrardan taksicinin numarasıyla. Bana dediği kelime işte iki tane... bir yerden aldığı kadınlar ve iki kişi vardı diyor otelin içerisinde. Diyor bundan korktuğum için gelmek istedim. Korkma, ben yanına geliyorum, sana olayı anlatacağım diyor. Geliyor, bir 40 dakika falan geçiyor zaten. 40 dakika bir kendini toparlamaya çalıştı. Ya da kendine gelmeye çalıştı, tam hatırlamaya çalıştı, bilmiyorum. Sonra zaten bana bu meseleleri söylüyor. Birlikte polis karakoluna gidiyor. Ne anlattı sana? Geldi işte, o gece. O geceden sonra geldi yanına. Ne anlattı sana? Nasıl bir haldeydi Eda'nın? İlk kullandığı kelime benim kaderim buymuş sanırım oldu. Benim kaderim buymuş. Evet. Sonra işte ilk başta Yusuf'un geldiğini, Yusuf'un onu, ablan eve gitti. Seni gel evine bırakayım. Biz bu şahıslara kendimizi, hani ailelerimizle yaşıyoruz. Çünkü yurttan çıktık, yetiştirme yurdundan. Dışarısını biliyorsunuz az çok. Siz zaten yaşlarınız çok küçük olduğu için yeni aslında çıktınız yetiştirme yurdundan. Evet. Nerede kalıyordunuz? Siz ev mi kiraladınız? Hayır, kendimize ait evlerimiz var. Kiralık. Kiralık evler. Kiralık. Aynen. Sen kardeşlerinle beraber kalıyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Annen nerede? Annem bizim yani şöyle 3-4 mahalle ilerimizde. O başka birisiyle mi evli? Evet, boşandılar falan. O siz niye siz onunla yaşamadınız anneyle? Ya 15 yıl önce zaten biz ailemizle koptuk tamamen. Sonradan... böyle farklı meseleler falan oldu. Yurda annen evlendi başkasıyla. Evet. Çocuğu var mı? Var. İki tane çocuğu var onda. İki tane çocuğu. Siz üç tane daha evladı var ama. Ya iki taraf da zaten. İlk başta babam evleniyor. Babam evlendiği için annem bunu kaldıramıyor. O da gidiyor bir müddet sonra. Hani zorla sizi çocuk esirgemeye veriyorlar. 15 yıl önce değil, biz 16 yaşından sonra, ben 16 yaşından sonra yurda giriyorum. Kendi isteğinle mi? Hayır. Yurda mı sığındın? Farklı meseleler vardı dönen ortada, bundan dolayı yurda gitmek zorunda kaldık. Hani babanın da yanına gidemiyoruz çünkü baba bizi... Anne baba yolları ayırınca bunlar da anladığım kadarıyla... İyi ki yine yurda sığınmış. Yurda gitmiş. Onu vurgulamak istedim. Kardeşleriyle beraber. 16 yaşında gidiyorsun. Evet, 2016 yılında işte. Eda kaç yılında giriyor? Eda da benimle birlikte giriyor. O da daha 13 yaşında. O da daha küçük, evet. Peki o güne dönelim. Eve geliyor senin yanına. Evet, olur. Benim kaderim buymuş diyor. Ne konuşuyorsunuz aranızda? Nasıl bir konuşma geçiyor? Üstü başı nasıl bir halde? Neler yaşanıyor? Başı normaldi yani. Hani
uzaktan bakan bir insan hiç Eda'nın böyle bir şey... Hatta ben daha düşünüyorum, trip atacağım. Çünkü ben Eda'yı zorla çıkartıp götürdüklerini bilmiyorum. Hmm. Hani evet götürüldüğünü biliyorum ama şey düşünüyorum, hani gitti bir şey olmadan geri geldi. Çünkü bizim... Kendi rızasıyla gitti sanıyorsun sen, ha? Çünkü bana diyorlar ki kendisi gitti. Tamam, ne anlattı sana? İşte Yusuf'u, ilk başta Yusuf'un yanına gittiğini, içeriye girdiği gibi işte Eda'yı ayakkabılarını çıkart demiş sanırım önce. Eda işte ayakkabılarını falan çıkartıyor, yatağa direkt uzanıp uyuyor. Hani uyuyacak o şekilde. Alkolün etkisinde evet. Çünkü. Yusuf bu dakika işte kalkıyor, kızın üstündekini çıkartıyor. Olay zaten oluyor. Eda diyor çok hatırlamıyorum diyor, ben uyudum diyor. Uyandıktan sonra hani arkamı döndüğümde arkamda diyor Tayfun, yani Mehmet vardı diyor yanımda. Hani aradan kaç saat geçmiş hiçbir şekilde bilmiyor. En son saat 4:30'da uyanıyor zaten. Kafası ayıkken önce Yusuf'u görüyor. Evet. Yusuf istismarda bulunuyor. Evet. Sonra ayılıyor. Bu sefer Mehmet'i görüyor. Evet. Ve doğru mu? Acıyla görüyor. Ha? Bir acı hissederek görüyor. Acı hissederek. Yani uykumdaydım diyor. Bir acı hissettiğimde uyandım diyor. Yani bittiği yer. Ya gerçekten hani bazı şeyleri... Mutluluğu tutuluyor ya. Kimse inanmadığı için intihar etti kardeşim. Ya hiçbir şeyden değil. Adamlar serbest bırakıldı geri. Kimse hiçbir şey yapmadı. Birisi zaten oteli ruhsatsız mıymış neymiş bir şeyleri varmış. Adamın bir ton dosyası var. Adam geri çıkıyor. İşte yok ben siyaset düşünüyorum. Kesinlikle benim adımı geçiremezsiniz. Benim ismimden çık... Dur, o adamlara geleceğiz. Dur. Eda o evde sana bunları anlatıyor. Sen tabii, yani ben dinlerken çok kötü oldum. Sen peki o anda ne yaptın? Daha sonra o gün mü hemen polise gittiniz? Nasıl oldu? Saniyesinde götürdüm. Ha? Ben sadece ilk Yusuf'u duyduğum dakika, aha, ben şeye götürdüm, adını unuttum onun, karakola gittik. Bana Mehmet'i anlatmadı ilk başta. Ben daha karakola gidiyorum, karakolda öğreniyorum. Hani ben zaten ilkini duymuşum, şok geçirdim. Ha, önce Yusuf'un istismarını sadece evet, sana anlatıyor. Orada durdurdum Eda'yı, kalk dedim gidiyoruz. Karakola gidiyoruz evet, dedin. Sonra karakola gidince polislere her şeyi tam haliyle anlatıyor. Evet. Orada diyor Mehmet yanımdaydı. Uyandığımda evet, diyor. Evet, ve çime falan zaten götürüyorlar. O muhabbet de var yani. Neye götürüyorlar? Çocuk izleme merkezine. Çocuk izleme merkezine işte. Ha, oraya hastaneye götürüyor. Falan götürülüyor. Hı-hı. Hastanedeki raporunda, psikiyatri raporunda mesela diyor ki kız normal. Hiçbir şey yok diye geçiyor. Normal olan bir kız bence bir hafta sonrasında kendini intihar etmez. Dur, polise gittiniz. Evet. Sıralamayı şey atlamayalım. Tam konuyu çünkü öğrenmeye çalışıyoruz. Polise gittiniz. İfadeyi veriyor, anlatıyor, olayı anlatıyor. Eda, sonra ne oluyor? Akşam işte eve geldik. Eda iyi değildi. Hani belliydi iyi olmadan ama hiç kimseye yansıtmaz. Zaten en iyi Sıla gelebilir. Böyle içinde her şeyi yaşardı o. Kimseye bir şey anlatmazdı. Geldik, normal bir şekilde odasına geçti. Zaten bir gün falan böyle odasından kesinlikle çıkmadı. Sonra işte arkadaşımız vardı. Hani hiç yoktan dedik dışarı çıkartalım. Kız biraz kafasını dağıtsın. Yani kendine gelsin, bir şeyler yapsın. Hani o olayı unutsun tamamen. Bizim amacımız buydu. İşte zaten Eda intiharı düşünmedi şu şekilde. Avukata gidiyor mesela. Avukatla konuyu konuşuyor. Bu işte meselelerin nasıl olacağını konuşuyor. Eve geliyor. Hiçbir şey yok. Köpeği, bir tane köpeği vardı. Köpeği götürüyor, veterinere aşısını yaptırıyor ve herkese söz veriyor. Anneme mesela yarın geleceğim diyor. İki gün sonra farklı bir arkadaşıyla buluşacağım diye sözler veriyor. Bu ne olduysa benim kardeşim son dakika yine bunların ettiği tehditler yüzünden oldu. Yani bize göre. Ne ya, tehdit edildi? Tehdit ediliyor sürekli. Yani bu insanlar zaten diyorum ya, evet Eda intihar etmiş olabilir ama... Polise gitti diye bu Yusuf ve Mehmet tehdit mi etti onu? Mehmet değil. Yusuf tehdit etti. Ben ileride bir gelecek düşünüyorum, bir kariyer düşünüyorum. Siz değil, hani bütün gücümü sizin memurluğunuzu dahi kaybettirim. Garson bile olamazsınız. Bütün gücümü bu şekilde kullanacağım diyor. Siyasete atılacağım, benim adımı karıştırmayın. Evet. Ha, siyasete atılacakmış. Evet. Bir de o sapkınlığıyla biz siyasete tabii, atılacakmış. Şey değil mi?
yani çocuk esirgemeden sosyal hizmetlerden çıktıktan sonra devlet tabii memuriyet hakları doğuyor ya. Tabii. O Yusuf onu söylemek istiyor. Sizi diyor memur yapmam diyor. Bir yerde garson bile olamazsınız. Yakarım sizi diyor. Bu kadar kariyer düşünüyor. Bu yönde tehdit. Kendine hakim. Ve diyor ki bir ve de... hala gözaltına alınmadı herhalde o değil mi? Kaçan ifade bile vermedi. İfade bile bir tanesi abi. Kaçıyor. Ama işte böyle bunlara müdahale etmek lazım. Yani şu genç kızların yaşadığına bak. Adam hala gözaltına alınmamış. Biraz burada da... Öbürü de serbest evet. bırakılmış. Mehmet serbest bırakılıyor. Yani siyasi Yusuf olarak esas hani ilk o otele götüren, ilk istismarda bulunan Yusuf hala yok ortada. O yakalanamadı. Ve Yusuf şey de söylüyor. İkimiz benden ifadeyi çekin. Biz üçümüz beraber olalım. Tayfun'un üzerine yani Mehmet'in üzerine gidelim. Evet. Heh, bunu da söylüyor. Yıkalım. Hani benden çekilin. Ha, Mehmet uyanıyorsa uyansın. Hani bende hiçbir şey olmasın diyor. Aynen. Bu olaydan kaç gün sonra intihar ediyor? Tam 7 gün sonra. Bir hafta sonra. Aynen. O bir hafta nasıl geçti peki? Bir hafta çok normaldi. Annenize anlattınız mı? Başka evde yaşıyor tamam İşte mı? Anlattığı gün Eda intihar ediyor. Eda sabah olayı anneme anlatıyor. Akşam üstü geceden sonra işte annen nasıl bir tepki vermiş peki? İşte ne olursa olsun dedi gel hani sorun değil ben seni her halükarda kabul ediyorum dedi. Kızmadı bir şey yapmadı ama dedi ben hani... Beraber üstesinden geleceğiz aynen. demişti Fatma abla. Siz neyi şimdi mesajda da diyor ya hakkını helal et hakkımı yerde bırakmayın lütfen diyor. Hakkımı ben yerde bırakmayın. Biz onun için geldik. Biz onun için geldik. Hakkını yerde bırakmamak için. Susmamak için artık. Yemin ediyorum ben cenazesinde bile ağlamadım. Kendi kardeşim, insanın kendi kardeşi ölmüş. Ben kendi kardeşim girip kendi ellerimle yıkadım. Ağlamadım. Benim kardeşimin intikamı yani bu işte şeyi ne zaman biters o zaman. Benim o günden sonra artık Eda evet gitti diyeceğim. Bugünden sonra bana yas tutmak yakışır. Şu an değil. Yani şu an ağlasam, sızlasam hiçbir şeye fayda olmayacak. Evet. Yani hiçbir şey yapamıyorum zaten. Elimden gelen bir şey yok. Bu adam zaten bize diyor hani evet diyor sizde güç yok diyor. Bende güç var diyor. Gelin diyor bu gücü diyor Mehmet'e karşı kullanalım diyor. Bunlar normalde ne iş yapıyormuş bu tipler ya? Mehmet inşaata demir veriyor sanırım. Yok, Yusuf'u. Aynen Yusuf pardon. Ha. Mehmet de oteli var işte. Bu oteli gittikleri var. Otel onun oteli. Ama Antin Kuntin Otel. Antin Kuntin Otel. Apart otel galiba. Günübirlik oteller. Apart işte o böyle de anladınız de siz. Diğer meslekleri de sosyal medyadan kızları tuzaklarına düşürüp bence bu zaten neden tek başına o kişinin üstüne yıkıyor? Bunlar birlikte hareket ediyorlar. Bak zaten, bak o Yusuf diyormuş ki ben ileride siyasete atılacağım. Kızlar üçümüz bir olalım bu olayı Mehmet'in üzerine atalım. Size de ne para falan mı teklifinde hayır, bulundu? Hayır sadece avukat işte şu yardım ve ederim. Ve bize Eda ile Güler'e şey diyorlar. Biz diyoruz şey deriz siz eskortsunuz paranızı vermediğimiz terbiyesiz. İçin bunu yaptınız terbiyesiz. Deriz diyor. Evet bir mesajında hatta terbiyesiz. Şey diyor bir mesajında. O daha çocuk. Yurt çocuğu olduğumuz için yurttan çıktığımız için sahipsiz zannediyorlar. Evet. Herkes her şeyi sahip. Yani ne demek eskort da olsanız hiç kimse bir eskortu da... Yıllar ama eskort bile olsa siz bir kadının maddi, hukuki, manevi haklarıyla oynayamazsınız. Eskorta kurban olun. Sizin devlet yanınızda. Bir şekilde zaten değil. Her türlü istismar bu. İstismar biz kime olursa olsun. Değil. Yanımızda değil bizim kimse yanımızda değil. Hiç kimse değil. Biz niye kendi öyle? Kendimize dik durmaya çalışıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki neden? Hı. Nedenini de söyleyelim. Normalde devlet yurtlarından çıkan kızlara... Devlet koruması altına alıyorlar. Memur olana kadar. Hı hı. Maddi manevi destek sağlıyorlar. Bize hiçbir şey yapmadı. 18'e geldiğin gibi kapıdan aşağı. Bu şekilde olduk biz. Başka nasıl hiçbir şey yani değil. Niye? Sebep ne? Ama şu an çalışmıyor musun? Bekliyorsunuz ama daha yaş memur daha oluyor zaten ama çıkanlar. Öyle değil mi? O bir yaşa 21 yaşına kadar mı? 23 yaşına kadar bildiğim kadarıyla ablacığım yanlış olmasın. Üniversiteyi okursa doğru. Devam ettiriyorlar. Okumazsa tamam. Da bir işe girmesi için. Gereken tüm desteği sağlıyorlar. O lafta ya. Çıkarıyorlar. Ben de gördüm bundan bir benim ay önce. Bir öyle demeyin. Hemen atıyorlarmış. Yani 18'i doldurdun hadi. Buradan ya zaten bu, seslenelim de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da zaten bu olayı alıyorum.
Ben bu olayın zaten takipçisi olacağına dair açıklama yaptı. Buradan da bizi izliyor. Ben eminim bizde. Bakanlık yetkilileri bizi izliyor. Bu üç tane gencecik evlada sahip çıkılsın. Ben sahip çıkılacağını da düşünüyorum. İnşallah. Sizi böyle bırakmayacaklardır. Çünkü bu olay, bu cinayetin ardından, intiharın ardından özür diliyorum. Bakanlıktan şu açıklama geldi. Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız diyor bakanlık. Fulya'cığım, Kadın Politikaları, Aile ve Kadın Politikaları Bakanlığı gayet iyi çalışan bir bakanlık. Hı hı. Ancak şu andaki bakanımız da bir hukukçu, benim de dönem arkadaşımdır. Derya Yanık'tan da özellikle buradan bir meslektaşı tanıdığı bu çocuklar isimler. Böyle bırakılmasın. Rica ediyorum. Evet. Bu konuya ve bu kızlarımıza lütfen bu çocuklar bırakılmayacağını da ben umuyorum. Merak etmeyin. Evet. Biz de yanınızdayız. Bir de şeylere tamam de aslında seslenmek lazım. Şimdi sonuçta Güler Kaplan'ın ve vefat eden kız kardeşinin bir de ailesi vardı. Tamam, bu çocuklar yuvaya gitti ama ailesi de bırakmış bunları. Aileler de çocuklarına sahip çıkmalı. Evet. Sadece beslemek değil, bir çocuğu ruhsal olarak da destek olmalısınız. Bakın ne diyor? Kız kardeşim hiçbir şeyini anlatamazdı. Bakın, karşınızdaki insanlar görüyorlar sizin zayıf noktanızı ve o kişinin zayıf olduğunu anladıkları için o kıza bunu yaptılar. Ama neden size yapamadılar? Onu gördüler zayıf, şimdi onu oradan o noktadan küçük, kullanmaya çalıştılar. Küçücük ve ya, bakın kimliği de ses çıkaramayan bir kişi. Ne diye ses çıkaramayan, susan bir kızcağızı buldular. Ne dedi acaba? İnşallah, tanışayım bunlar ya, bana sahip çıkar falan diye mi? Yok, tehdit mesajları da ilgi gördü. İlgi gördü. Bir sahte bir sevgi gördü. Kim bilir. Ya, nasıl kandı? Belki şöyle bir şey, bakın. 18 yaşında şu kızları yurttan alıp dışarı atıyorsan kardeşim, bunları yem ediyorsun ya. Yani öyle demeyin, öyle demeyin yani ya. Çünkü ben şu olaya bir daha gelmek istiyorum. Bir saniye. Benim canım sıkıldı yani. Benim de yazık, çok canım değil sıkıldı yani buradaki. Yani. Bak bir tanesi hepsi öldü. Hepsi bizim yani hepsi bir tanesi çocuk, çocuklar daha. Şimdi bir şey var. Bakın, neyi vermezseniz onunla sizi kandırabilirler. Karşıda bir saniye. Durun, konuyu bir daha atmadan. Şu çok önemli, şunu söylemem lazım. Çünkü genç kızlarımız, aileleri de bizi izliyor. Şimdi neyi vermezseniz çocuğa onu ararlar. Şimdi duygusal açlık var, bir de maddi açlık var. Karşınızdaki iki adam hem maddi gücünü kullanarak hem de duygusal şefkat gösterisiyle bu iki genç kızımızı kandırmaya çalışmış. Lütfen bunlardan uzak kalalım. Sosyal medyadan tanışacağınız kişilere dikkat edin. Çoğu sahte bunu profiller ve sizi kandırmaya çalışan kişiler. Lütfen onların söylediklerine inanmayın. Evet, şimdi ben buluşacağınız zaman da mutlaka herkese haber verin. Evet, mutlaka. Şimdi peki Güler, o geceye dönelim. O gecede çünkü bu intiharın ne oluyor? 15. kattan atıyor. O ev kimin? Kaçta oluyor bu olay? Bir anda gidip kendi kendini mi atıyor? Kimse engel olmuyor mu? Ne yaşanıyordu? Ve o evde sen var mıydın? Hayır. İntihar ettiği evde. Hayır. Yoktun sen. Hayır. Kimin eviydi orası? Hayır. Arkadaşımızın eviydi. Şu şekilde Eda evde artık duramıyordu. Hani bir sizin kaldığınız evde duramıyordu. Aynen. Hani sürekli böyle bir zaten sıkıntıdaydı. Hiç kimse bir şey yapmıyor ve sürekli kendini odaya kapatıyordu. Tamam. İşte gel dışarı çıkalım dedik. Bir iki günlüğüne hani zaten gitmiştik oraya. Çok fazla kalmayacaktık orada. Kimin daha eviydi bu? Abimiz dediğimiz bir insan. Sağ olsun Eda'nın her koşulda yanında oldu. Nereden hani tanıyordunuz bu abimiz dediğiniz insanı? Yurttan. Yani şöyle söyleyeyim, gönüllü tarzında bir şey. Bize maddi manevi destek veren bir insan. Hep böyle yurtlara gidip ziyaret eden aileler olur, kişiler olur. Onlardan. Yok, bu öyle bir şey değil. Yurttan yetişenler var. Yetişenlerden miydi? Kol kanat gelen. Ha. Evet. Ablalık yetişenlerden miydi o da? O da mı yurtta yetişen? Yok hayır, yetişenler değil yani. Yurttan bir insan değil. Hı. Ama bizi bulup bize destek çıkan insan. Kaç yıldır tanıyordunuz onu? Yani işte bu adamı bir yıldır yaklaşık tanıyoruz. Bana iş ayarlama konusunda bu kadar mesela, atıyorum ben memurluğumu alamadım. Hani bu konuda bana ne yapmam gerektiğini her şeyi söyleyebilirim. İyi niyetli birisiydi evet, bu. Öyle mi? Çok kesinlikle çok. Kimseye zaten zararı olmadı. Tamam. Eda kalktı. Akşam vakti onun evine mi gitti? Hayır, birlikteydik. Arkadaşıyla birlikteler. Oturuyorlar bunlar. Tamam. İşte Eda ben yatacağım diyor. Tamam. Odaya gidiyor. Zaten kız falan da odaya gidiyor. Kendi odasına geçiyorlar. Kız uyuyorlar mesela, bu zaten saat 1'de ben görüşüyorum Eda'yla. Normalde benim kardeşim bana seni seviyorum diyen bir insan değil. Hayatta demez. Kimseye seni seviyorum demez. O akşam. Evet.
Sonra zaten bir 40 dakika geçiyor. Artık o 40 dakikada ne düşünüyor, ne yapıyor, kiminle konuşuyor bilmiyorum. Bir dakika, sana mesaj atıyor, seni seviyorum. Hayır. Ben zaten konuştum da diyor. Durun, karışıyor konu. Şimdi abim dediğiniz kişinin evine gidiyor Eda tek başına. Hayır, orada bir arkadaşımız daha var. Kız tamam arkadaşım, ama çıkıyor gidiyor o eve. Evet. O evde başka kişiler daha var. Toplamda 3 kişiler. Evet. Doğru mu? Evet. Abiniz dediğiniz o kişi, onun arkadaşı, bir de Eda. Evet. Üçü o evde. Doğru mu? Evet. Tamam, o evdeyken gece oluyor, sana ne yapıyor? Seni arıyor mu, mesaj mı atıyor? Bana mesaj, hayır ben ona mesaj atıyorum. İşte ha, ne yaptın, anneyle ne yaptınız, konuşmadınız, beni geri aramadınız. Ha, yani tamam, anneme söylüyor ya, anlatıyor. Tamam, mesela olayı anlatıyor, bu istismarı anlatıyor. Tamam. Aynen. İşte ben zaten öldüm tarzı bir kelime söylüyor. İşte sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, şimdi yatacağım diyor. İşte neyse iyi geceler falan, böyle aramızda bir muhabbet dönüyor. Neyse iyi geceler diyor, seni seviyorum diyor. Ben de inşallah öyledir diyorum. Ondan sonra zaten... Sen şaşırıyorsun öyle bir mesaj atınca, seni yani seviyorum. Normalde demez diyorsun. Hayatta Eda'dan duymayacağımız kelimeler. Hele gerçekten sevdiği bir insana hiçbir şekilde konuşmaz. İçine yani kapanık birisiydi, evet, Eda. Ya herkese mesela ne üzüntüsü olursa olsun dışarıya hep neşe saçan bir insandı. Ya ağladığımız zaman yanımıza gelir, bunun için mi ağlıyorsunuz derdi. Yani ağlamazdı, kesinlikle bir şey yapmazdı, sürekli hayat doluydu. Kimse, hepimizin intihar edeceğine inanırlar ama Eda'nınkine kimse inanmaz. Gerçekten tanısanız çok farklı. Şu Eda'nın videosu var mı elimizde? Bir döndürebilir miyiz? Var mı arkadaşlar? Onun bir böyle güzel hayat dolu videoları vardı. Bir de eğer o böyle renkli kişilikte ha? Hayat dolu bir insandı diyorsunuz. Evet. Yani hayatta ya bileği incisi oturur saatlerce ağlar onun için. Canım yanıyor, canım yanıyor diye. Böyle bir çocuk nasıl intihar eder? Ha? İşte ben şu an kendine hem inandıramadı. Ben şu an telefonu istememin tek nedeni. O telefonda muhakkak bir şeyler var, farkındayım. Benim kardeşim ya birisiyle konuştu tekrardan, ya o olayı hatırladı. Bir şeyler olmasa bunu yapabilecek bir insan değil. Gece kaç gibi nasıl atıyor kendini? Bilmiyoruz yani, tek bildiğimiz 12.40'da ölü oldu. Peki orada bir şey evdeki olmuş olabilir mi tekrar ya? Ben şimdi... Ha, o evdekiler peki? Ev... Parmak izi, her şey alınıyor yani. Eda'nın atladığı yerden parmak izleri, tamam, kameralar... Tamam, anlayabilir o. Parmak izi kamera kayıtları yani var. Orada evin içinde bir şey gelişmiş... Evdekiler görmüyor mu? Hayır, zaten evdekilerin haberi yok. Yani saat 3.30'da falan öğreniyorlar. Polisler geliyor, savcılar geliyor. Uyuyorlar onlar. Evet, onlar uyuyorlar. O da kaldığı odanın balkonuna mı çıkıyor? Evet, kaldığı balkondan değil, pencereden. Pencereden atlıyor. Evet. Zaten kamera kayıtları falan varmış sanırım. Site zaten güvenlikli bir yer. Hani kimse öyle kafasına düşme göre... Düşme anını görürsün orada. Hı? Yani atlama, evet, anını göremezsin. Zaten düşme atlama anı değil. Olay tamam yerine bir gidelim mi? Gizem mi oradaydı? Gizem Gündoğdu. Ben camı merak daha ediyorum. Daha hazırlanıyor mu? Tamam. Baktınız mı? Camı çok merak ediyorum. Bu işlerde farklıdır o cam konusu. Hı hı. Dışa açılıp içe mi açılan, yoksa... Dışa açılan. Aynen. Güler, annen konuşmak istemiş. Tabii. Hazırlar mı? Büşra Seyiz, muhabir arkadaşım Büşra Seyiz. Anne Fatma Hanım'ın yanında. Eda Nur'un ve Güler'in annesi. Büşra. Annesi, Fulya Öztürk, kulağıma Ankara'da diyorlar ki annesi ilçesinden. Evet, annesinin durumu nasıl? Bir ne durumda şu an? Fulya Öztürk, iyi yayınlar. Ankara'nın Keçiören ilçesindeyiz. Acı ve kederin hüküm sürdüğü bir yerde Eda Nur'un evindeyiz şu an. Olayı duyduğumuz andan itibaren aslında biz annenin yanındaydık. Anne çok zor durumda, konuşabilecek durumda değil. Ancak kızımın hakkını savunmak için yayınınıza bağlanmak istiyorum dedi. Fatma Hanım şu an yanımda ve ben mikrofonu kendisine uzatıyorum. Merhaba Fulya Hanım. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Şu an çok zor durumda konuşuyorum. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok yalan, yanlış haberler verildiği için
O yüzden konuşmak istiyorum ve buradan kızıma sesleniyorum Güler'imi. Annem arkandayım ben. Her ne dersen de ben senin arkandayım kuzum. Benim kızım cıvıl cıvıldı. Evimin neşesiydi Güler'im. Eda Nur'um. Dün toprağa verdi evladını. Anne gerçekten çok zorlanıyor Fulya Hanım. Dünden beri gerçekten hiç doğru düzgün yemek yiyemiyor. Çok zor durumda. Evet, evet. Allah sabır versin Fatma Hanım. Bir teşekkür ederim. Bir anne için ne kadar zor olur bilmiyorum. O kadar bir insanlara o kadar çok basit geliyor ki işte şu böyle oldu, şöyle oldu diye. Büşra bir su ver, bir sadece şunu söylemek istiyorum. Bütün anneler genç kızına gelinlik giydirirken ben kendi ellerimle kefen giydirdim. Gerçekten Fulya Hanım, teyze Neriman Hanım da yanımızda. Anneye destek olmak için o da sesini duyurmak istedi. Evet. Anne gerçekten çok zor durumda. Çünkü ben Neriman Hanım'ı uzatmak istiyorum. Evet, Büşra, Fatma Hanım beni duyuyor değil mi? Efendim, annesi içi kan ağlıyor. Hakkını aramak istiyor. Eda öyle biri değildi. 15 katında aşağı atlamak kişi değildi. O cıvı cıvıl yani çok bir insandı. Daha annesine, bacılarına akıl veriyordu. Yani ne bileyim, ben hiç umut etmiyorum. O kişi kendini yukarıdan atlasın. Annesi için kan ağlıyor. Annesi, bacısı onu yıkadılar. Onu gelinlik giydirdi, o kefen giydirdi. Devletimiz hakkı bunun hakkını aramak üstündedir. İnşallah kanı yerde kalmaz. Onun hakkını arasınlar. Bizim özel hakkı, onun hakkını hiç yerde bırakmasın. Biz Fatma Hanım'ın söylemek istediği birkaç şey daha vardı. İrişsiniz sanırım biraz daha. Kızınızla alakalı o gün oraya işte kendi isteğiyle yaptığı ile ilgili şeyler vardı, gittiğiyle ilgili. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Benim kızım alkol kullanmış ve alkol kullandığında gerçekten kız kardeşleriyle bilene, ablalarıyla bilene kavga ettiğinde hani kendini savunamaz, edemez. Normal ki Eda Nur neşeli biri, vücudu arıldığında, şey olduğunda hemen yapmayın, etmeyin der. Ama alkol kullandığında benim çocuğum onu bilene kendini koruyamıyor. Fatma Hanım, sizin bu mesajlardan... Kendini savunabilecek bir durumda değildi. Evet. Bu yüzden raporlarda ben böyle... Ben de bir soru sormak istiyorum. Lütfen sakin de kalarak, çok zorlamak istemiyorum ama... Eda Nur anne Fatma Hanım'a bir mesaj atıyor. Ne zaman o mesajı okuyor Fatma Hanım? O mesajı okuduğunda ne hissediyor? Bir veda mesajı bırakıyor aslında. Ne zaman o mesajı okuyor anne? Ne zaman İlk ulaşıyor önce, o mesajı? Cuma günü akşam saat 9 gibi beni arıyor. Anne ne yapıyorsun dedi. İyiyim annem dedim. Size zaten o gün sen olayı ne yapıyorsun kızım dedi. Biz size de o gün olayı anlatıyor değil mi? Aslında olayı Evet o günkü olayı. Evet o günkü cuma gününle cumartesi gecesini anlatıyorum ben. Ondan sonra ben de arkadaşım Sıla'yla dedi sarma sarıyoruz dedi. Yemek yapacağız dedi. Sonra sesi çok kötü geliyordu. Yani nasıl diyeyim? Anne bir şey oldu, sana bir şeyler anlatmak istiyorum ama dedi. Nasıl anlatacağım, nasıl konuya gireceğim bilemiyorum dedi. Ben de anlat kızım dedim. Hani ne oldu, ne olmadı ki olayı hani az çok tahmin ediyordum. Bir hafta öncesinde yanımdalardı. Kafam ağrıyor. Kafamı dağıtmak istiyorum. Ondan sonra arkadaşı geldi. Hadi bize gidelim. Arkadaşı dediğim Sıla arkadaşı. Tamam dedim, gidin annem dedim. Ondan sonra cuma akşamı beni aradığında anneciğim arkadaşın yanında ne oldu, konu neydi dedim. Sonra o günkü olayı anlatıyor. Tam bu kadar detayına girmemiştim kendisi. Önce bir şey oldum, doldum. Ağladım. Hani yediremedim, hazmedemedim.
Olsun annem dedim. Bu akşam bir gel, yanıma gel dedim. En azından hani acımızı beraber paylaşalım dedi. Ben dedi anneciğim dedi, bugün gelmeyeyim dedi. Yarın sabah sen bize kahvaltıyı hazırla dedi. Geleceğim dedi. Ben ağlarken beni teselli eden o. Hani ben yediremezken, ben güçsüz düşerken, ben hani ben güçsüzüm ama çocuğum bana teselli veren benim çocuğum. Güldü, konuştu. Anne daha dur, ne yapacaksın, ben evleneceğim dedi. Gelinlik giyeceğim dedi. Sen çağır akrabalarını, kız kardeşlerini dedi. Ben daha gelinlik giyeceğim, sen benim düğünümde oynayacaksın dedi. Sen... Duyuyorum böyle. Siz anlatın, ben size yardımcı olacağım. Tamam annem dedim. Tamam olur annem dedim. Gel dedim, tamam bu gece gel dedim, beraber yatalım dedim. Yok dedi, ben yarın sabah kahvaltıya geleceğim dedi. Tamam annem dedim. Yine zorlamadım. Hani yeter ki çocuğumu sık boğaz etmek istemedim. O beni teselli etti. Telefonu kapattık. Ve o gece uyudum ben. İnternetimi kapatmışım telefonun. Sonra işte canım yandı, ciğerim yandı. Gece 4'te uyanıyorum. Cumartesi 4'ü söylüyorum ben. Kalktım, mesaj interneti açmak istedim. Telefonla oynadım. Bir baktım mesajı düştü. Okudum. Sonra ben de attım mesaj kendisine. Annem ne olur bana telefon, aradım önce açmadı. Annem ne olur dedim, gel dedim, ben kabulüm dedim. Senin her şeyinle kabulüm ama bana ne olur evlat acısını gösterme dedim. Ama bana evlat acısını gösterdi. Çok acı. Ne olur duysunlar herkes sesimizi. Eda, ölüyorum Eda. Çok zor Allah'ım, çok zor. Yanıyor Allah'ım, ciğerim çok yanıyor. Fatma Fulya Hanım, yayının başında da belirttiğimiz gibi anne, tabii evlat acısı çok evet, zor. Evet, çok. Annenin söylemek istediği şeyler... Gizem. Annenin söylemek istediği şeyler, Büşra. Benim kızım kendini savunabilecek bir durumda değildi. Çok fazla alkollüydü ve benim Büşra, kızım intihar tehdit, edebilecek bir kız değildi. Ancak bu olay... Tehdit ediliyormuş Eda. Burada Güler de öyle anlatıyor. Tehdit. Evet, bu olaydan sonra, şahıslar tarafından tehdit mesajları aldı. Duyuyor değil mi anne bizi? O tehdit mesajlarını bir anneye soralım Büşra. Tehdit mesajları aldığı söyleniyor. Evet, tehdit mesajlarını bana o gün de söyledi. Ben de yanıma gel dedim. Korkma kızım, biz varız dedim. Hani öldürecekse hepimizi öldürsün. Kızımı şeyle tehdit ediyor. Hani yurttan çıktılar, memuriyetini alacaktı. Benim kızım cıvıl cıvıl. Anneciğim ben memuriyetimi alacağım. Kendi ayak, bir bayan olarak kendi ayaklarımın üzerinde duracağım diyordu. Güç çok güçlüydü. Yani gerçekten onu tanıyan, hani Güler sessiz, kapalı, içine, hani Güler gerçekten içine kapanık bir kız. Ama o öyle cıvıl cıvıldı ki, evimizin neşesiydi benim çocuğum. Bir anda nasıl söndürdüler onu anlamadım. O gece ne oldu? O gece gerçekten ben ağlarken, sızlarken benim çocuğum, beni teselli eden çocuğum o gece intihar edecek bir ses yoktu. O ses tonu yoktu. O gece ne oldu da? Bir dakika, o gece bir başka bir şey mi olmuş olabilir tehdit diyorsun? Tehdit mesajlarına dayanamadığı için böyle o bir gece, şey yapmış olabilir mi Fatma? Yani intihar etmeden önce güzeldi. Başka bir şey mi oldu? Onu intihara sürükleyecek evet. Başka bir olay mıydı? Bu adamlar hayır. Bu adamlar zaten sürekli tehdit ediyorlar benim kardeşim. Yani arka arkaya kesilmiyor ki, sürekli bana mesaj atıyorlar. İşte Eda'ya mesaj atıyorlar. Eda zaten avukat tuttu. Yusuf değil mi o tehdit evet. Eden? Tehdit eden zaten Yusuf. Benim hani o geceden şüphelenmemin nedeni, o gece kesin bu insanlar gene bir şeyler yaptı. Ha, daha... Benim kardeşim bu raddeye getirdi. Ya da bir... Çünkü annen diyor ki öyle intihar edecek bir ses tonu yoktu. Beni teselli ediyordu bu evet. Çocuk diyor. Diyorum annesi. Ya. Kahvaltıya geleceğim demiş. Savcılıkta mı, emniyette mi? İncelemede. Evet, evet. Değil mi? Evet. Yani siz tabii olay daha iki gün oluyor. Yani, o gece... Arkadaşlar iki gün önce oluyor bu olay.
Dün Fatma Hanım evladını toprağa veriyor dün Ankara'da. Olay daha çok yeni. Tabii daha bu işin araştırması, soruşturması devam ediyor. Daha incelemeler sürüyor. O evde de, o yüzden yapıldı. Ben evde de ne oldu diye... Ev yapılıyor. Fatma Hanım'ı bir daha alır mısınız? Fatma Hanım, siz o geceden de şüpheleniyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Eda Nur intihar etmeden önce... Ya Eda intihar etmeden önce, yani intihar edecek bir ses tonu olsa zaten ben kızımı orada bırakmam. Hani zorlardım, gel derdim, illa gel derdim. Size bu olayı anlattığında, bu istismar olayını anlattığında sizi anladığım kadarıyla sakinleştiriyor. O günü nasıl anlattı Eda? Ben etkilendim ama kendisi etkilenmedi. O gece de sabah sayın. Evet. İşte etkilenmemiş olması mümkün değildi. Acaba siz fazla tepki, üzüntü göstermiş olabilir misiniz? Hayır. Anlattığında. Hayır, ben onu her şekilde kabul ettim. Utanmış, ben dedim ki acı istersen kızım mi? Ne olursa olsun. Evet. Hayır. Sadece kimse bana inanmıyor. Nasıl diyeyim? Geri serbest bıraktıklarında o ona koydu. Ondan hani tutuklanıp da ifadelerini alıp da tekrardan geri salmaları benim çocuğumu yıprattı. Hem o da korktu, tehdit üstüne tehdit yapınca da hem serbest kaldı. Hiçbir şey yapamıyor. Bayan olarak gücü yetmiyor. O da artık sesini de duyuramıyor kimseye. Ben polis, adalet diye bir şey yok. Öyle bir bayan deme. Olarak bana ben, ne yapabilirim? Eğer ki ben şunu anladım ama Yusuf serbest bırakılmasaydı bu çocuk intihar çocuğum etmeyecekti demek anlıyor. İstiyor. Bakın, herhalde. Evet yani. Gözaltına alın değil mi? Ben hala onu çözüm. Gözaltına. Evet, bak evet, Yusuf. Serbest bırakılmadı. Bunu ben Savaş hocam, Yusuf, etmiyorum. Yusuf. İlk istismarda bulunan, tamam. Yani olayı esas organize eden o Yusuf gözaltına alınıyor. Ama kısa bir zaman sonra, yani birkaç saat sonra hatta serbest bırakılıyor. Öbür Mehmet de ortada hiç yok. O da istismar ediyor ama ortada yok. Bir de serbest olduktan önemli. Sonra da bu tam çocuk tersi, intihar tam tersi ediyor. Ama bak. Hayır, Mehmet gözaltında evet. Yusuf hiç yok. Pardon, Mehmet tam tersi. Evet. Mehmet gözaltında Yusuf o. Yani Yusuf. Esas yapan yok. Bu arada Yusuf Tayfun adını kullanıyor. Bir şey soracağım yalnız. O Tayfun diye kendilerini galiba tanıtmış. Madem bu kadar ağır tehdit vardı. Keşke onu yalnız bırakmasaydınız. Yani suçlamak için söylemiyorum. Çünkü sürekli telefon trafiğiyle kızı taciz etmişler tabii, zaten. Siz gittiniz mi polise bu şey? Hayır, polisten sonra şikayet hayır, bulunmuş. Daha sonra daha gittin tehditten dolayı ama. Yok. Tehditten dolayı hiç. Bak tehditten dolayı. Nasıl tehdit? Bir de ben bir şey soracağım. Tehditten dolayı gitselerdi. Abi dedin ya hani en son hayatını sonlandırdığı günün gecesi abiye gitti dedin. Bir oradan abimizin evi. Biri daha var. Abinin yanındaki kimdi? Bayan mı erkek miydi? Ay bayan. O da bayağı. Onun mı? Kız arkadaşı. Ha, kız arkadaşı. Kız arkadaşı. Ha, bu ayrı ha. Odalarda mı kalıyordu bunlar? Evet. Yani nasıl fark etmediler bunu? Ayrı odada kalıyorlar. Hepsi ayrı odadaydı. Evet, hepsi ayrı. Onlar üçte fark etti. İşte evin içerisinde bir bak olay yeri inceleme yapmıştır ama yapmış. Bir dağınıklık var mı? Bir yok. Şey var mı? Bakın bir insanın hayatının geleceğiyle ilgili tehdit ettiğiniz zaman aha, o kişi evet. Ne kadar da hayat dolu olsa dahi hayatından vazgeçebilir. Ben de Handan abla gibi düşünüyorum. Çok acılı annemize başsağlığı şu diliyorum olayı... ama keşke o tehdit edilen dönemde annesi koşup siz onun yanına gitseydiniz belki ama birazcık da daha destek olabilirdi. Hiç anlamadım hani i̇şte demek ki bütün geleceğe dair umudunu kesecek ama çok tehditler. Esra'cığım çok ciddi bir travma. Olay yazdır mı? Büyük travma. Yani ha? Etkilenmedi diyorlar ama etkilenmemek ha. imkansız. Alkol etkisi altında istismar edilmiş. Ya, bir de küçücük olay yerine intihar noktasına gideceğiz. İmkansız yani. İstismara uğramış. Evlen yani gün doğdu orada Ankara'da. Gizem o olayın intiharın yaşandığı o noktadasın şu an. Bize o alanı gösterir misin, anlatır mısın o geceyi? Fulya Öztürk 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan o gece Eda Nur Kaplan'ın başına gelen o maalesef çok kötü bir şekilde sonuçlanan cinsel istismar sonucu ertesi günü şikayetçi olmuştu Eda Nur. Bu şikayetinin ardından kişilerden birinin ifadesi alınıp bırakılmıştı. Diğerinin ise hiçbir işleme uğramadan
hala aranması devam ediyordu. Bunun üzerine yetmezmiş gibi Eda Nur bu süreç içerisinde de karşı taraftan da tehditleri almaya başlamış ve bu tehditler de hız kesmeden devam ediyordu. Bunun neticesinde Eda Nur yanındaki kız arkadaşıyla birlikte 1 Ağustos günü buraya arkamda görmüş olduğunuz rezidanstan oluşan sitenin kameraman arkadaşım Necat Yıldız'ın çektiği daireye, bloğa geldi. Abi dediği kişi geldiler. 15. kattalardı. Burada ne oldu sorusunu ise yanındaki kız arkadaşıyla konuşabilme fırsatımız oldu. O anlattı bizlere. Şöyle söyledi. 1 Ağustos'ta gelmiştik. 6 Ağustos'a kadar bir problem yoktu. Birlikteydik, destek oluyorduk. İşte aldığı tehditlerden dolayı evinde durmak istemediği için buradaydık. Ama 6 Ağustos'ta annesine her şeyi anlatmak istedi. Annesine anlattı. Annesi de anlayışla karşıladı. Yanında olacağını, destek olacağını söyledi. Ama akşamı 8.30-9 gibi biz bir alkol masası kurduk, müziği açtık, alkol aldık. Akabinde arkadaşım ve ben ayrı bir odaya yatmaya gittik bu abi denilen kişiyle birlikte. Eda Nur da tek kaldı. Bana 10 dakika sonra ben de yatarım, biraz kendimle kalmak istiyorum, biraz ağlayayım, kendime geleyim, sonra uyuyacağım, siz yatın dedi. Biz yattık, o sırada müzik de açıktı, Eda Nur da kendiyleydi. Saatler 2.30-3'ü gösterdiği sırada ise kapı çaldı. Kapıyı o yanındaki kişi kalktı, açtı ve karşısında polisi gördü. Ben de kalktım, baktım polis ve bize dediler ki buradan bir kadın atlamış aşağıda. O zaman öğrendik ki saatler 00.40'ı gösterdiği sırada Eda Nur arkamdaki bu bloğun 15. katından aşağı atlamış ve hayatına son vermiş. Ondan geriye ise vasiyeti niteliğindeki son mesajı kalmış. Şu üst kat. Hakkımı arayın dediği o mesajı. Evet, balkon o pencereden kendini aşağıya. Zaten küçük, bu kadar üzücü olayların ardından alkollü olmak o kadar tehlikeli ki. Çünkü alkol bizim bilinç yapımızı tamamen bozan bir şey olduğu için tekrardan o acılarla yüzleştirmiş olabilir oradaki alkol masasına. Keşke onunla olana kadar annesiyle birlikte hakkımı olsaydı. Hakkımı arayın diye keşke. Mesaj bırakıyor. Hakkımı yerde bırakmayın. Yani destek lütfen bulurum demek diyor. Ayrı bir şey. Gel çabuk buraya, dizimin dibinde hı hı. Otur. Sana biraz destek olayım demek ayrı bir şey. Evet. Tövbe yani kimseyi de burada suçlamıyoruz lazım. Ama ne olur evet. Evlatlarınızın travmalarında onları kaderine bırakmayın kardeşim. Evet. Zaten çocuklar kusura bakmayın yani yetiştirme yurdunda büyümüşler ya. Yani bir de şu da yok mu yani? Kızın acısı var o küçücük canıyla ruhuyla çok bir ciddi bir travma atlatıyor. Evet. Şimdi hep aile. İki tane adamın evet. Saldırısına uğruyor ya. Hep aileyle şey yapıyoruz ama. Bir de bunların yetiştiği, bu kızlarımızın yetiştiği bir yurt var. Bunun bir sorumluluğu yok mu arkadaş ya? Ben çıldıracağım. Yurt zaten 18 yani, yaşını getiriyor. Bir dakika getiriyor. Böyle başına böyle bir olay gelmiş. Karakola evet. Gitmişsin, tabii. Şikayetçi olmuşsun. Ya yurdun bir yetkilisine bir bilgi verilir. Der ki böyle böyle sizin yurdunuzdan yetişen bir kızın böyle bir durumu var. Onlar da bir psikolojik destek. Ama yani bir şekilde bakın. Tacize, istismara, şey yani. Hayır. İstismara uğrayan kişinin mutlaka psikolojik destek alması lazım. Aynen, anında. Söylüyorum. Hani şimdi anne de diyor şimdi bir şey yapmak ya istemiyorum ama. Ya 18 yaşa bakın. Değil ki. Hayır sonra bakın şöyle diyor biliyorsun. Annesi diyor ki hani o ama iyi bir bakın. Ama her zaman sürdürüyor. Bir saniye lütfen istismar olan kişinin iyi olma. Kebriye bir var şey olan kişi iyi olma bize. İhtimali olamaz. Evet, Kebri, i̇yi olamaz, Kebri olarak şey da iyi hissedemez. Fulya Savaş Bey şey söylüyor ama yani sosyal hizmetlerle ilgili olarak bakanlık biz dünden beridir ailenin yanında olduğumuz için buna çok şahidiz. Dün Ankara Çocuk Şube'den sürekli arıyorlar. Öte yandan da bakanlıkla ilgili olarak dün aileyi ziyaret ettiler. Aileyle konuştular bir şeye ihtiyaçları olduğuna dair, olup olmadığına dair. Bugün de aile bizim yanımızdayken değil yine sosyal hizmetlerden aradılar. Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili olarak sürekli devredeler ve konuşuyorlar. Yani Savaş Hocam öyle diyor ama bu intihar olayıyla ilgili olarak bir şey yapılamaz. Onu ben tartışmıyorum. En azından örnek oldu artık bu. Bundan sonraki çocuklarımızda peki, farklı evet. Davranılır. Bu tür olaylarda Savaşçı. Sosyal ama Güvenlik orada, Bakanlığı devam eder yani. Daha hocam evveli orada, ne diyor savaşçı. Anladığım kadarıyla. Ben kötü bir şey burada, demiyorum zaten. Burada hı-hı. Ayrı bir şey söylemek istiyorum. Bir devamlı olsun abla yani. Burada evet. Asıl önemli olan emniyet mensuplarının
18 yaşında diye duyarsız kalmayıp evlatlarımızın problemlerine sahip çıkmaları. Evet. Yani, valla şu Mehmet ve Yusuf bir an önce yeniden, gerekiyor. Ben şunu anlıyorum, evet. Bu Mehmet ve Yusuf bir an önce yeniden yakalansın, evet. Gözaltına alınsın. Buradaki bu çocukların, ailenin isteği bu. Kız intihar etmeden önce emniyete gidiyor. Mehmet ve Yusuf. Kolluk gücüne görev düşüyor. Evet, tehditlerden bahsediyorlar. Ciddiye alacaksınız. Bak. Evet, tehditlerden dolayı böyle oldu zaten. Tehditlerden dolayı böyle oldu. İstismar ediyorlar. Sonra üzerine tehditler yağdırıyorlar. 18 yaşında. Kaç yaşında bu adamlar? Büyük mü? Koca 30 yaşında. 30 var. 28 işte 30 civarı herhalde. 30 vardı. Civarında. Koca adamlar sosyal medyadan kandırsınlar genç kızları. Sonra da yükselsinler. Bir şekilde... Sessiz ya bu kalmamak bir de biz lazım Mehmet ve Yusuf durumlarda. Deyip duruyoruz ama bunlar yok Tayfun diye tanıtmışlar size acaba. Evet. Ha? İsimleri de farklı. İsimleri de farklı. Muhtemelen evlilerdir. Evlilerdir. Yarın öbür gün ismi çıkmasın ortaya. Yani evlidir. Başka bir konu olabilir. Başka yani. Bir evet isimle farklı belki isimleri de tanıttılar. Bir de olabilir. Emniyetin iş yükü var. Bir kadın olsun, bir kadının, bir evet. Genç kızın, birinin başına bir şey gelince kendi ailenizdeki kadınları düşünüp empati yapın. Şimdi bir telefonda Eda Nur'un intihar ettiği o gece evde olan arkadaşı, ismini veriyor mu? İsmini vermiyor. Yok. Alo. Merhaba. Merhabalar. Ben Eda'nın arkadaşıyım. Evet, o gece o sizin evinizde. Evet, o gece sizin evinizdeydi. Sizin evinizdeki pencereden kendini atıyor. Evet, doğru. Nasıl o gece neler yaşandı? Siz o tabii intiharı görmediğinizi söylemişsiniz. Sabaha karşı 3 evet. Gibi siz polisin kapıyı vurmasıyla intihar olduğunu. 2.30-3 arası. Ne yaşandı o gece? Eda Nur intihar etmeden önce gayet normaldi. Beraber bir dubla rakı içtik. Ve sonrasında benim midem kötü olduğu için ben yapmak istiyorum dedim Eda'ya. Ki evde olan diğer arkadaşımız zaten uyumuştu benden yarım saat önce. Öyle ağlıyor muydu? Ağır bir travma halinde miydi? Nasıldı yani? Hayır öyle değildi. Yansıtmıyordu. Çünkü o üzgünlüğünü hep saklardı zaten. Ha, yansıtmıyordu. Evet o hep neşeli tarafını yansıtıyordu. Herkese karşı. Hı hı. Her neyse sonrasında saat işte 10.30-11 arasında ben yatmaya gittim. Sonrasında Eda'ya dedim ayıp olur mu sana ben yatıyorum. O da size hayır dedi ben de biraz kendi kendime kalırım. İçimi dökerim biraz ağlarım. Odama çekileceğim ben. Odama gideyim dedi. Odaya geçmedi hayır salonda oturuyordu. Salonda oturuyordu. Sonrasında da saat 2.30-3 civarı zaten polislerin kapıya gelmesiyle uyandık. Siz herhangi bir ve o gece bir öğrendik. Ses duymadınız mı? Hayır, kapımız da kapalıydı zaten. Müzik açıktı. O gece bir şey duymadık. Polisin gelmesiyle öğrendik bir şeyleri. O gece şimdi tehdit ediliyordu ya. Yani edildiğini söylüyorlar. Herhangi bir telefon... Ha? 7 gündür yani olay yaşandığından beri tehdit ediliyordu zaten. O gece de böyle yoğun telefonlar alıyor muydu, mesajlar alıyor muydu siz gördünüz mü? Ben yanındayken almadı ama ben gittikten sonra kim aradı, kimle konuştu, ne yaptı bilmiyorum. Telefonu çalmadı mı siz beraber oturduğunuz o? Hayır, biz yan yanayken çalmadı. Ya da yani, mesaj geldi mi? Oturduğum 8'den saat 10'a kadar telefonu çalmadı. Evet telefonunu kullanıyordu, mesajlaşıyordu. Ama telefonu çalmadı. Ha, mesajlar geliyordu ama. Mesaj da evet geliyordu. Size ne olduğunu da bilmiyoruz. Size Eda'nın ne anlatıyordu peki? Size ne anlatıyordu? Bu tehditlerden nasıl bahsediyordu? Tehditleri okuyordum zaten. Ha, neydi o mesajlar? Nasıl tehditlerdi? İşte Eda'nın geleceğini karartacaklarına, memur olamayacağına, garsonluk bile yapamayacağına bu ülkede. Hiçbir şey çıkmayacağını, hiçbir sonuç çıkmayacağını söylüyorlardı. En çok hangisi atıyordu mesajı? Bu tehdit. Yusuf, Tayfun denen adam zaten atmıyordu. Yani Mehmet denen adam atmamıştı zaten. Atmıyordu. Yusuf atıyordu bu mesajları evet. Değil mi? Ha. Evet. Yusuf illa Mehmet'in nerede olduğunu biliyordur. Evet. Biliyordur. Büyük ihtimalle arkadaşın biliyordur. Ama bak ne demişler?
Ne demişler? Biz gelin üçümüz beraber olalım zaten bu işi. Zaten mesajların hepsi var. Aynen. Yani bütün mesajların hepsi elimizde. Hepsi elimizde. Ve psikolojik baskı uyguluyor. Benim bir suçum yok. Hepiniz biliyorsunuz benim bir suçumun olmadığını. Yani mahkeme açılacağı zaman mesajları gösterebilecek. İşte benim bir suçum yok. Zaten ben aileye bunu söylüyorum. Gibisinden. Onun ne söylediğinin yaptığını kesinlikle önemi yok. Kabul etmiyor. Hala yüzsüz. Ne kızlar, söylediğinin ha. önemi yok. Önemli hala olan yüzsüzlük zaten yapıp, yaptığı şeyler. Eda adli tıptayken hala yüzsüzlük yapıp adli tıpa kuzenini yolluyor. Yalan mı doğru mu bakın diye. Ne çünkü yalan mı, muayeneye gitti demek. Öldü mü ölmedi evet. mi diye. Ha, peki ha, olay gecesi. Mahreme gireceğim ama jinekolojik muayene geçirdi mi kız kardeşin? Evet. Olarak geçirdim. Evet, ama zaten zorlama, izin de zorlama gözükmedi demiş. Zorlama gözükmedi. İzin de verdi 18 yaşında diye evet. değil mi? Onun bulgularının aslında o muayene yapan hekim tarafından alınması lazımdı. Onlar yapılmış zorlama onlar yapılmadı zorlama demiş. Yapmıyor. Ama zaten alkol olan birinde zorlama olamaz ki. Alkol alan kişi kendinde ama... değil. Alkol alan kişi kendinde olmadığı bak. İçin zorlama olmasa dahi bak. Kişinin kendi dediği olması lazım. Yani evet. Kendi dediği önemli. Bak ifadesinde burada. De yarı baygındım, karşı koyamadım. Omuzları evet. falan hep mordu. He? Buraları hep mordu. Böyle evet. tutulmuş. Hani belli buradan tutup mordu. Kaldırılmıştı. Benim kardeşim ilk benim yanıma geldiğinde hatta ben karakola götürdüm de kolumdaki morluğu gördüm. Evet. Şey dedim burana ne olmuş dedim bilmiyorum dedi. Baktık burası belli tutulmuş bir şekilde. Yani bu insanı buradan tutup kaldırmışsın böyle. Belli. Yani kendiyle istedikleri almışlar çocuğu kullanmışlar bir şekilde evet. alkollü diye de ve kendisi çıkıyor bilmişler. Ben hani tamam bakın her şey tamam kendisi çıktıktan sonra neden arkadaşını bir de üstüne yolluyor bunu belirtmemiş mi peki raporda bu kolundaki morluklar hiçbir zorlamaya bak demiş ki diyor. Bak diğeri geliyor ya kendimiz gördük diyor gözümüzle gördük diyor baksana. Diğeri geliyor ya vardı. İlki istismar ediyor sonra ikinci geliyor. Gücümü toplayarak istemediğimi söyledim. Ne yapıyorsun diye sordum. Bir şey yapmıyorum diyerek ilişkiye devam etti. Yarı baygın olduğum için karşı koyamadım. Sadece kendimi kasabildim. Daha sonra bana kendi telefonunu vererek al ablanı ara taksiye bin ve git dedi. Vay. Ben kendi telefonumu yanıma almamıştım. Ablamı arayıp eve geleceğimi söyledim. O morluklar ölüm morluğu dışında bir morluk olduğu için darp o... Otopside çıkar. Başka şeyler de çıkar. Yo, bu olaydan sonraki hemen aynı evet, gün. Evet, ben morluk eve geldiği gün fark ettim. 31 Ağustos'takini söylüyorum. Hayır başka bir şey söylüyorum. Ölüm morluğu dışında bir morluk olduğu için. Ha çıkar fark edilir diyorsun. Kaybolmayacağı için. Aha. O yine otopside çıkar. Çıkar. Ama orada da bakmaları gerekmiyor muydu Andan abi? Tabii. O sırada da hani o ilk tabii. istismarın tabii. olduğu ertesi gün de bakmaları lazım. Bana göre hastanede de zaten hani mesela. Tecavüze uğrayan bir insan bu nedenle geldiğinde hani psikolojisi ne kadar iyi olabilir? Bölümü ayrı şiddet mağdurlarının adliyle bile. Ne demiş psikiyatrist? Hiçbir onların sorun olmadığını aynen. belirtmişler. Ne anlamda evet. sorun değil, psikolojik sorunu aynen, yok anlamında. Psikolojik anlamadı. Sorunu yok anlamında. Belki orada ama şunu söylemiştir. Yani dediklerinin doğruluğu kabul edilebilir çünkü psikolojik bir rahatsızlığı yok. Yok yani yok. Gerçeklik algısı yerinde anlamında mı? Hayır, tecavüze. Hayır, tecavüze. Pardon, aynen. saldırıya uğrayanları, istismara uğrayanları hı-hı. yetişkin de olsa, küçük yaşta da olsa... algısı açık mı ve bu olaydan dolayı ruhen bir sarsıntı geçirmiş mi diye soruyorlar. Allah'lık bir şey yazmışlar. Hiç orada bir görüşmeli. Ben... Çünkü orası istismar çok pardon. İstismar anında alkol etkisi halinde olduğu için kişi o olayı çok net hatırlamayabilir ama uyandıkça o olayı hatırlayacaktır. Çünkü çok alkol var. Herhalde de çok sıklıkla kullanmıyordu. Ama acıyla uyanmış ikincide. Evet ama yine de kendi gücünü toplayabilecek bir anda değil. Ama sonrasında o haftanın içinde en azından bir psikologla, psikiyatristle görüşseydi en azından bunun etkilerini söyleyebilirdi. Ayrıca tehditler çok içeriğinde, tehditlerin içeriğinde geleceğine ve tüm umutlarına dair bir tehdit içerdiği için kişi kendi hayatından yine bir alkol etkisi anında vazgeçmiş vallahi olabilir. Kimse başını sen kuma gömmesin. Ya ben etki ortada, intihar etmiş. Evet. Daha da ötesi yok evet. yani. Evet. Ben şimdi, bakın şu... Güler kardeşimiz bir şey söylüyor. Öyle. Canlı tanık var burada. Olayın hemen sonrasında, ölüm olayından bahsetmiyorum. İstismar. İstismar olayından hemen sonra kardeşimin diyor omuz bölgelerinde evet. morluklar var. Burası belirli yani tutulmuş. Bakın evet. bu tecavüzün bir belgesidir. Belgesidir. Evet, bu doktor raporuna gider.
Oradan karakola gitmişler. Karakoldan bunları... Çünkü o da muhtemelen o morlukları hissetmiyor. Baygın ve alkolün etkisi bak, olduğu için buralara artık nasıl bir... Şu şekilde kaldırılma. Bak, kaldırılma. Belli. Polise gittiğinizde bunu anlattınız mı? Buradaki gösterdiniz Hayır. mi? Eda hastaneye gitti, geldi zaten omzundaki kolu o zaman çıkarttı. Baktığımda gördüm ben. Peki orada doktora göstermemiş mi bunları bu bölge? Zaten söylemiyorlar. Korkuyorlar ya. Komple muayene gidiyor. Bence şu olabilir. Ya orada bir tuhaflık var. Yani ben anlayamıyorum. Yani ya farklı bir şey var. Karşımıza çıkıyor dosyalar. Çıkıyor ama... Her mesleğin iyisi kötüsü var. Güler'cim suçtan zarar gören sıfatıyla gider. Bir dilekçe verirsin savcıya, Cumhuriyet Savcılığına. Hızlıca da işleme konmasını sağlaman gerekir. Ben artık bir şeylerin yapılmasını istiyorum. Çünkü daha bir haftadır kendi sesini bütün bu gördüğünü bildiğini anlatacağım. Şimdi çok önemli bir gelişme oldu az önce. Eda Nur, Türkiye'nin konuştuğu Eda Nur'un ölümü. 18 yaşında bir genç kızdı. 15. kattan kendini aşağıya attı Eda Nur, biliyorsunuz Cuma gecesi Türkiye'nin konuştuğu konu. Eda Nur'un ailesi bizlere güvendi, Fox ekranlarına, bizim programımıza katıldılar. Çünkü Eda Nur intihar etmeden önce dedi ki benim hakkımı yerde bırakmayın dedi. Annesi Fox'a, bizim programımıza konuştu. Eda Nur'un ablası Güler, onun arkadaşları bize geldiler. Biz bu programda Eda Nur'un hakkını arayacağız dediler. Şimdi onlar yine bugün stüdyoda olacaklar. Eda Nur'un annesi, ablası, arkadaşları yine bu stüdyoda olacak ama dün biz kime seslenmiştik? Bu Yusuf ortada kayıptı. Cinsel istismarda bulunan, tehdit mesajları atan Yusuf ortada yoktu ya. Firari Yusuf. Ha? Firari Yusuf. Firari Yusuf. Kayıptı hani. Yusuf gözaltına alındı. Şu an emniyette. Emniyet ekiplerinin de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Hemen bir Ankara'ya gidelim mi? Yeni bir gelişme çünkü bu. Gizem Gündoğdu Ankara'da. Dakikalar önce aslında bu haberi biz de aldık. Ankara Emniyeti'nde Gizem Gündoğdu bizi bekliyor. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Gizem. Fulya Öztürk, Eda Nur Kaplan dosyasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüştürdüğü dosyada canlı yayınlarımızın akabinde hız kesmeden çalışmalar devam etti. İlk olarak iki ayrı dosya üzerine soruşturma yürütülen ilk dosya yaşadığı cinsel istismara yönelik dosyaydı. Kendi şikayetinden oluşan dosya. İkincisi ise intihara ilişkin dosyaydı. Bu iki dosya tek bir dosyaya döndü. Getirdiğimiz iki şüpheli Mehmet A ve Yusuf G. Mehmet A ifade verip serbest bırakılmıştı ama Yusuf G ortalarda yoktu. Bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığından kendisine arama kararı çıkarıldı ve dakikalar evvel bu arama kararına ilişkin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şu anda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınacak. Biz de bu ifadede neler söylenilecek, ne gibi gelişmeler yaşanacak takip edip sizlere aktaracağız. Gizem Gündoğdu çok teşekkür ediyoruz. Önemli. Dün çünkü üstüne basa basa Yusuf nerede? Bu kıza tehdit mesajları attı. O gece kızı apart otele götürdü. Cinsel istismarda bulundu. Bu sebepten dolayı intihar ettiğini söyledi Eda ölmeden önce yazdığı mesajda. Dolayısıyla ailesi bu Yusuf'un bir an önce yakalanmasını istiyordu. Yakalandı, gözaltına alındı, şimdi ifade veriyor. İfadelerini de öğreneceğiz. Gizem Gündoğdu ekibimiz Ankara Emniyeti'nde olacak. Bize de bağlantı yapacak. Çok daha başka gelişmeler de var. Bakın biz Eda Nur dosyasını bu programda derinlemesine işleyeceğiz. Zaten aile bize çok güvendiği için bizim programımızda... Konu nereden nereye geldi? Konu nereden nereye geldi gerçekten? Dün neleri konuşuyorduk. Bakın bugün olay çok farklı konuma geldi. Ve daha Yusuf'la ilgili daha çok önemli bir şey daha var. Önümüzdeki dakikalarda anlatacağım. Kaç suç kaydının olduğunu hepsini öğrendik. Dün de yayınımıza gelmişti Eda Nur'un ailesi. Eda Nur, 18 yaşındaki Eda Nur, başkentte, Ankara'da 15. kattan kendini attı. Türkiye bu intiharı konuşuyor. Eda Nur'u intihara sürükleyen neden neydi? Neden 18 yaşında bir kız bu hayattan gitti, bu hayata veda etti? Neden intihar etti? İstismara uğradığını söyledi. Acı dolu bir yazı paylaştı ölmeden önce. Yayınlarımız dediğim gibi ses getirdi. O Yusuf denilen isim
gözaltına alındı. Ankara'dan sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki yaklaşık bir saati Eda Nur dosyasına ayırıyoruz. Eda Nur'un ailesi stüdyoda olacak. Kısa bir teaser giriyoruz. Daha sonra Eda Nur dosyasını açıyoruz. Şimdi bu çocuk istismara uğradı, dayanamadı. İki gün önce 15. kattan kendisini atıyor. Polislerin kapıya gelmesi, biz uyandık. Olay yere ekibi geldi, hala çocuğun başında hiç kimse yok. Kimse inanmadığı için intihar etti kardeşim. Adamlar serbest bırakıldı geri. Adli tıpa kuzenini yolluyor. Öldü mü ölmedi evet. mi diye. O telefonda muhakkak bir şeyler var. Evimizin neşesiydi benim çocuğum. Çok acı. Allah duysunlar herkes sesimizi. Türkiye'yi kahreden ölümün ardından yaşananlar az sonra Fulya ile Umud'un Olsun'da. Yusuf ortalarda yoktu. Yusuf gözaltına alındı. Allah'a çok şükür. Biraz kızar, yüksek sesle konuşun. Allah'a çok şükür oldu artık. Bundan sonra da tutuklansın. Biz başka hiçbir şey gerçekten istemiyoruz. Cezasını çeksinler. Biz başka gerçekten hiçbir şey istemiyoruz. Güler, abla olarak ne söyleyeceksin? Gözaltında şu an ifade veriyor. Mutlu oldum. Gerçekten mutlu oldum. Yani çünkü... İstediği buydu. Ben zaten o gün de söyledim. Eda'nın telefonunda kesinlikle bir şeyler vardı ve zaten cuma günü mesaj atıyorlar benim kardeşime. Ya, aynı şekilde tehditle devam etmişler. Eda 18 yaşında bir çocuk. Tamam mı? Ve yurtta büyümüş bir çocuk. Sevgiye muhtaç bir çocuk. Siz aynı odada mı büyüdünüz hep? Aynı yurtta, aynı çocuk evde büyüdünüz. Çocuk esirgemedi. Evet. Evet. Hepiniz aynı odada mıydınız? Evet. Eda daha 18 yaşında kendi isteğiyle gitmiş olsa bile... Bir sürü tehdit mesajları var telefonumuzda. Hepsini bize geldi. Bunların hepsini göstertelim. Ya tehdit yani. Ettiği için ve intihar etti bu kız. Yemin edebilirim korktuğu size. Için. Evet. Cuma günü mesela sabah saat 10'da Eda'ya atıyor. Akşama doğru akşam 4'te Sıla'ya atıyor. Aynı tehdit mesajını. İşte garsonluk daha yapamayacaksınız. Memurluğunuzu elinizden alacağım. Bütün gücümü evet, bunun çekeceksiniz o ifadeyi. O kız diye. Büyük ihtimal o gün o mesajlardan sonra bunun psikolojisi şey oldu yani bozuldu. Çünkü cidden Eda bunu yapabilecek bir insan değil. Eda kendi canına zarar verebilecek bir insan değil. Bunu yapacak gerçekten en son insan. Bir kere tanısanız dersiniz ya bu kız bunu yapamaz. Gerçekten yapamaz. Ya çok canı tatlı bir kere onun. Gerçekten öyle. Ya Eda'nın eline inamatsın. Eda yemin ederim var ya bütün Ankara'yı ayağa kaldırır. O kadar canı tatlı. Zaten minyon küçük de ufak tefek de. 1.50 boyu var küçücük. Ya kefene bile sığmadı. Kefen kocaman geldi Eda'ya. Yani yıllarca aynı yerde kurumda büyüdüğünüz için kardeş gibi oldunuz değil evet. mi? Evet. Ha? Öyle bir dizi vardı. Ne? Kadın Çiçekler diye bir dizi vardı. Aralarında öyle bir dostluk bağı olmuştu kızın. Evet. Bana onu hatırlattı. Dün çok insanlar duygulandı yayında. Çok mesaj aldık. Ben kendi çevremden de çok mesaj aldım. Hepiniz birbirinden güzel, birbirinden... Beni dün çok etkilediniz açıkçası. Yani zaten Eda Nur'un böyle bir acı bir sonla intiharı, ölümü... Bu şekilde olmadı. Anlattığı o şeyler, o bazı detaylar verdiniz ya, o küçücük bedenine yapılanlar. Ya bize yurtta ne öğrettiler biliyor musun? Çaresiz kaldığında ağlamayacaksın. Çünkü sen çaresiz kalıp ağladığında ne annen geliyor yanına ne baban. Yanında kimse yok ve ki. Ve biz bu yüzden de dedik ki ağlamayacağız. Burada çırpınsam da ne annem gelecek ne babam. Sen bunun artık bilincindesin. Yurtta size böyle mi diyorlar? Hayır biz ama bunu öğreniyorsun. Bunu biz bunu öğreniyoruz. Gidiyorsun haftalarca ağlıyorsun. Beni aileme versinler diye bekliyorsun. Bir şekilde bir yardım gelsin. Ve sana bir anda hocan gelip diyor ki seni ne annen istiyor ne baban. Bitti. O annem, kadar kızar, bu yüzden istemiyor diyor. Sizin hepinizin ailesi var mı? Senin annen var zaten. Sıla senin var mı? Annem vefat etti. Babamla da görüşmüyorum annem öldüğünden beri. Senin? Benim ailem var. Ailen. Ama görüşmüyoruz. Ben yıllar evvel koruyucu aile haberi yapmıştım.
çocuk esirgemeye girip Kasımpaşa'daki çocuk esirgeme yuvasına, oradaki çocukların %80'inin ailesi var. Evet. Evet. %80 hatta %90'ın ailesi evet. var. Ve bekliyorlar. Gerçekten bekliyorlar. Hani bir gün annem beni alacak, bir gün babam beni alacak. İnsanlar yemin ediyorum çardakta oturup aileleriyle görüşürken biz dışarıda oturup yani bunları düşünüyoruz. Annem gelmedi neden? Babam gelmiyor niye? Her hafta cuma günü görüş oluyor. Bir gün gitmiştim Esra hocam. Çok etkilendim gerçekten. Adana'daydım o zaman. Bir çocuk esirgemeye gittim. Evde böyle kek yapmıştım kendim. 40 parça dediler ki 40 tane çocuk var. Böyle bir kek yaptım, 40 parçaya da böldüm, peçeteye sardım. Hani oradaki çocuklara dağıtırım diye. Benim de daha yaşım küçük ha, 16-17 yaşlarındayım. Gittim bir arkadaşımla, Merve diye bir arkadaşımla. Ya dağıttım çocuklar, bir kata çıkarttılar beni. Sizden daha küçük çocuklar vardı. Kek dağıttım hepsine, 40 tane. Ya ben var ya o gece hiç uyumadım. Bana dediler ki sen kimin annesisin? Sen kimin ablasısın? Sen hangisinin ablasısın? Alıp götürecek misin? O gidecek mi? Bak size yemin ediyorum. Bak bir tanesi başımda, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bana böyle sarılıyorlar, öpüyorlar. Hangisinin ablasısın? Hangisini seçtin? Götüreceksin mi eve? Hala merakla götürülmeyi bekliyorlar aileye. Evet. Yani. Evet. Anne babalığın aslında ehliyeti olmalı. Da var. Ehliyeti olmalı. Yani herkes anne baba olmamalı. Evet. Zaten annelik de aslında bakım vermek, yani bakım veren kişi anneli olmuyor. Yani sadece biyolojik olarak anne olmuyorsun. Evet. Bakım vermedikten sonra ona biz aslında anne de demiyoruz. Benim de, iki tane evladım var, iki tane kız evladım var. Allah bana uzun ömür verdiği sürece amin. Benim yaşadığım hiçbir şeyi ona yaşatmayacağım. İkisine de. İkisine de gül gibi bakıyorum ve ikisine de gül gibi büyütüyorum Allah'ın izniyle. Hamdolsun. Ah be Sıla. Çok çok kötü koşullardaysa anne veya baba bakamayacak durumdaysa, bedensel bir rahatsızlığı varsa ya da çok kötü koşullarda farklı bir şeydeyse tabii ki devlete teslim edebilir. Allah devletimize de zeval vermesin. Amin. Veya sahipsizse ama sahipliyken en azından devlete teslim etseniz bile koşullarınız gereği gidip ziyaret edin. Başını evet. okşayın, sıcaklığınızı, geliyor. Kokunuzu hissettirin. Geliyor muydu aileniz? Hiç gelmemişler. Ya ben, Sıla senin geliyor annem muydu? Annem 2-3 kere gelebildi sonra vefat etti zaten. Baba? Babayla içiyor. Babam da 2-3 kere geldi. Senin ablacığım? Ben gelmiyordu. Hiç gelmedi. Yani bir kez geldiler. Şimdi görüşüyor musun annemle? Yok, hayır görüşmüyorum. O ne yapıyor? Başka evli mi? Yok, hayır evli değil. Hiç seni merak etmiyor mu? Yani 5 senedir aramadığına göre merak etmiyordur. Sen peki anne, bir anne figürü yok hayatında. Başına bir şey geldiği zaman birbirinize mi sarılıyorsunuz? Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Aynı hani anda ne olursa gerçekten olsun. Gerçekten kimseniz yok. Yani böyle hani düşünüyorsun. Çünkü ağladığın zaman mesela yanında sadece arkadaşın var. Bir tek o. Bir tek ona sarılabilirsin. Ondan başka kimsen yok. Yani yıllarca yan yana geziyorsun. Çıktığın zaman da o sana aile oluyor. Kimse değil. Şimdi ben annemin karşısına geçip oturup ağlayamam. Güler çok soğukkanlı bir insan. Aşırı soğukkanlı. Güler mi? Ve biz buraya çıkarken... Güler evet sen çok Dün ablacığım açıkça söyleyeyim sana. Ben bakıyorum ya şeyleri. Dediler ki Güler ne kadar böyle... duygusuz, ne kadar soğukkanlı falan. Şimdi ben daha iyi anladım. Bakın bu çocuklara çocuk esirgemede ne anlatmışlar? Ağlamayacaksınız. Ağlayınca annelik hiçbir şeyin olmayacağını, kimsenin gelmeyeceğini öğretiyorlar. Güçlü duracaksınız. Evet. Bir de ya bu çocuklar, tamam Allah devletimize zeval vermesin. Sevgi yuvaları var, sevgi evleri var, bakılıyor, ediliyor ama... Ya bu çocuklar bir odada işte birbirlerine destek olarak anadan babadan uzakta. Birlikte büyüyorlar. Bak ne demek evet, birlikte büyüyorlar. Size şunu söyleyebilir miyim? Yurttaki anneler kadar inanın kendi annemizin hakkı yoktur. Bak bu konuda inanın. Ya. Doğru. Çok iyiler. Ya hepsi ya. Birbirinden iyi. Kendi Allah evlatlarından ayırmıyorlardı bizi. Sıla ben gittiğimde bir katta demiştim ki o zaman bak ama evvel oldu bayağı. Bir kattan bir anne sorumlu. Ona herkes anne diyordu. Evet. Yani 40 çocuğa bir anne düşüyordu. Evet. Herkes ona anne diyordu. Hala öyle mi ablacığım? Evet. Hepiniz bir kadına anne diyordunuz. 12-13 anne, 12-13 tane kıza bir tane anne. Ha, o zaman tabii koşullar farklıydı. Şimdi daha da tabii koşullar değişti. Bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Güler için de yorumlar yaptıkları için. Hayat insana acı verir.
insan iki şekilde tepki verir. Ya bir daha acı çekmemek için tüm duygularını kapatır. Ben bir daha acı çekmeyeceğim. Çünkü sevmek acı veriyor der. Annesinden ayrıldığı ve yanında olmadığı için. Ya da şöyle der. Ben o zaman başkasına bağımlı olacağım. Hep duygu hissedeceğim, birini arayacağım. Kardeş hep duygu hissedeceği belki birini aradı. Güler de hiç duygu hissetmemek üzere koşullandı. Ben tamamen kapattım kendimi. 6 yaşında biz buraya annem çıkarken... babam gitti. Tamamen bitti yani benim için dedim. Bu saatten sonra bir ben bir kardeşlerim var. Yani benim cidden... Siz zaten bir ev tutmuşsunuz, 3 kardeş. Ya ben 10 yaşından beri kendi kardeşlerime bakıyorum. Babaannemgilin alt katında. Yani bunları yaşıyorsun, görüyorsun, biliyorsun... Gerçekten İster istemez güçlü olmak zorunda. Güçlü olmak duvarlarını örüyor yani. Hayat onu evet. Zorunda. Bir de buna cidden mecbur kalıyorsun. Hem seni hayat buna mecbur bırakıyor. Ağlamayacaksın. Bitti. Ve biz buraya çıkarken şey neydi biliyor musun? O iki pislik bizim burada çaresiz olduğumuzu görmeyecek. Hiçbiriniz ağlamayacaksınız. Kim dedi bunu? Ben Güler. Dedim. Hiçbiriniz dedim çıkıp ağlamayacaksınız. Sen mi dedin? Evet. Ciddi misin? Evet. Sıla mesela çok sulu gözdür. Hemen bir şey böyle oturup ağlar dedim. Ağlamayacaksın. Kimse dedim senin burada güçsüz olduğunu görmeyecek. Onlar haksızlar. Bak Kebriye abla çok güzel bir şey dedik. Dur Güler. Kebriye abla dedi ki bak Fulya o mesaj atanlar şimdi daha iyi anlayacaklar bu çocukları dedi. Hani yazmışlar işte ne kadar soğukkanlı, ne kadar duygusuz. Tabii zor koşullarda kalın da. Aynen bakalım öyle. Bakalım neler öğreniyorsunuz. Bu çocuklar neler yaşıyor? Biraz empati. Evet. İnsan ağlamamak için güldüğü zaman asıl en acı olan şuraya böyle oturuyor ya o güldüğünde. Ya ben mesajların hepsini okudum açıkçası. Hepsi diyor ki ne kadar soğukkanlıydın. Ya ben kendi kardeşimin cesedini kendi elimle yıkıyorum. Kendi elimle kına Güler, yakıyorum yani. Ya ne güçlü bir kızsın ya. Çıktım dışarı abla yemin ederim ya bak sen birisi. Sen 21 yaşında değil misin Güler? Bak, abla birisi ya birisi çıkıp desin ki bana Güler bir damla gözyaşı döktü. Şöyle oturdum durdum. Sadece elime baktım. Ya o elimin kınasına baktım sadece. Yapabileceğim çünkü hiçbir şey kalmadı. Benim kendi kardeşim, kendi ablasının üstüne toprak attı ya. Ama hala dimdik hayatta çünkü onların içeri girmesini istiyor. Yani... Güler, bir de şimdi siz tabii çocuk esirgemede beraber büyüdüğünüz işte anne sevgisi yok. Tamam orada bir tane anne düşüyor hepinize. Ona anne anne deyip duruyorsunuz. Belki dışarıdan böyle ziyarete gelenler oluyor. Bir iki saatliğine. Ben de gittim bir iki saatliğine. Bana da orada kimin annesisin, kimin ablasısın demişlerdi o çocuklar mesela. Genelde onlar da küçük çünkü çocuklara geliyorlar. Küçük çocuklara evet. geliyorlar. Ben de gittiğimde galiba 6-7 yaşa mı 5-6 yaşa gitmiştim galiba. Evet, onlar küçükler. Büyüklere çok evet. gelmiyorlar. Mesela koruyucu aile alıyorlar yurttaki çocukları. Evet. Ama onlar çoğunlukla küçük çocuklar oluyor. Çoğunlukla büyükler değil. Büyükler gitmiyor. Evet çoğunlukla küçükler. Şunu düşündüm. Şimdi bir sürü insan eleştiriyor ya oturuyor düşünüyor. İşte ne işi varmış sosyal medyada tanıştığı adamla. Evet kötü. Sevgiye sosyal medyanın biz zaten bu yönde kullanılmaması gerektiğini sürekli biz zaten söylüyoruz. Şimdi ya bunlar 18 yaşında belki anladın mı? Anadan uzak, babadan uzak bir yurtta büyüyorlar. Belki sevgiye muhtaç. Evet. İnandı, kandırıldı. 18 yaşında bir benim kızdı babam Eda'nın. Kafasını, benim babam Eda'nın kafasını bir kez okşamadı. Çocukluğundan bu yana. Ya Eda zaten, Eda sürekli şey diyordu yani, herkese sorabilirsiniz bunu. Ben baba sevgisi görmedim. Eda'nın çevresinde çok nadir kız arkadaşı vardır, birçok erkek arkadaşı vardır ve hani erkek arkadaş dediğim şu şekilde, yani sevgili babında değil, kesinlikle daha sevgili yapmaz. Zaten bununla ilgili bir sürü storiesi falan da var. Sadece oturup konuşmak istiyor insanlarla. Hani niye mutlu olayım diyor. Niye tanıştınız onlarla? Eda mı? Bilmiyorum yani sosyal medyadan sadece tanıştığı bir insan. Hani bir sevgi mi istedi, sevgi mi bulmak istedi? Ya güveniyor. Eda gerçekten güveniyoruz. Bak Eda... bizim bu huyumuz var, biz herkese güveniyoruz. Çünkü başımız çok herkesle. Başımızı herkese. Ay, kanıyoruz. Gerçekten sevgi başımızı istiyor. Okşayan herkese kanabiliyoruz. Çünkü sevgi açlığı var. Ya daha yeni Elif'in annesiyle babası burada hüngür hüngür ağlarken dedik ki bizimkiler niye yoktu? Niye bizi hiç kimse böyle merak edip arayıp sormadı? Sizi hiç arayan soran oldu mu? Yok ya biz kimsenin umurunda değiliz. Ölsek haberleri yok öyle. Öyle. Canım. Biz öyleyim kimsenin haberi yok. Cenazemizi kaldıracak 4 tane arkadaşımız var. Bizim Eda'nın cenazesinde ailesinden 3 kişi vardı. Size yemini şart olsun 3. Başka hiç kimsesi yoktu.
İşte bak biz diyoruz ağlamayacağız ama gerçekten tutamıyorum. Sen evlendin, değil mi? Efendim? Evlisin. Evliyim ben, evet. Nasıl evliliği? Çok iyi, çok şükür. Benim eşimle Allah bir de bin kere razı. Benim eşim olmasaydı ben şu an çok kötü bir halde olacağıma da inanıyorum. Nasıl tanıştın onunla? Benim eşim... Şans eseri tanıştık biz. Sosyal medyada mı? Hayır. Nasıl? Ben arkadaş ortamında tanıştım eşimle. Sıla pardon, sen kaç yaşındaydın? 21 yaşındayım. 21. Ne zaman evlendin? 18 yaşımda. Hemen tanıştın, evlendin. Hı-hı. İki tane çocuğun. Evet. İyi mi adam? Çok iyi. İyi. Çok iyi, çok şükür. Benim eşim hiçbir sıkıntısı yok. Allah bir diye bin kere ondan razı olsun. Onu büyüten annenin ben ayağına kurban olayım. Ya nerede tanıştınız Sıla? Ve ben eşimle şu şekilde tanıştım. Benim abimin arkadaşıydı eşim. Abi dediğim bir insanım. O şekilde tanıştık. Sonra benim eşim bana ilk tanıştığımızda demişti ki bir günlük olacaksan hiç gelme olur mu dedi. Ay. Duydunuz? Çok iyi benim eşim. Allah bir diye bin kere razı olsun. O ne iş yapıyorsun lan? Benim eşim pandemiden dolayı işine son verildi. Çalışmıyor şu an. Kimden dolayı? Pandemiden dolayı. Salgından dolayı. Hı-hı. İşi yok. Yok. Normalde ne iş yapıyordu? Normalde inşaat işi yapıyor. Nasıl geçiniyorsunuz? Şu an kredi falan çektik. Onun borçlarını ödüyoruz. O şekilde geçmiş. Borçla harçla ha? Sıla çalışıyor ve okuyor. Dışarıdan da okuyor. Evet, ben açık lise okuyorum ama daha memuriyetime atanmayı bekliyorum. Atandım ama işe daha başlamadım, onu bekliyorum. Ay Sıla'yı ama bebeğiniz var, ben bir tatlı gösteremiyoruz değil mi? Ay bir tatlı bebeği var, size anlatamam Sıla'nın. İki tane evlat. Evet. Şimdi çocuğum ne yiyip ne içiyorsunuz, nasıl şey oluyor? Buradan seslenelim bir destek olmak isteyenlere Sıla, ha? Eşine... Olur. İş. Ne ben, işi yapıyorsun? Ben maddi yardım kimseden istemem. Benim eşim alnının teriyle zaten var ya, yemin ederim size taşı sıksa suyunu çıkarır. Öyle bir eşim var. Ay, maddi olarak istemem. Çalışır benim eşim. Alnının teriyle belki kazanır. Belki işte birisi iş evet. Vermek ister Sıla. Söyle ablacığım, Ankara'dasınız. Evet, Ankara'dayız. Değil mi? Ankara'da yaşıyorsunuz. Ne iş yapıyor dedin? Tam detay verir misin? İnşaat iş yapıyor. Yani her işe ben şoförlük de yaptı, inşaat işi de yaptı. Ha. Benim eşim her işi yapar. Aferin be, bak kıza sahip çıkmış, almış, ne güzel evladı var. Söyleyelim, pırıl pırıl bu gençlere iş evet, bu çocuklara yaratalım. Sahip çıkalım. Ya sadece benim için değil, Güler'le Ayşe için de olsa olur. Ay, ne de manyaksın. Abi ya. Biz zaten atanana kadar isteriz, gerçekten. Atanana kadar. Siz memur olacaksınız. Evet. Atandık, daha başlamadık işe. Evrak bekliyoruz. Güvenlik soruşturmasındayız şu an biz Ayşe'yle. Ama Güler'e memuriyetlik vermediler. O da davada şu an. Evet, Eda Nur intihar etmeseydi o da memur olacaktı. O da bir... Evet, evet. O da formasını yeni doldurdu. O daha formasını doldurdu. SED yardımı var bizde mesela. Yurttan çıkanlara bir SED yardım veriyor. Forma doldurabilen herkese. Hı-hı. Oradan aldığı parayı zaten avukata verecekti işte bu mahkeme sonucu için. Evet. Ayşe, ben sana bakınca ayrı bir duygulanıyorum. Ya birçok şeyi biliyorum ben çünkü seninle ilgili. Ya ben bu programda birçok şeyi anlatmıyorum. Anlatmayacağım da tabii de. Çok etkilendim gerçekten. Dün de program bittikten sonra biz konuşmuştuk onunla. Sana bakınca ayrı bir etkileniyorum be Ayşe. Sen ne yapıyorsun? Sen de anlat. Sen de bir mesaj vermek istersin belki. Sen ne yapıyorsun peki? Ankara'dasın sen de, değil mi? Evet, Ankara'dayım. Hı-hı. Ayrı yaşıyorum. Tek yaşıyorum ben. Sen nasıl kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun? Günübirlik işlere gidiyorum. Çalışıyordum ama işten çıkmak zorunda kaldım bu pandemiden dolayı. Nasıl şirkette çalışıyordum. Günübirlik iş derken? Sıla ile birlikte hani... Garsonluk olsun, başka bir şey olsun. Hı hı. Biz temizliğe bile gittik. Biz bundan utanmıyoruz. Elbette. Gerçekten. Ama bir şekilde hani kendi geçimimizi sağlayabiliyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde hı hı. durabiliyoruz kimseye muhtaç olmadan. Anne var ama görüşmüyorsun. Ama evet, çok görüşmek istiyor.
Ha? Evet. Çok görüşmek istiyorum. Gerçekten onu. Ben konuyu açmak istemedim ama sen istiyorsan mesaj ver. Ya ben bir kere arasın var ya, Ayşe kalp krizi geçirir, yemin ederim bak. Bana programdan sonra söylediğin detayları söyleme, anlatma. Ama annene bir mesajını ver, olur mu ablacığım? Ben kendisiyle sadece bir kez konuşup bir şeyler anlatmak istiyorum. Bilmediği o kadar çok şey var ki. Beni dinlerse hak verecek. Yanımda olacak. Sadece konuşmasını istiyorum benimle. En son ne zaman gördün? En son 4,5 sene oldu. Sen aradın ama o da açmıyordu değil mi yani? Telefon numarasını değiştirmişti ben aradığımda. O da mı Ankara'da Ayşe? Evet, Ankara'da. Dün sanki sen bana çocuğu mu var demiştin? Annenin? Kardeşleri. Yok, kardeşlerim. Yok. Var. Annen bir daha evleniyordu, bir çocuğu mu başka yok, adam ha? Yok. Babam evli. Ha, babanın çocuğu vardı değil mi? Yok, babamın da çocuğu. Babanın da yani yeni evliliklerinden sanki çocukları var gibi hatırladım. Yanlış yok, hatırladım. Üvey oğlu var bir tane. Çocuğu yok. Evlendi, kişinin çocuğu var. Annene ne söylemek istiyorsun? Hani benimle bir kez konuşursa o olayları anlatacaksın evet, değil mi? Evet. O bana söylediklerini anlatacaksın. Evet. Ne olur de kanka söyle. Ay şöyle biliyor musunuz? Bir kez konuşmak istiyorum sadece. Program bitti dün. Elbette benim için herkesin şeyi söylemeyeceğim ama böyle Ayşe böyle hep böyle. Böyle Ayşe. O yüzden onu dedim. Sıla dik duruyor, Güler dimdik duruyor ama Ayşe duramıyor. Ayşe'nin bir tarafı buruk. Ya Ayşe çok bir de duygusal bir insan. Mesela bir gün boyunca konuşmayalım telefonda hemen diyor ki ya ben ölsem hangi biriniz benim öldüğümü bileceksiniz. Yani hemen her dakika diyor benimle konuşun. Bak yok, birbirinizden hiç ayrılmayın olur mu Sıla? Hayır. Zaten birbirimizi... Sakın birbirinizden ayrılmayın. Aranıza kimseyi... Yani sokun tabii ama aranızın bozulmasına hiç... Yok biz, yok, hayır, biz birbirimize yetiyoruz. Kimseye 5 dakika. Bir kavga edelim 5 dakika sürüyor en fazla. Birbirimizin evet. Yüzünü gördükten sonra zaten gülmeye başlıyoruz. Ya buradaki ablalar bile biz kapının önünde tartıştık. Ablalar dedi niye tartıştınız dedik bunun için. Sonra dedi ki dedi ne oldu ne olacak şimdi dedik. Sonra döndük birbirimize güldük. Ablalar dedi ki siz dedi nasıl bir şeysiniz? Kapıda mı kapıda mı tartıştınız? Evet. Kız alemsiniz. Zaten daha gençsiniz. 20 yaşlarındalar bir Handan abla ha. Şimdi ben Eda Nur'un ve Güler'in annesine döneceğim. Fatma'ydı değil mi ismi? Fatma Hanım'dı. Fatma Hanım. Fatma Hanım. Duyuyorsunuz değil mi? Yayını da duydunuz, dinlediniz. Bu çocuklar eminim evet, ben ve benim gibi tüm insanların kalbine böyle bir bıçak sapladılar biliyor musun? Evet öyle. Ama burada bir şey itiraf edebilir miyim ben? Buyurun. Buyurun. Benim çocuklarım yurda gittiğinde ben diğer anneler gibi yapmadım. Ben çocuklarımın peşine düştüm. Ve gittim gördüm. Oradaki yurtlardaki ablalara da sorabilirsiniz. Güvenlikleri de sorabilirsiniz. Araştırabilirsiniz de. Ben çocuklarımın peşine düştüm. Geldim. Hani Güler de orada bunu söyleyebilir. İlk annemle sanırım yurda girdikten ilk 2 ay mı konuştuk? 2-3 ay yani çok değildir herhalde. Geldi mi yurda? Hani 2-3 ay geldi. Ondan sonra zaten bir ağlantıyı bir koparttık. 1 yıl falan, 8 ay falan ayrı kaldık. Sonra tekrar bir ama 2 ay görüştük. Ama koparmanın sebebi işte koparttık. Birazcık ergenlikti. Ergenlik derken? Çocuklar ergenlerdi biraz... yani. Hırçın mıydı evet, çocuklar size karşı? Ne söylesem ters. Yok, sessiz sakin, cevap vermeyen çocuklardı. Ama hani yapmayın dediğim şeyi mesela yapıyorlardı. Tamam çocuktur onlar. Mesela dün yargılandım ben orada. Siz niye çocukları? Onu dile getirmek istiyorum ben. Yok, siz neden çocukları çocuk esirgemeye verdiniz? Ben neden verdim?
Gaziantep, bunlar dediğim çocuklarım üvey anneden işkence görünce evden kaçıyorlar. Ondan sonra evden kaçarken polisler bunu yakalıyorlar, üç çocuğu. Daha doğrusu intihar etme şeysinden dolayı kaçıyorlar. Hani biz artık yeter artık, bıktık artık diyerekten. Ondan sonra Gaziantep Nizip tarafından jandarmalar bulunuyor, yurda atılıyor. Ondan sonra yurttan baba çıkaralım dedi. Ben bakarım dedim. Maddi ve manevi olarak ben çocuklarıma destek çıkacağım dedi. Sen de dedi orada Ankara'da dedi çocuklarıma destek ver dedi. Ondan sonra ben aldım çocuklarımı getirdim yanıma. Baba destek çıkmadı. Çocukları geri bana gönder dedi. Gezdiler, tozdular, yeter artık dedi. Gezdikleri yeter dedi. Yurttan çıktıktan sonra, tabii Gaziantep'teki yurtta çıktıktan sonra sadece bir hafta kaldı orada. Aldım yanıma. Güler dedi ki ben gitmek istemiyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum dedi. Anne ne olur bizi verme dedi. Ben de hani sustum. Acaba ne yapabilirim? Babayla herhalde konuştuklarımızı duyuyor. Sabah erkenden kalkıp kaçıyorlar evden. Benim de yanımdan kaçıyorlar. Ondan sonra burada 15 Temmuz olayı, darbe günü oluyor. Polisler görünce alıyorlar, tekrardan karakola gönderiyorlar. Oradan da öyle yurda gönderiyorlar. Olay sonra... bu yani. Ama ben araştırdım mı? Araştırdım. Ben kimseyi hani yargılamak... gittim, buldum. Yok, efendim, ben kimseyi yargılamak istemiyorum da herkesin bir gerekçesi vardır. Yok, gerekli yargılamak bir değil. Dün da. Şöyle bir konu hani... geçti. Hayır, siz daha sonra hani evlenmişsiniz. Tabii ki evlenmek hakkınızdır. Bir de size bir şey anlatmak istiyorum. Çocuklarınız olmuş ya. Ne bileyim, hayır, hayır. İnsan bir evlenme... sorguluyor, soruyor. Fulya Hanım. Sen evlenmişsin, bir çocuk da yapmışsın, dünyaya getirmişsin. Ama bunlar çocuk esirgemede büyümüş. Ya, yargılamak evet. Bana düşmez elbette ama şimdi herkesin de aklından geçmiştir. Neden bu çocukları almadınız yanınıza diye? Müge Hanım şöyle bir şey. Ay Fulya Hanım. Olsun. Önemli. Çok özür diliyorum tekrardan. İsim karıştırma oldu birazcık. Fulya Hanım şöyle bir şey. Benim ailem bana destek vermedi. Daha doğrusu evlendirme taraftarı oldular. Ve evlendirdiler. Ve ben doğru düzgün biriyle evlenmedim. Beni engelli birine verdiler. Şu an o konuda evlendim. Evet, evlendiğim adam engelliydi. İki kolu yoktu. Niye? Ondan sonra 10 yıl güzel geçti bir evliliğimiz. 10 yıldan sonra ayrıldım ben. İki çocuğumla oturdum. İki çocuğum var buradan da. İki kızım. Ondan sonra çocuklarıma destek çıktım. Hani sonuçta benim bir hayatım bitti. Hani bir hayatım bitti derken buradan da Fatma Hanım. Üç tane de pırıl pırıl evladınız var ya. Onlara destek çıksaymışsınız ya. Dünyaya evet. Yeni bir tane, iki tane çocuk getireceğinize. Çok güzel soruydu. Ben onları görmüyordum. Ben şimdi kalkıp da buradan istemeden oldu diyemem. İsteyerek oldu benim çocuklarım. Çünkü ben evlat hasretiyle yanarken, hani bir tane çocuğum olsun da ben çünkü çocuklarımı görmüyordum. Baba bana göstermiyordu. Yerleri belli, çocuk esirgemediler. Hani nasıl ya... Velayet davası. Hayır, babadalardı. Sonradan çocuk esirgeme yurduna verdiler. Tamam, ama sonra biliyordunuz çocuk esirgemeye gittiğini. Ki ziyarete gitmişsiniz zaten. Hayır, çocuklarım olduktan sonra ben artık çocuklarımla iletişime girmeye başladım ben. Bu çocuklar kaç yaşındaydı? Ondan sonra ben Güler'e teklif ettim. Hani benim burada bir hayatım bitti. Son Fatma Hanım, siz hayatıma... dünyaya... Yeni çocuk, artık çocuklarınızı doğurduğunuzda Güler'ler kaç yaşındaydı Güler Edanur? 11 mi? Ay yavrum ya. Onları görmüyordum. 10-11 yaşlarındaymış. Biri 8 yaşındaydı. Güler 8 yaşındaydı. Ayrıldığımda 18 yaş, 8 hiç yaşındaydı. Hiç mücadele edemez miydiniz onları yaşındaydı. Almak için? Onları almak için hiç mücadele... Çok mücadele ettim. Fulya Hanım şöyle bir şey, ben de çok küçüktüm, 22-23 yaşındaydım. Ben abimgile gittiğimde, bana abim destek çıktı o zaman, hani boşandığım zaman dönemlerde.
abim destek çıktı. O dönemlerde hani evleneceksin dediğinde çocuklar zaten yanımda yoktu. Çocukları bana göstermiyordu ki benim mücadelemi, benim oradaki kızım, zaten hayatımı ben ona her şeyi anlattım. Hani isterseniz burada da anlatabilirim. Sonra konuşalım da ben size, şimdi sürem de azalıyor, bir yandan süreme de baktım. Yusuf biliyorsunuz, evet, gözaltı. O yüzden hani biraz, evet, Fatma Hanım, istemiyorum. Yusuf gözaltına alındı. Evet, çok sevindim. Ne demek istersiniz? Evet, çok sevindim ben. Çok teşekkür ederim buradan ekiplerinize, sizlere. Ben hani bu kadar tahmin etmiyordum. Hatta bugün çıkmak bile istemedim canlı yayına. Bunu duyunca artık dimdik duracağıma söz verdim. Ve sizin ve sizin ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben çocuklarımın arkasındayım. Bu Yusuf denilen şahsın bu arada kaç suç kaydı vardı? Hiçbir bilgim yok. 39 suç kaydı Yusuf denilen şahsın. Allah'ın belası. 39 suç kaydı. Bir suç makinesi çıktı bu Yusuf. İnşallah bir daha çıkamaz dışarıya. Evet, demek ki haklılarmış benim çocuklarım. Valla serbest, bilmiyorum ne çıkacak. Daha ifadesi alınıyor, daha gözaltında. Benim, takipçisi olacağız tabii, evet, ki ama 39 benim suç kaydı çıktı. Benim çocuğum önce yakalansaydı. Evet. Aç, aç tehdit mesajlarını. Sulacığım, onları bir dilekçeyle lütfen aç, dosyaya sunun. Tamam. Yok zaten ben şimdi okuyacağım da biraz sonra. Emniyete de gitti zaten onlar. Bu... Dur, benim elimde Eda kağıdı vardı bunun ama. Önceden. Bu Eda etmeden... Şu kağıdı Eda bana bir daha getirir misiniz bu ya? Bu Eda intihar etmeden bir gün önce. Saat 4.35'ti. Cuma tamam, günü. Hatırlıyorum. Kağıdı bulamadım şeyde. Öyle mi gösterelim ha? Şimdi Eda Nur intihar etmeden önce... LED'de de verirler biraz sonra, tamam. İntihar etmeden önce Yusuf şu mesajı atıyor Eda Nur'a. Bak kardeşim, Eda'nın bana attığı iftirayı da, yalanı da, dolanı da sen de biliyorsun. Bir dakika, bunu kim bunu Yusuf? Sıla'ya atıyor. Bunu, bunu sana atıyor. Hayır, değil, bana değil, başka Sıla'ya. Öbür arkadaşına, aynen, doğru doğru. Bize bir de ona attıkları vardı. O da onu var, da o da var. Tamam, dur. Bak kardeşim, Eda'nın bana attığı iftirayı da, yalanı da, dolanı da sen de biliyorsun. Bu konu bütün memlekete yayılacak. Benim gibi bir adamın ismini kimse lekeleyemez. Buna izin vermem. Doğruyu dürüstçe gidip anlatmak zorunda. Sahtekarlıkla, yalanla, dolanla bunu yapamaz. Beni lekeleyemez. Onun değil, memur garsonluğu... Garsonluk bile yapamayacak. Garsonluk bile yapamayacak hale getireceğim. Bütün gücümü bununla ilgili kullanacağım. Sürekli senle beraber bu kız. Sen de neyin ne olduğunu biliyorsun. Bana iftira atamaz kimse. 39 Cuma suç dosyası olan kişi adımı lekeleyemez diyor. Zaten, evet, lekelisin. Ve bir mesaj daha var bizde. Onu da göster. Biz birlikte olalım. Arkadaş, Eda Nur'a attığı mesaj nerede? Eda Nur'a attığı mesaj da var. Eda Nur'a attığı mesajdan şöyle bahsediyorum. Bu da Eda'ya attığım. Ha, bu değil mi? Evet, şu bu değil Eda'ya mi? Eda'ya attı. Ha, bu Eda'ya attı, evet, değil mi? Ha? Diğeri çünkü öbür arkadaşını atıyor. Evet. Eda'dan. Ha. Ama cuma, tamam, günleri yolluyor yani bunu. Ben bunu soruyordum. Bu en son attığı mesajdı. Evet. Eda Nur'a. Evet. Cuma günü intihardan birkaç saat önce, evet, evet, attığı, evet, mesaj. Yusuf'un, yani suç makinesi Yusuf'un attığı mesaj. Benim gözüme zerre uyku girmiyor. Bu iş bugün bitecek Eda. Doğruları söylemek zorundasın. Keçiören'e evine geleceğim bugün. Yüz yüze görüşeceğiz. Polis, jandarma, dünyayı da arasan doğruları söyleyeceksin. O sahtekar avukatın her kimse de onunla ilgili de mahkemeyi, adliyeyi kandırmaktan şikayetçi olacağım. Bu işte kim yalancı ve sahtekarsa onun, küfür var orada, nefes alamayacak. Ben nasıl nefes alamıyorsam bu işle ilgili, kim bana iftira atıyorsa, niye bu iftira deyip duruyor ya? İşte sürekli bunları söylüyor ki mahkemeye, bunları söylüyor ki mahkemeye ki... çıktığımızda, aynen, bunları gösterecek. Ya kız kendi isteğiyle gelip beraber olduk diyor ama o taksici neler anlattı? Süre bitiyor. Ah, süre bitmeseydi o taksicinin anlattıklarını ekrana getirirdik. Yarın vereceğim. Kız baygın halde taksiye biniyor. Abi bura... Ay yavrum. Taksiciye diyor ki Eda Nur, sabah otelden çıkıyor ya, Yusuf ve Mehmet tecavüzde bulunuyor ya. Taksiye biniyor Eda Nur. Taksici bize röportaj verdi, konuştu. Taksiciye demiş ki, abi buralarım ağrıyor. Allah belanı versin. Abi buralarım ağrıyor.
Ben şimdi nasıl anneme anlatacağım, ne diyeceğim? Ama baygın bir vaziyetteymiş. Taksici bunları anlattı bize. Muhtemelen o röportajı yarın verebileceğiz. Süre bitiyor değil mi? İntihar ettiği o odaya girdi ekibimiz. Eda Nur'un. Pek çok detay var. Yarına kalacak büyük ihtimal. Süren bitiyor. Şimdi mesaja devam edeyim. Kim bana iftira atıyorsa, kim bana bu kumpası kurdu, ne kumpası ya, kurduysa onun zerre nefes almasına izin vermem. Bu iş böyle kapanacak zannetmesin. Elinde sonunda doğruları anlatacaksın. Geldin, eğlendin. Niye aldınız? Versenize. Mesajı okuyorduk. Ha. Geldin, eğlendin, gittin gibi bir şey söylüyor galiba orada. Evet, baygın halde, ya ben o taksicinin röportajını dinledim. Böyle tüylerim diken diken oldu. Sabah taksiye biniyor, sana getiriyor. Hatta sen de demişsin ki, röportajı anlatmış oldum biraz ama böyle. Sen de demişsin ki, niye sen benimle gelmedin? Evet. Sen niye beni bıraktın? O da diyor ki burada meseleler diyor çok farklıydı. Ben diyor kendimde değildim. Sen ona kızmışsın. Taksici evet. Öyle anlatıyor. Evet. Eda Nur iniyor arabadan. Sen niye benimle gelmedin demişsin sen. Evet. Eda kendisi çıkıp gitmiş. Evet. Ya ona geldiğinde çok farklı bir şekilde geldi. Benim düşünce 2-3 gün dedim trip atarım. Hı hı. Ortalıktan niye kayboldun diye. Evet. Ya ben buradan gerçekten emniyete seslenmek istiyorum. Ya o adam gerçekten bugün Eda'ysa yarın Ayşe'ye yapacak. Ayşe'ye değil Fatma'ya yapacak. Ya lütfen bırakmayın. Ya lütfen. Zaten telefonlar geldi bize. Bu Yusuf mesele Yusuf deyince bir sürü telefon geldi. Bizi de dolandırdı. Bize de bunu yaptı. Bizi de tehdit etti. Ya bırakın. Bir baktık 39 tane suç kaydı var bu Yusuf'un. Bir de 18 yaşındaki çocuğu mu kandırdın? 18 bırakacaklar yaşındaki sonra başkasına da yaptı. Bu kadar yani... Gücün ona mı yetti? Gücün ona mı yetti? Ya aklını sürekli... Ya kuş gibi yemin ederim size ya kefen reklam büyük mı? Geldi. Kefen büyük geldi. Bugün yine çok önemli bir yayın gerçekleştireceğiz. Bize güvenip buraya gelen Eda Nur'un ailesi, arkadaşları, annesi yine stüdyomuzda olacaklar. Yine Eda Nur dosyasını açacağız. Çok önemli gelişmeler var. Dün biliyorsunuz Yusuf gözaltına alınmıştı. Akşam serbest bırakıldı. Türkiye ayağa kalktı. Başsavcılık itiraz etti. Yeniden Yusuf gözaltına alındı. Yusuf, Mehmet ve bir üçüncü şahıs daha. Ve şu an bu üç şahıs da Ankara'dan canlı bağlantımız da olacak ama bakacağız şimdi. Acaba bugün tutuklanacaklar mı? Adliyedeler şu dakikalarda. Bakalım önümüzdeki dakikalarda ne gibi bir gelişme yaşanacak? Tutuklanacaklar mı, tutuklanmayacaklar mı? Ne olacak, ne bitecek? Hepsini öğreneceğiz. Sıcak gelişmeler yaşanacak ama. Şimdi ben yine Eda Nur'un ablası Güler burada. Arkadaşı Sıla yine stüdyomuzda. Biz Ankara'dan gelecek olan, adliyeden gelecek olan son dakika gelişmesini aktaracağız. Ama burada bekleyecekler. İçeride bekleyecek Güler ve Sıla. Çünkü Ankara'da gözümüz kulağımız. Ama önce size bir görüntü izleteceğim. Eda Nur'un annesi Fatma Hanım dün Eda Nur'un mezarına gitti. Çok kötü, çok zor anlar yaşadı. Ekibimiz onu ayakta tutmakta hatta kendisi ayakta durmakta zorluk yaşadı. Ekibimiz oradaydı. Bir görüntüleri verelim. Annenin o mezar ziyaretini bir verelim. Eda Nur'u sesi açalım arkadaşlar. Kralı kızım, kralı kızım benim. Anne beni de al yanına anne. Edam gelinlik giydir dedin, Edam kefen giydir demedin Edam. Annem olmadı Edam, olmadı Edam. Toprak kokulu. Edam. Toprak kokulu. Kurban olurum onun toprağına. Ben onlara doymadım. Toprak doyuyor. Ben sarılamadım. Anne ben sana sarılamadım. Abla ben doymadım. Ben toprak doyuyordum. Abla bırak.
Çok ağır, çok zor bir şey. Bir anne 18 yaşında gencecik evladını toprağa verdi. İntihar etti. 15. kattan kendini attı. Neydi onu ölüme götüren, neydi o intihara sürükleyen neden? Aile bu işin peşini bırakmayacağız diyor. Fatma Hanım, kızımın hakkını yerde bırakmayacağım dedi. Adalete güveniyorum dedi. Bizim programımızda defalarca zaten seslendiler. Güler de öyle, Sıla da öyle. Bugün Ayşe yok. Dün bir sarışın bir kızımız vardı ya, Sıla'nın yanında oturan. Bugün Ayşe çok acı bir haber aldı. Tamam, babasıyla arası iyi değildi. Bugün babasının vefat ettiği haberini aldı. Evet. Bugün babasını defnetmek için Ankara'ya gitti Ayşe. Uzun zamandır görüşmüyorlardı ama Ayşe o kadar çok istiyordu ki anneyi, babayı, bana sahip çıkılsın. Abla ne olur beni annemle konuşturun. Abla beni ailemle buluşturun. Dram içinde dram var aslında burada. Dün de konuşmuştuk ya. Ayşe bugün babasının vefat ettiğini öğrendi. O yüzden bugün programımızda yok. Ankara'ya gitti. Babasına son görevini yerine getirecek. Belki Ayşe'yi istemediler bu hayatta ama o hep hasret kaldı, o baba özlemi, anne özlemi. Yine de o çocuk istiyor yani, bir ailem olsun. İstemez. Yine de gitti kökeni, biliyor musunuz? Kökeni. Ha? Biz hep şunu diyoruz ya Fulya'cığım. Hı hı. Aslında büyüklerimize daha hayattayken sahip çıkalım, onları kaybetmeden. Aynı şekilde çocuklarımıza da hayattayken sahip çıkmak lazım. Tabii ki kaybettikten sonra annenin acısını paylaşıyoruz ama bazı şeyleri kaybetmeden önce de kıymetini bilip her an yok olabilirlermiş gibi değer vermek lazım. O yüzden bu hayattaki en önemli şeylerden biri. Hem büyüklerimiz hem küçüklerimiz gibi hep çocuklarımız bize emanet. Emanete evet. Çok iyi davranmamız lazım. Ben gitmez diye düşündüm Ankara'ya, hani cenazesine gitmek istedi. Yavrum benim yani. Yine görmemiş mi? Aslında değil mi? Ne anneden annelik evet. Görmüş, ne babadan babalık görmüş. Ona diriyken evet. Sahip çıkmayanların yine de evlatlık görevini yapıp koşup gitmesi de evet. Ne kadar düşündüm. Ben şaşırdım, gitmez diye herhalde düşündüm. Evet. Ayşe gitti. Dün görüşmek istemiyorum dedi. Farkındasınız değil mi? Burada aramıyor ki dedi. Aramıyor ki dedi. Yani. Sormuyor ki aramıyor beni dedi. Ki dedi. Daha zaten yavrum kaç 19-20 evet. Yaşında. Adım atsa hiç görmemiş ama, ki bir zaten. Adım atsa anne baba evet. Görecek yavrum. Anneyi var. Çok evet. İstiyor. Abla anneyle beni bir konuşturun demişti. Onun için de elimizden geleni yapacağız Ayşe için de. Babayı da yanlış hatırlamıyorsam en son 4,5 sene önce gördüm. Evet 4-5 yıldır zaten görmüyordum dedi. Hiç ilgilenilmemiş zaten. Bir Ankara'ya gidelim adliyenin önüne. Gizem Gündoğdu orada. Çünkü Yusuf, Mehmet ve o üçüncü şahıs, Aşkın mıydı o üçüncü şahsın Aşkın. Adı? Onların arkadaşıymış. Masada Aşkın da, Bey. Masada da olduğunu... Evet, oradaydı o değil mi Aşkın? Aynen, üç erkeklerdi, beş kızdık zaten. O Aşkın'ı da aldılar işte. Aşkın da adliyede, üçü de adliyede. Umarım o da girer, ne diyeyim. Buradan artık çık git, seninle işimiz kalmadı diyen kişi zaten Aşkın. Aşkın'dı. Evet. Üçü de işte şimdi adliyede. İnşallah girer. Aşkın da gitti mi acaba otele? Ha? Aşkın da otele gitti herhalde. Büyük bir ihtimalle ondan aldılar. Aşkın otele gitmedi galiba, Mehmet gidiyor zaten. Şimdi ayrı ama kayıtları alınca ne çıktı acaba? Ama iki tane kadın vardı diyor. Ama belki gireri yanıltan vardır. Aşkındı. Hmm. Yok. Kardeşin dışarıda telefonda falan diye. Evet. Şimdi otel kayıtlarını almıştır polis. Tabii. Yani biz bilmiyoruz ama şimdi Didem muhtemelen ayrıntıları almış. Gizem'e bir dönelim. Gizem Ankara Adliyesi'nin önünde. Gizem bugün bir karar çıkar mı? Ne konuşuluyor orada? Ne öğrendin? Üç kişi de şimdi adliyede. Mehmet, Yusuf ve Aşkın. Seni dinliyoruz. Evet, Fulya Öztürk, Eda Nur Kaplan'ın ölmeden önce en son annesine attığı mesajda hakkımı arayın yazıyordu. Aslında bu mesaj onun vasiyeti niteliğindeydi. Biz de onun vasiyetine sahip çıkmak, hakkını aramak ve adaletin tecelli etmesi için Adalet Sarayı'ndayız, Ankara Adalet Sarayı'nda. Dün
yaşanan gelişmelerin ardından bugün 24 saatte çalışmalar hız kesmeden devam etti. En son Yusuf G. arama kararı çıkarılmıştı. Bu kararın hemen akabinde yakalanmış, gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadesi tamamlanıp Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılığa verdiği ifadenin ardından nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ne. Mahkemeden ise herkesi sarsan o haber çıkmıştı. Konut terk etmeme, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı. Tüm Türkiye ayağa kalktı ama ayağa kalkan Türkiye'nin yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı oldu. Jet hızıyla itirazda bulundular ve o itirazları neticesinde bugün Ankara Adliyesi'nde gözaltına alınıp getirilen 3 isim oldu. Yusuf G., Mehmet ve diğeri Aşkın K. Bu üçü de şu an içeride savcıya ifade veriyorlar. Bu ifade tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilecekler. Yine Sulh Ceza Hakimliği'ne, yine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklalık istemiyle sevk edilmesi bekleniyor burada. Biz de bu gelişmeleri takip ediyoruz. Aşkın da olay akşamı orada onlarla bulunan şahıs olarak alındı ve bir taksicinin anlatımı vardı, bize de konuşmuştu röportajında. O da kızın Eda Nur'un ona kalktım kendime geldiğim zaman orada bir pavyon muhabbeti dönüyordu, anlayamadım dediği ifade de aslında bununla etkili oldu. Aslında bu nedenle de Aşkın aslında onların yanında ve burada dört gözle biz bu üç isim hakkında da önce tutuklama talebiyle sevk edilmesi ardından da tutuklama kararının gelmesini bekliyoruz. Gizem, çok teşekkür ediyorum. Dün bir şeyden bahsetmiştim, Yusuf'un 39 suç kaydının olduğuna. Yani bu adam artık çete midir, bunlar bir örgüt müdür? Bunlar artık kızları alıp istismar edip başka işlerde mi artık kullanıyorlar? Bu nasıl bir organize, bir işin artık içindeler mi? Ya bir şey, şimdi o savcı mi? Ve son olarak bir şey söyleyeceğim. Dün Ankara'dan çok sevdiğim bir gazeteci dostumdan bir şey öğrendim. Dedi ki Fulya, bu işe bakan savcı öyle bir savcı ki dedi, ben adalete güveniyorum. Yani zaten itirazı veren şahıs da o kişi. İsmi şu an gitti aklımdan ama dedi ki öyle bir savcı ki Fulya dedi. Yani çok dedi peşinde duracak bu işin. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyur Sula. Biz buradan emniyete yalvarıyoruz. Bak yalvarıyoruz, rica da etmiyoruz. Bizim de canımız tehlikede. Biz adam de canımıza kıyalım. Çıkarsa eğer diyorsun. Ya evet. Bugün tutuklansın, bize bu haber verilsin. Ya bizim zaten ciğerimiz yanıyor. Bir de üzerine bunu yaptıkları zaman ya bizim zaten arkamızda annemiz babamız yok. Kardeşim benim, bari dursun ya. Kimse inanmadı diye benim kardeşim 15. kattan kendini aşağıya attı. Ya biz de mi illa aynı şeyi yapalım? Biz de mi ölünce değerimiz bilinecek? O zaman inanacak mı? İnanacaklarsa yapalım. Vallahi yapalım ya. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı bunlar artık. Bunlar serbest bırakılırsa korkuyorsunuz tabii. Ya evimize biliyor, evimize kadar biliyor. Ha? Ya benim can tehdit güvenliğim yok. Tehdit mesajlarında duruyor. Keçiören'deki evine geleceğim, yüz yüze görüşeceğiz diyor orada. Ya bu adam benim evime kadar biliyorken bunlar nasıl serbest bırakabiliyorlar? Ya Allah için ya, bizim zaten arkada ana yok baba yok. Bari devlet dursun arkamızda ya, devlet. Başka vallahi bir ben, şey istemiyoruz. Durur. Ben güveniyorum. Ya, 30 ya sadece saraylar ismi olarak hayır, kalmasın bu adalet. Lütfen. Lütfen. Yerini bulsun. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dün Yusuf'un ifadelerinde hani diyor ya işte kız tabii Eda Nur, ben kendimde değildim. Ben bana ne olduğunu bilmiyorum. Ya evli birisi bile, yani şimdi bunu söylemem ne kadar şey ama rızası o, evli bile, kocam bile olsa. Ya yetişkin bir kadın ha, olsa rızası. Rızan olmadan bir birliktelik olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Onun adı yine tabii tecavüze girmiyorum. Tecavüzdür değil mi hocam? Evli bile olsa. Tecavüzdür. İstem dışı bir hareket tecavüzdür. Evet. Bak. Bu arada Fulya'cığım, yeri gelmişken bu ilişki meselesinden dolayı birine seslenmek istiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Öğreneceğim ama. Bu kız ilk şikayette bulunduğunda jinekolojik muayeneye 18 yaşında olduğu için kendi rızasıyla yönelmiş. Hı hı. O muayeneyi yapan her kimse, ben sizi meslek ahlakınıza ve vicdanınıza davet ediyorum. Çünkü orada eğer rapor tutulup doku örnekleri alınsaydı çok daha fazla delilimiz olacaktı. Çünkü hocam taksiye bindiğinde kızcağız diyor ki belli ki yani artık ne yap? Bilirim diken diken oldu. Taksi diyor ya, kasıklarım ağrıyor, kasıklarım ağrıyor abi diyor taksi. Yani artık nasıl
sapıkça mı diyeyim yani artık anlatabiliyor musun? Siz bir hekim olarak nasıl delilleri değerlendirmiyorsunuz? Yani ben sizi sorgulamak istiyorum. Hayır bir de gerçekten var deniliyor. Böyle bir şey var. Ama işte zorlama yoktur diye. Zorlama yok. Kız zaten zorlama. Kızın aklı yerinde değil ki. Kız kendinde değil Hayır, ki. Hayır zaten siz kişiye alkol verirseniz kişi oradaki zorlamayı hissedebilecek durumda olmaz. Kişinin orada beyanı esastır. Evet. Kişi diyorsa beni istismar ettiler. O zaman istismar edilmiştir. Evet. Bu Esra, kadar. Esra, baktım zorlandı mı yok bir şey oldu mu? Esra bir de atlama diye söylüyorum. Güler dün ifadesinde bize konuşurken şunu söyledi. Kardeşimin dedi buraları çürük evet, içinde. Evet, doğruluk var ya. Yani, dokunulmuş. Görüm ya artık nasıl sapıkça şeyler yaptıysa. Evet. Tabii. Bunu doktor muayenesinde bunların girmesi lazımdı. Nasıl girmez hayaletler içinde? Belli dokunulmuş. Sen o gün gördün değil mi kızı evet, buralarda morluk? Evet o gün gördüm. Buraya bir yer dokunulmuş, diğer yere de böyle tırnak izi, hafif bir derisi soyulmuş. Yani hafif, belli ki pis. Bu kız zorla hareket ettirilmiş. Evet. Gerekli işte durumlara sokulmuş. Zorla sıvı yani zorla. Alınsaydı bugün elimiz daha güçlüydü. Zaten hani vaka ortada ama. Ayrıca 18 yaşında bir genç kız. İki tane, üç tane adamla nasıl baş edebilir? Hani zaten çelimsiz de bir şeymiş. 1.50 boyunda, 1.50 40 kilo boyunda bir kız. Çelimsiz bir şey. Koca koca herifler. 12-13 üstüne, üstüne geliyor. Ne yapsın o? Fulya 12-13 yaşında kıza tecavüz ediliyor. Küçük adı üzerinde. E rızası var demek ki. Ya küçüğün rızası olur mu? Çocuk da, nereden çocuk yani 18 Hayır. yaşında. Daha bunlar da daha çocuk ki yani çocuk, 18 çocuk, yaş üstü 18 diyorsun, ne daha çocuk. Olmaz ki bakın bilerek alkol veriyorlar. Oraya gidip onları alkol içmesinin evet. sebebi var. Biliyor ki bu çocuk ben sarsılacak, bağıramayacak, çağıramayacak. O gücü elinden gidecek. Bunun için yapılmış bu. Evet. Şimdi bizim vermese de karşı koyamaz. Evet zorla belki de hani iç iç demişlerdir zorla. Bizim bugün çok 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 önemli, çok özel röportajlarımız var. Eda Nur dosyasına ilişkin. Ankara'dan çok önemli görüntüler kaydetti ekip arkadaşlarım. Bizim iki ekibimiz de Ankara'da. Bakın tek değil, iki ekibimiz de orada. Biz bugün bu konuyu masaya yatıracağız yine. Bu dosyayı açacağız ama şimdi gözümüz de adliyede ya. Bunlar şimdi savcıya ifade veriyor ya bu üçü de. Ya biz size yalvarıyorum ben savcıya. Dur bakalım. Ya vallahi ayağıma kurban olayım. Ben, hiçbir şey değil. Adalete, ben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ben çok güveniyorum. Kamu vicdanı denilen bir şey var. 18 yaşında bir daha kız yeni atlar. Çıkmış ya. Yurttan hukukçu yeni çıkmış da var. Yurttan yeni çıkmış bir kız. Ben daha 6 ayı dolmamış. Bu Yusuf'un ifadelerini daha okuyacağım. Zaten yurttan çıkmış. Çocuğu mu aşağılıyorsun? Ne demek o? Bir Hayır. ifadeleri var. Zaten yurttan çıkmış. Yani işte kimi kimsesi yok zaten. Ben bunu her şeyi öyle düşünmüş tabii. Yurttuğu için devletimiz ona daha misli misli sahip çıkacaktır. Sen rahat ol. Zaten Türkiye şimdi bu konuyu konuşuyor. Önümüzdeki dakika bekleyeceğiz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, adliyeden gelen haberi. Sizi ben şuraya alacağım. Hep beraber gelişmeleri takip edeceğiz. Tamam. Karar geldiği anda tekrar konuşacağız. Tamam. İnşallah, inşallah gelir. İnşallah. Dur bakalım. İnşallah ya benim 39.3 kaydım olsa yemin ediyorum beni içeri alırlar. 39 değil, 2 tane olsun sadece ya. 2 suç kaydım olsun beni tutmazlar bile. Hani bir kanıt olmasına da gerek yok. Çünkü bizim yanımızda kimse yok. Bakıyorsun adam 39 suç kaydıyla nasıl dışarıya çıkıp gezebiliyor? Valla canlı yayında alacağız, göreceğiz. Buradan da haberini vereceğiz. Taksicinin söylediklerini sizin ekrana getireceğim. Sizin o mesajları da dilekçeyle sunacaksınız. O sonraki tehditleri. Bunlar ek delil. Hmm. Sürekli tehdit etti ya evet. kızlarımızı. Ya bir de onları düşünsene serbest bırakılırsa bu çocukların evini mevini biliyor. Yani bu çocukların da. Demiş ya siyasetçiyim ben. Göreceğiz. Görürüz. 39 suç. Görürüz. Yusuf, Mehmet ve Aşkın hala ifade veriyorlar. Adalet Sarayı'ndalar. Ankara Adalet Sarayı'ndalar. Bence bir saate bir şey gelecek. Hatta önümüzdeki dakikalarda. İnşallah. Ha? İnşallah. İnşallah. İnşallah iyi haber gelir. Tutuklanmasını istiyorsunuz. Evet. İyi hissediyorum. Hakkımı yerde bırakmayın dedi evet, Eda Nur. Evet. İntihar etmeden önce. Şimdi biz de ailesi de burada hakkını arıyor. 18 yaşında bir kız öyle kolay kolay intihar etmez. Evet. 18 yaşında bir kız 15. katta. Ya ben 15. kattan şöyle bakmaya korkarım. Şöyle aşağıya bakmaya İnsanın korkarım. İnsanın başı dönüyor baktığı zaman ha? bile. 6 gün sonra. Evet. Şöyle valla tırsarım gecenin o saatinde. Bedenini boşluğa bırakıyor ya. Bu ne kadar acı bir şey yani. Bu çocuğu bu ölüme kim sürükledi? Neden intihar etti?
Cuma günü mesaj atılıyor zaten. He? Cuma İntihar ettiği gün mesaj atılıyor. Gün mesaj atılıyor zaten tehdit bu kıza. Mesajları. Tehdit mesajları. Evet, evine geleceğim. Bu çocuğun, bak ne diyorum, evli dahi olsa bir kadın rızası olmadan kocası onunla birlikte olamaz. Bu bir tecavüzdür. Yusuf, Mehmet, siz bu kıza tecavüz etmişsiniz. Evet. Ve insan baygın bir şekilde nasıl isteyebilir? Ayrıca 30 yaşında kazık kadar da şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani 18 yaşındaki çocuğu alıp sapık sapık, birçok bazı detayları da biliyoruz. Aklınız, fikriniz zaten, ya şu gerçekten şu memlekette İnsanlar daha böyle hayırlı şeylere kafa yorsa, aman aman Instagram'dan bilmem ne kız düşüreyim, bunu yapayım, bunu kandırayım, buna mesaj atayım, fotoğraf atayım, onu bara götüreyim, içkisine bir şey atayım, içireyim, otele götüreyim. Ay! Ay gerçekten ya! Faydalı şeylere kafa yorun ya! İşiniz, gücünüz başka şeylerde. Ay gerçekten artık midem bulanıyor. Bir de baygın bir insan diyorlar ki, o da bilmem ne, 18 yaşında çoluk çocuk. Yurttan çıkmış, ana sevgisi görmemiş, baba sevgisi görmemiş. Kanmış 18 yaşında. Şimdi bana hangi, affedersin, bilmem ne adam mesaj atacak? Bilmem ne bilmem ne, ona bir tane şöyle geçiririm. Cahil işte çocuk. 18 yaşında, çocuk daha. İnanmış, kanmış. Ne suistimal ettiniz? Minicik bedeninden ne istediniz? Bu kadar sapıklığı niye yaptınız? Çocuk saatlerce buram ağrıyor, buram ağrıyor diyor. Buram ağrıyor diyor ya. Artık ne yaptıysanız. Yemin ediyorum o olayı böyle duyunca böyle istismar, tecavüz, bilmem ne. Abi böyle var ya, bak gerçekten sinirlerime hakim olamıyorum. Ya diyorum ki ya işin gücün olsun, uğraş, faydalı bir şey yap. Ya bir şey yap ya, aklının sadece orada mı ya? Ay delireceğim artık ya. Bilmem ne içelim, bilmem ne kızın içkisine bir şey atalım, o kızı götürelim, bilmem ne kızı satalım, bilmem ne. Ay yeter ya. Abi şu dünyaya gelmişsiniz, şerefinizle, namusunuzla yaşayın ya. Bak gerçekten diyor. 10 dakikalık hevesler için gerçekten adamlık ne biliyor musun? Bak ben gerçekten, benim en çok etkilendiğim şey böyle insanlara yardım eden, destek olan, bir şeyi başarmış. Acayip ya. O insanlardır. Büyük insanlar. Adamlar. 30 yaşında adam mısın? 18 yaşında bir lokma, 1.50 boyunda kızdan. Çünkü akıl başka şeylerde. Başka şeylerde çalışıyor. İlker. O küçücük bedeni ne hangi hayvanlıkları, affedersiniz yani, hangi sapıklıkları yaptıysanız, kız günlerce buram ağrıyor diyor. İfadelerinde kendini gidiyor polise söylüyor, anlatıyor, ifade veriyor. Arkamda acı hissettim diyor. Arkamda diyor. Yuh. Sen Yusuf yetmiyorsun, bir de Mehmet'i o apart otele çağırıyorsun. Bu sefer ikisi beraber. Sapık sapık. Mekanı da hazırlıyorlar. Mekanı da hazırlıyor. Planlı programlı. Kaçamaz bir. Mekan onların mekanı. Ve orada ve mekana girerken bakı, kimlik konuştu. Dahi vermiyor. Ha? Mekana girerken kimlik dahi almıyorlar. Yani çünkü kimliği her şeyi bende bu kızda zaten. Belki de o mekan sizin bu amaçlar için kullandığınız ve kullandırdığınız bir mekan. Ya bir de gerçekten bak kızlar, tamam bak ben cahil diyorum. Cahil 18 yaşında Eda Nur. Dünya güzeli bir kız. Ne diyorum bak, ana yok, baba yok, başlarında kimse yok. Çocuk esirgemede 40 tane çocuk, bir tane kadına anne diyor. Bu ortamda büyüyor bu çocuklar. Sevgi istiyorlar. Birisine güvenmek istiyor. Belki güvendi. 18 yaşında cahil. Şimdi karşı tarafta bir sürü insan da aman efendim o da gitmesin. Evet keşke gitmeseydi. Evet bu cahilliği yapmasaydı. Keşke inanmasaydı, güvenmeseydi. Ben buradan kızlara da sesleniyorum. O sosyal medyada yazan kimseye inanmayın kardeşim. İnanmayın. Girmeyin. Gir, arkadaşın olmayan kişiye güvenme, inanma. Ortalık sapıkla dolu. Bak gerçekten diyorum. Taksici konuştu o gece, o gün. Eda Nur'un otel odasında iki adam tarafından istismara uğradıktan sonra baygın halde bir taksiye biniyor ya. O taksici konuştu. Bakın ne anlattı. Eda Nur'u cinsel tacize uğradım dediği binadan alarak evine bırakan taksici ekibimize konuştu. O gece sabaha karşı saat
5-5-10 geçe civarıydı. Otelin zili çaldı. Biz gittik. Otelin kapısına yanaştım. İsmini Tayfun olarak bildiğim, sonradan adını Mehmet olarak öğrendim karakolda. Eda Nur'u indirdi. Arabanın arka koltuğuna bindirdi. Bunu dedi, kız bindikten sonra Keçiören'deki ev adresine götür dedi. Bir de telefon numarası verdi. Götürdüğünde bunu ara dedi. Sizi karşılayacaklar dedi. Bayanı alacaklar dedi. Ben de olur dedim. Kız zaten çok sarhoştu. Kendinde değildi. Direkt kapıyı açtı, bindirdi. Bana adresi verdi, gitti. Kız yolda giderken başladı ağlamaya. Ben anneme ne diyeceğim? Anneme ne diyeceğim diye sormaya başladı. Ben de ne oldu kızım? Hayır mı ablam, kardeşim, sana ne oldu dedim. Abi hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Ne şekle düştüm ben, ne duruma düştüm ben, ne ortama girdiğimi bilmiyorum dedi. Gözümü açtığımda başımda iki tane bayan vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. Ağlıyordu. Kızım sana bir şey mi yaptılar dedim. Bir şey mi oldu? Abi dedi, kasıklarım ağrıyor ama dedi hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Yani kız ama kendinde değildi. Kolunu kaldıracak dermanı yoktu. Yanında telefon vesaire bir şey var mıydı? Hiçbir şey yoktu. Çantası bile mi yoktu? Eşyası da yoktu. Tek başına sadece kız bindi. Götürdüm Keçiören'deki evine. Telefon ettik. Bir bayan indi. Sarışın bir bayan, yani ablasıymış. Güler indi. Sen niye benimle birlikte çıkıp gelmedin dedi. O da gelemedim dedi, artık ne olduysa. Çantam falan her şeyim sendeydi dedi. Yani ablası Eda'nın çantasını falan toplamış, komple gitmiş. Tayfun değil de başka birisini, ablasının telefonu geldiğinde aradı. Telefonunu açmadı. Beni buraya düşüren kişi diye arıyordu ama açmıyordu telefonunu. Kim olduğunu bilmiyorum. Duydunuz. Yapmışlar işte. Hı? Bunu gerçekten yapmışlar. Ya elin adamı bizi savunacak hali yok. Ya yapmışlar ki söylüyor. Ya kız ağlıyor kocaman adama. İyi ki adam yine helal süt emmiş, düzgün adam. Evet. Çünkü... Ama bize söylüyor. Bu taksicinin de Eda'nın eskort olduğuna dair ifade verdiği. Bu adam bize işte bu Yusuf dediğimiz şahıs Eda'ya mesaj atmış. İfade verdi, bunlar eskort diye. Zorla verdi. Bu adam öyle bir ifade falan vermiyor ki. Asla. Yok, bilmiyorum. Yusuf'un i̇şte bize söylediği bu. Bize söylüyorlar. Aynen. Yani doğruyu söylemiyor. Yusuf doğruyu söylemiyor ki. 10 kişiye yakın. Hepiniz de diyor sizin eskort olduğunuzu. Ya öyle bir ifade vermiş olsa çıkıp kameralar karşısında neler söylüyor taksi? Ya işte. Evet. Yani söyler mi? Bu büyük ihtimal bizi korkutup geri çekilmesi için yapıyorlar. Sizi korkutmak için söylemiştir onu. Duygusal baskı yapıyor. Manipülasyon yapıyor. Adam bak ne acı bir şey. Diyor ki arabaya yarı baygın bindirdi. Evet. Elime de diyor bir adres verdi, bir telefon numarası verdi, al bunu götür dedi diyor. Paket gibi bir de kızı bindirmiş bir taksi. İyi ki taksici diye sapık manyak bir şey değil. Götürmüş, helal süt demiş ama evet. Ablasına teslim etmiş. Yani özürü kabahatinden büyük. Kendi kızı ne hale getiriyor, bir de kapının önüne koyuyor, bir taksiciye teslim ediyor. Devlet lütfen ya gerekeni yapsın. Başka gerçekten bir şey istemiyoruz. Yaparlar. Bunlar çünkü serbest kalırsa ne biz demiştiniz de yayının başında siz? Biz ya bizim evimizin adresine kadar biliyor. Ya bu saatten sonra sizce buraya kadar çıktık bizi bırakacaklarını düşünüyorlar mı bu insanları? Peşimizi bırakmazlar ki. Zarar verirler. Sadece ya bugün Eda olacak zaten. Yarın onlar Ayşe'yi ya 39 yapacak. 39 tane dosyası olan bir insan Eda'ya bunu yapmış bizlere neler yapmaz. Ya bir ton kadın ölüyor Türkiye'de. Birçok psikopata baktığımızda o kadar doğru söylüyor ki Güler bakın. O kadar akıllıca bir yaklaşım ki gelip Güler'e değil sadece birçok kadına birden yapacak. Bu onun işi olmuş. Ya ve zaten bakın, 39 dosyaya bakmış. Küçücük kızlarla uğraşıyor. Hiçbir vicdan, merhamet duygusu yok bu insanın. Üzülmüyor. Hala manipüleye devam ediyor. Baskılayarak susturmaya çalışıyor. Yani bu kişileri siz cezalandırmazsanız yarın öbür gün sizin kızınıza yapar. Ya yaşını bile bize yalan söylemiş. Biz burada sizin sayenizde öğrendik. Kaç demişti o size? 28. Bize 28 söylüyor. 33, 38 yaşında çıktığını öğreniyoruz. Fotoğrafını gördük o kadar yani. Yaşındadır o. Şimdi Eda Nur ne demişti? Hakkımı yerde bırakmayın lütfen bırakmayın. Ben katlanamıyorum. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen, ben katlanamıyorum. Ben katlanamıyorum. Evet. Ben çok gerçekten güvendim ben adalete. O başsavcıya. Başsavcının dün serbest bırakıldı. Ya bizi kendi evladı olarak görsün. Kendi evladına yapıldığında nasıl hissederdi? Öyle görsün, öyle düşünsün istiyoruz. Sadece bu. Ne ki biz devlet çocuğuyuz zaten. Vereyim mi haberi? Geldi mi haber? Sevindir bizi. Tutuklandılar. Çok şükür Allah'ım, çok şükür ya Rabbi, çok şükür Allah'ım. Eda Nur hakkımı yerde bırakmayın dedi.
dedi. İlle de adalet, ille evet, adalet evet, kardeşim. Evet, evet, evet. Hemen Ankara'ya gidelim mi? Gizem Gündoğdu Ankara Adalet Sarayı'nda bizi bekliyor. Adliyenin önünde. Gizem, Gizem hemen bize anlat detayları. Evet, Fulya Öztürk adalet nöbetimizin sonuna geldik. Nihayet güzel bir haberle geldik. Çünkü mahkemeden o karar çıktı. Mehmet ve Yusuf nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklandılar. Diğer isim Aşkın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha var, ölüme sebebiyet. Gizem çok teşekkür ediyoruz. Diğer kişi Aşkın için ne demiştin? Ses kesildi. Evet, evet Aşkın. Fulya Hanım, evet Aşkın da adli kontrol şartıyla heyecandan konuşamadım. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O da yurt dışına çıkış yasağı aldı. Tabii o da imzalar atacak. Mahkeme devam ettiği için bu süreçte tabii uzayacak. O sırada onun da tutukluk ya da tutuksuz yargılanmasına ilişkin durum da değişebilir ama Mehmet ve Yusuf tutuklandı. Eda Nur Kaplan'ın hakkı yerde kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Türk adaletine. Biliyor musun Fulyacığım? Hakkı ne zaman yerde kalmayacak? Bir, iki suçları daha var. Nitelikli ağır tehdit. Evet, bir de o var. Ve sebebiyet evet. vermek. Evet. Cinsel saldırı suçundan tutuklanıyorlar. İkisi yine... ikisi zaten bunlar kader ortakları. Bunlar aynı odada büyüdüler biliyorsunuz bu çocuklar. Çocuk esirgemede Ankara'da. Birbirlerine sarıldılar haberi aldıklarında. Ek dilekçe verelim ha? Diğer suçlardan da. Bunların defteri kabarsın. Evet. Yapalım. Fatma Hanım'a şey dönelim mi? Fatma Hanım da bizi Ankara'da Büşra Seyiz yanında. Fatma Hanım gözünüz aydın. Büşra'cığım selamlar sana çok da. Çok teşekkür ederim. Büşra'mız da sevindim. Ankara'dan selamlar. Selamlar. Şu an biz de çok heyecanlıyız, mutluyuz. Çünkü dün akşamki karardan sonra açıkçası... Gerçekten hem anne çok üzülmüştü hem de bizler gerçekten çok evet. üzülmüştük. Ancak bugün vermiş olduğunuz yayın ve haber sayesinde çok mutluyuz. Annenin söylemek istedikleri var. Evet. Estağfurullah. Evet. Ah canım annenin ya. Söylemek istedikleri var. Mikrofonu ben anneye uzatıyorum. Dinleyelim Fatma Hanım'ı. Çok teşekkür ederim. Fatma Hulya Hanım, mezardaki haliniz anne, bizi gerçekten... Anne gerçekten günlerdir bu kararı bekliyordu. Ben mezardaki o halini görünce çok üzüldüm tabii. Dün mezarı başına gitmiş Eda Nur'um. Tabii yani ben sizi dün eleştirdim aslında. Yalan yok. Eleştirdim. Keşke evlatlarınızı hep yanınızda tutsaydınız. Keşke bu çocuklar çocuk esirgemede büyümek zorunda kalmasalardı. Keşke 18 yaşında bir çocuk... Evet, haklısınız. Gerçekten olmasaydı. Şimdi tüm Türkiye Eda Nur'un yanındaydı ama... Hangi anne istemez evladı yanında olsun? Yani düşünsenize doğurmuyorsunuz, bakmıyorsunuz ama... Hani bir evlat veriyorlar, bir bebek veriyorlar kucağınıza. Onu bilene bırakamıyorsunuz. Şu an benim 4 aylık bir kedim var. Ondan bilene vazgeçemezken ben... Nasıl çocuklarımdan vazgeçeyim? Şu an konuşacak halim yok ama yine hani... Bir ara vazgeçmişsiniz ama. Yine Fatma cevap Hanım, veriyorum. Dün bu çocuklar anlattıklarında o çocuk esirgemedeki o birbirlerine sarıldıklarını her defasında. Evet. Bir şey olursa ağlamayın sizin evet. yanınıza gelecek bir anneniz babanız olmayacak demişler Güler'e. İşte sizler dün anlatmıştınız ya. Siz de o dünkü yayını dinlediniz, duydunuz. Evet. Ne düşündünüz, ne hissettiniz? Evet. Biz burada evet. gerçekten gözyaşlarımızı tutamadık açıkçası. Şu an ruhum bedelimde değil. Canım yanıyor, acım var. Ama hani ruh gibiyim. Hani duyuyorum, daha da çok kötü oluyorum. Kelimeler sığmıyor gerçekten. Ben hani bir evlat kaybetmişim ama varmış gibi hissediyorum. Hani mezara gidince gerçekten dün gittim sanki öldüğünü konuşamıyorum. Güler. Fulya Hanım aslında anne şunu söylemek istiyor. Ben kızımın vefat ettiğini dün mezarlığa gittiğimde tek başıma gittiğimde o acıyla gerçekten yüzleştim diye ve ondan sonra aslında biraz da kötüleşmeye başladı. Akşam da tekrar bu
kötü haberi alınca daha da kendini artık bıraktı ama bugün şimdi daha iyi, mutluluk gözyaşları bir yerde döküyor diyebiliriz. Evet, evet. Yani, evet. Bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum. Benim çocuklarımın yanında olduğu için, kızımın sesi olduğu için. Kızım sesini duyuramadı ama hani orada ablası sesini duyurdu. Ablası çok güçlü, ben bundan eminim. Ablası, ya ben bir anne olarak dayanamadım, ağladım ama abla ayakta dimdik durdu. Benden çok iyi ya. Tek bir gözyaşını tutmadı ya. Öyle bir tuttu ki hani hiç ağlamıyor. Ben kardeşimin sesi olacağım dedi. Ayakta dimdik duracağım. Ondan sonra anne ağlama, ne olur anne ağlama. Geleyim ondan sonra yasımızı tutalım. Cezaevine düşsün. Ondan sonra yasımızı tutacağız dedi. Şimdi gel annem yasımızı tutalım. Hep beraber ağlayalım anne. Güler. Efendim. Şu an daha iyiyim bilmiyorum. Yani en azından içim ferah hissediyorum artık. Önceden hak bulmuyordum kendimde ağlamayı. Hani ağlayamazsın, hak etmedin. Zaten tutuyor yanında musun olmadı. Tutuyor musun hala kendini? Ağlamamak için. Buraları sıkıyor, görmüyor musun? Şey gibi hissediyorum. O bence bir başına kalınca boşalıp şimdi falan. Evet. Ben, senin ya, niye böyle şura? Şura? Sıkıyor musun öyle? Hayır. Başka bir şeyden o. Sıkmıyorsun değil mi kendini? Hayır, hayır, hayır. Tutuklandılar artık. Çok şükür. Evet. Çok şükür, ben gerçekten sonunda adalet olduğunu anlıyorum. Ama bu şekilde değildi. Benim kardeşim öldükten sonra artık bana bir anlamı kalmayacak ki. Ben bundan sonra İlk eve gittiğimde... İlk başta olsaydı tabii ki daha iyiydi. Benim bir neyim ama kaldı? Ama gene de... Ya cidden neyim kaldı? Gene de Edirne'nin vasiyetini yerine getirdik. Bir de küçük kardeşim var ama Ömer. Ömer ya, evet var ama Eda... Doğru. Ömer var ya, yemin çok ederim bir tanıyın. Yani, çok ayrı bak, bir dersiniz gün ya. Bak dersiniz gibi o nasıl bir çocuk. Güler az önce ne dedi bak? Kardeşim öldükten sonra tutuklandı. Ölmeden önce tutuklansaydı... Hayattayken kaybetmeyelim. Belki böyle olmayacaktı. Eğer hayattayken adalet tutuklansaydı ben... zaten intihar etmeyi bile düşünmeyecekti Eda. Ben aslında bir şey söylemek istiyorum Güler'e. Ben de hani psikoloğum. İsterse Güler, ben de onun o acısını hafifletmek için yardımcı olmak isterim. Evet. Psikolojik destek vermek isterim. Teşekkür ederim. Benim çok da hani böyle en azından bu yaz sürecinde ona yardımcı olabilecek bir şeyim de olur. Uzakta olsa bile, Ankara'ya dönse bile online de yaparız isterse Güler. Telefonla tek isteğim odama gidip artık böyle aylarca çıkmamak. Tek isteğim. Şu niye Güler öyle niye dedi? Çıkmayacağım? Ben onu yalnız bırakmam ki. İstemiyorum. İnsan görmek istemiyorum artık. Hani zaten bu kadar olay yaşıyorduk. 21 yaşındayım, daha neler yaşayıp geldik buraya kadar. Artık gerçekten insanlardan midem bulanıyor. Ay Güler ya, 21 yaşında çocuğun dediğine bak. Çok acı verici bir şey. İnsanlardan midem bulanıyor dedi. Çok haklı. Odaya çıkacağım, odaya gireceğim, çıkmak istemiyorum. İstemiyorum. Kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi tek yanımda olan şimdiye kadar kardeşim vardı. Kimsem kalmadı. Gerçekten kalmadı. İşte şimdi vurdu acı onu aslında, biliyor musun? Bak günlerdir ağladı, tuttu. Çok iyi oldu. Tuttu. Ben ama dedim, şu an değil. Şu an değil yani, şu an yıkılamam, zamanı değildi. İşte şimdi bugünden sonra Eda öldü, o gün değil. Bakalım ne olacak artık. Bundan sonra hayat nasıl olacak senin için? Edasız. Bilmiyorum. Hiç düşünmedim onsuz bir hayat. Hep şey derdim yani, yurttaki bütün arkadaşlarım bilir. Eğer kardeşlerimden birisi vefat ederse arkasından üçüncü tabut benimki olur diye. Hayır Güler. Ama şunu anladım, insan yaşamaya çalışıyor bir şekilde. Bilmiyorum yani. Gidip ne yapacağım? Ankara'ya gidince beni neler bekliyor o eve girince? Belki de bir mekan değişikliği. Taşınacak mısın? Nasıl? Daha durmam ki. Ha? Durmam ki. Taşınacaksın. Duramam yani. Hiçbir yere sığamam. Sığabileceğimi zannetmiyorum. Çıkmak istiyorum buradan. Bak yardımcı olacak. Bak bir şey söyleyeceğim. İnsanlardan kaçmak da insanı çok yalnızlığa ve mutsuzluğa
sürükler. Hocam şimdi o bu yüzden... çocuklar nasıl güvenecek? Nasıl bilmiyorum. Hep ben hayatta şunu diyorum. Tabii ki herkese insanlar, çok kötü insanlar var. Ama hı-hı, iyi insanlar da var. O yüzden birazcık akıllıca güvenmemiz lazım. Güvenebilecek Güler, misin? Akıllı bir kız. Akıllıca bir şekilde güvenebilir diye düşünüyorum. Her şeyimizi teslim etmeden. Ha? Kendi güçlendikçe güvenecektir. Evet. Bak bizim adımız ne var? Umudun olsun. Umudumuz evet, olacak tabii evet, ki. Ben Güler'e yardımcı olacağım ama iş konusunda da yardımcı olacağım. İnşallah hani devlet şey olmadan ve evet, onun hayatın boyunca da yardımcı olacağım. Olur mu? Psikolojik destek de vereceğim. Sana niye öyle bakıyorsun ablacığım? Dondu kaldı Sıla. Ben. Şimdi mi? Ben dedi ya Güler, ben şimdi anladım. Eda'nın ben öldüğünü dedi şu ama. Şu zamana kadar Güler'in hiç ağladığını görmedim. Hiç. Güler bir gün yurttayken ağlamış, dedim ki ben kahkaha atmıştım sevinerek. İlk defa Güler'in ağladığını gördüm. Ciddi diye. Ciddi misin? Şu an ağladığını gördüm, bir dondum. Bize ne mutlu ki bizimle paylaştı. Evet. Ağlamak da bir duygu. Güler... Hala kasıyor kendini de o. O daha kasıyor kendini. Hayır. Sadece gülmek istiyorum. Deli gibi gülmek istiyorum. Başka hiçbir şey değil yani. Onlar içeri girdi, bitti. Başka bir sıkıntım yok artık. Kalmadı. Şimdi İnşallah. Bir daha bir dönebiliriz Ankara'ya canlı bağlantıda. Çıkışlarını görebiliriz. Evet, görelim. Yusuf ben ve Mehmet'in. Bağlanacağız yine. Ben şunu çıkmasını onların o cezaevine gidişlerini görebiliriz biraz sonra. Görebiliriz yani. Hayatta bundan sonra ben hep onu söylüyorum. Ben hayatta insanlar evet, şimdi Esra hocam kızacak belki ama gerçekten hemen güvenmem. Hep bir şüpheciyimdir. O kadar şüpheciyimdir. Yok doğru olan bu. Akıllıca. Çıkıyorlar mı? Ha? Ha dün geceki. Ha bu dün serbest bırakıldıklarını ve Mehmet'in. Bak koca koca adamlar. Hangisi? Yusuf mu bu? Ha bu Yusuf. Bunların oruç. Ha elinde çantalı olan Yusuf bakın. Bu. Ayol bu 30'dan da üstünde. Bunun tam yaşı kaç? Koca adam. Koca adam. Yoktu. Yoktu. Bir de bana diyor ki annem benim vefat bu etti. Dün serbest bırakılırkenki görüntüleri. Allah belasını versin. Gözaltına tekrar alınmışlardı. Dün geceden görüntüler. Şimdi biraz sonra adliyeden çıkartılacaklar doğru cezaevine. Yusuf beni de intihara sürükledi diyen kişi telefondaymış. O Yusuf'un zaten... Sicili kabarık. Sicili zaten kabarık bu. Hayatta bak lafım yarım kalmıştı da Güler. Bak gerçekten benden size bir abla tavsiyesi. Hayatta herkese karşı benim bir şüpheciliğim var. Acaba... acaba. Bak tamam. Bu doğru niyetliyimdir, ama. Güzeldir falan hoş i̇şte ama. Akıllıca olan. Aynen. Akıllıca güvenmek bu evet, tam olarak. Sosyal medyadan yazan o adamlara. Aynı zamanda ben adamları da sesliyorum. Bazı kadın kötü niyetli kadın. Dolandıran kadınlar da var yani. Ne olur kardeşim gel seninle iş kuralım. Kimse sosyal medyadan gel seninle iş kuralım demez. Bak açık söyleyeyim. Gel seninle tanışalım. Kimseye özellikle sosyal medyada inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Tamam mı Güler? Yok ben zaten kimseyle muhatap olmam ki. Benim yani muhatabım 3 kişidir, 3-4 kişidir öyle. Çok fazla insan yoktur çevremde. Sıla vardır, Ayşe vardır işte. Hı hı. Bir de yani böyle tanıdığımız birkaç erkek arkadaşım. Benim başka kimsem yok yani. Güvenip de kafeye, mafyaya bir yerlere gitmeyin. Ben zaten kızım, yeni insanlarla tanışmaktan nefret ederim. Çünkü onu alışana kadar, huyunu alışana kadar hani onun yerine eski dostlukların daha mantıklı geliyor. Ya bizim parmağa geçecek arkadaşımız yoktur yani. Hı hı. Yok. İşte Eda Nur da inanmış, güvenmiş. İnsan oğlu... Yine Cahit, ne telefona mı gidelim? Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. Yusuf yüzünden ben de intihar edecektim demişsiniz. Alo. Geliyor musun? Alo. Heh. Alo. Televizyonun sesini kısar mısınız? Bayağı ses geliyor şimdi. Dönüyor. Alo. Alo, merhabalar. Siz bu Yusuf merhaba. Hakkında neler biliyorsunuz?
Sesim geliyor mu? Geliyor sesiniz. Tamam. Telefondan dinleyin bizi. Öyle yapıyorum zaten. Yusuf hakkında ne biliyorsunuz? Hızlıca alalım. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 2012 senesinde Yusuf'la bir ilişkimiz başladı. Önce iş ortaklığı, ondan sonra hayat ortaklığı. Hayat ortaklığı. Evlendiniz mi? Efendim, hayır. Birlikte yaşadınız. Birlikte yaşadınız. Yani, uzun süre, evet. Birlikte bir hayatımız oldu. Bu esnada dedim, evet, birçok kadınla beraberliği vardı ama en uzun süreli benimki oldu. O esnada hep iyi davrandığı için anlayamadım. Hep sonradan öğrendim ne yaptığını. Çok gözünü para hırsı büyüyen, kendini beğenmiş, kibirli, sevgisiz, nasıl anlatayım, kendinden başka hiç kimsenin bir öneminin olmadığını düşündüğü bir dünyada yaşıyordu. Benden çok şey aldı götürdü. Artık dayanamadım. Siz neden intihar etmeyi düşündünüz bu adam yüzünden? Onurum zedelenmişti. Benle beraberken nişanlandı. Nişanlısıyla konuştum aslında. Kendisine söyledim, yani nişanlanacağını öğrendiğim zaman bu adamın nasıl biri olduğunu söyledim. Yani benimle beraber seninle nasıl oluyor, vardır bir şey dedim. Böyle istismarcı mıydı, tecavüzcü müydü? Hayır, hayır. Hiçbir zaman böyle bir şeyini duymadım. İlk defa duyuyorum ve şaşkınım. Ama kadınlara olan merakını biliyorum. Hırsını biliyorum. Böyle bir şey duyunca şaşırdım. Ama tehdit olayları tamamen doğrudur. İnanıyorum o tehditler insanı bıktırır, yıldırır. Konuşmaları, hareketleri, tavırları. Sizi de mi hep tehdit ederdi? Sizi de mi ederdi? Çok, çok, çok. Çok fazla. İstenildiği yapılmadığı sürece, kendinin haklılığını doğru çıkarmadığınız sürece sizi tehdit ederdi. Etrafındaki herkes de böyleydi. Kadın, erkek hiç fark etmez. Çok büyük bir dolandırıcılık yaptı. Herkese yaptı daha doğrusu. En çok da şöyle söyleyeyim. Bir şey söyleyebilir miyim? Bayanlarla daha çok ilgilenirdi. Malı, mülkü olanlarla. Peki bir şey söyleyeceğim. Hep onlara zarar verdi. Siz intihar etmeyi kaç yaşındaydınız düşündüğünüzde? Hani o hadde ne zaman gelmiş? Kaç yaşlarındaydınız? Yani 45. Bak siz bile o yaşta aslında hani aklınız başınızda, 45 yaşında bir kadın olarak siz bile yani intihar etmeyi yani düşünmüşsünüz. 18 yaşında bir çocuk demek ki nasıl bir baskı altındaydı, nasıl bir tehdit altındaydı. Kendi canına son vermek istedi. Yani o kaldıramadı. Maalesef. Ben söylemek istiyorum. Eda Nur, lütfen hakkımı arayın demiş. İnanın Eda Nur boşa ölmedi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Çok zor bir şey, bunu biliyorum. Ama arkasında o kadar çok yıpranmış kadın, o kadar yıkılmış yuvalar, o kadar perişan olmuş aileler var ki hepsinin öcünü aldı diyelim. Çünkü biz çok uğraştık. Hepimizin davası var. 39 davalardan en az 2 tanesi de bana ait. Ve çevremdeki insanlara ait. Başka kadınlara ait. Herkese zarar verdi. Ama hiçbirimiz yakalayamadık. Hiçbirimiz peşinde koşmamıza rağmen, bilmiyorum, bunca şey yapmamıza rağmen bu adamı tıktıramadık. Eda Nur, Nur için de yatsın. Amin. Onun sayesinde birçok insanın gönlü rahatladı. Hani kız kardeşi diyor ya, ablası, işte ben o yaşasaydı belki 3. tabutta ben olurdum diye. Yani inanın söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzülüyorum annesine, kardeşlerine. Gerçekten onun kanı yerde kalmadı. Hepimizin, birçok insanın huzura ermesini sağladı. Böyle bir şey olsun istemezdim. Çok elim bir olay. Benim de kızlarım var.
Çok üzgünüm. Siz ama de bir tutuklandı haberini duyunca bir oh dediniz anladığım kadarıyla. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani benim yapamadığım, başkalarının yapamadığı şeyi yaptılar. Teşekkür ediyorum Türk adaletine bu kadar hızlı davrandığı için. Çünkü biz 10 yıldır savaşıyoruz. Herkes mücadele ediyor. Hiçbir şekilde yakalanamadı. Hiçbir şekilde ceza alamadı. Her seferinde paçayı yırttı. Ben şaşırıyorum yani. Nasıl takipsizlik kararı veriliyor? Ve bir laf daha söylemişti. Eda Nur'un ablası. Demişti ki polise gittik. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Gerçekten polisin yapabileceği bir şey yok. Bakanlık el koymadığı sürece, savcılık el koymadığı sürece, televizyonda size çok teşekkür ediyorum Fulya Hanım. Dördüncü güç. Sizin programınıza gelerek bunu açığa çıkardılar. Yani hepimiz için çok mutluluk verici bir olay. Yani tabii Eda Nur için demiyorum ama birçok kadının rahatlamasına, mutlu olmasına, bundan sonraki hayatını daha sakin sürdüreceği güvencesini verdiler. İnşallah hiçbir zaman çıkamaz o hapisten. Bunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adına. Çok çok teşekkür ediyorum ben size. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bir kadının... Birlik olup bunu yapabildiğiniz için, başarabildiğiniz için biz yıllardır yapamıyoruz çünkü bunu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Keşke Eda Nur ölmeseydi. Keşke o 15. kattan kendini boşluğa atmadan önce bu adam tutuklanmış olsaydı. Keşke. Bir kadın daha anlatacak. Bir kadın Yusuf'un neler yaptığını anlatacak şimdi. Gülşen Hanım geliyor. Eda Nur'a istismar olayında adı geçen Yusuf tarafından dolandırıldığını ve tehdit edildiğini iddia eden Gülşen Hanım ekibimize konuştu. Gülşen Hanım, siz Yusuf'la nasıl tanıştınız? Biz de sosyal medya aracılığıyla tanıştık. İşte ilk başlarda demir borsası ile alakalı iş yapacağımızla ilgili benden para aldı. 2018 yılında oldu bu olay. Belirli bir süre sonra ben şüphelendim. Karakola gittim, onu sorgulattım. Bir baktım adamın o zaman 2018'de 59 tane dosyası var dolandırıcılıkta. 280 bin liram aldı. Onun yüzünden arabamı kaybettim. Onun yüzünden borçlandım. Tamamen batırılacak duruma getirdi bizi de. 28 bin lirayla başladım ben. 45 bin liraya çıktım. Daha sonra ben bunun dolandırıcı olduğunu anladıktan sonra tabii kurtulmaya çalışıyorsunuz. Kurtulmaya çalıştıkça çocuklarımla tehdit etmeler, çocuklarımı dışarı çıkartamıyordum ben. Geliyordu kapının önünden resim çekiyordu. İşte sen bunu yapmazsan, bu parayı vermezsen işte ben çocuklarını öldüreceğim. Daha öncesinde de mesela bir yere oturuyorsunuz ya, arkanızda kim var, kim yok, sizi koruyabilecek kim var, onların hepsinin araştırmasını yapıyor. İnsanlara ders olsun diye anlatıyorum ben bunları. Hassas noktalarınızı öğreniyor. Çocuklarım, ailem beni bu sefer bunlarla tehdit etmeye başladı. Daha sonra kendi arabamın içerisinde beni darp etti. Kulağım patladı. Şu anda zaten mahkemede görülen 5 tane davamız var. Hakaret, tehdit, şiddet, her şey var içerisinde. O adamın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve ben bugün tesadüfen televizyonda Yusuf Yusuf diye bahsediyorlar. İşte programda dün de polisler şeye gelmişti. İfademi işte bu insanın olabileceği yerleri öğrenmek açısından. Evime geldikleri zaman Yusuf'un eski karısının ismini verdiler, burada mı oturuyor falan diye. Kadın da bundan kaçmak için yurt dışına kaçmıştı. Şiddetinden artık kadına ne yaptıysa bilmiyorum. Yani bu şekilde öğrenmiştim. Çünkü o kadar çok araştırma yaptım ki bununla alakalı. Hatay'da bir başka kadının daha intihar etmesine sebep olmuş. İşte bakın biz kurtulduk. Belki kıl payı kurtuldum ben de. Çünkü o kadar beni bunaltmıştı ki artık intihar noktasına gelmiştim ben de. O kadar büyük bir psikolojik baskı uyguluyor ki size. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bunların hepsi tamamen profesyonel dolandırıcı. Bir araştırma sonucunda Hatay'a gittim. Hatay'da öğrendim ki hale kocaman bu kişiye itibar etmeyiniz dolandırıcıdır diye pankart açmışlar. Sadece cezasını bulmasını istiyorum. Hani benim giden param falan yapacak hiçbir şeyim yoktur o konuyla alakalı. Davalarım devam ediyor. Sabırlar diliyorum o genç kızın ailesine de. Bakar mısınız? Hatay'da pankart açmışlar bu Yusuf'a, dolandırıcıdır bu diye. Bu şahsa itibar etmeyiniz. Yusuf soyadı yazıyor burada, kapattık. Niye kapatıyoruz ki? Verin soyadı. Ha, eski şeydi bu değil mi? Doğru. Bak düşün, Hatay'da koca bir şehirde bu Yusuf. Bu arada telefonlarımız susmuyormuş. Ne kadar o çok kadar çok kadın var ki bu Yusuf hakkında konuşmak isteyen. Tam bir dolandırıcı bu. Tam bir dolandırıcı. Yaşlı kadınları seçiyor.
Evet. Onlar... Gençlerle gönül eğiliyordu. Gençleri de yok yok. O kadın seçiyor yani. Tabii. Evet. Telefon susmuyormuş bizim araştırıyor içeride. Araştırıyor diyor kadın. Çok enteresan bir şey. Evet. Bizim diyor her şeyimizi araştırıyor. Açıklarımızı sonra biliyor. Ondan düşüyor. Sonra peşinize düşüyor. Peşimize. Bu çocukları iyi biliyor. Ha? Hani zaafının ne olduğunu çok iyi biliyor. Senin evet. Nereden vuracağını çok iyi bilen bir insan. Mesela şey diyor. Siz Eda'nın geleceği memurluğu. Yani benim Eda. Bunları bile bile gidiyor yani. Ne diyecektin Sıla? Bu öyle bir insan ki şimdi bizi neyden vurabileceğini çok iyi bilen bir insan. Hı. Mesela benim bir insan yanlış anlama sadece evladımdan vurabilir. Ben sadece şu hayatta iki tane evladım yıkar. Başka hiçbir şey yıkamaz. Mesela öyle ki Güler'in sadece yıkabilecek tek şey Eda'ydı. Yani beni Eda'yla tehdit ediyordu. Eda'yı memurluğuyla, geleceğe ilgili. Çünkü Eda zaten diyorum ya yaşamayı seven bir insandı. Geleceği elinden alındıktan sonra büyük ihtimal artık yapacak hiçbir şey kalmadı. En son çareyi de ölüm olarak gördü kendisini. Ama bak o minik kelebeği demek kutsal bir görevi vardı. Bunca kadının aynen. Sesi oldu canıyla. Çok doğru bir şey. Devletimize bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vallahi ya. Ama çocukcağız git yani. 18 yaşında çoluk çocuk. Çocuk daha inanmış, kanmış. Ne suistimal ettiniz? Anne ben sana ölmeden önce hakkımı arayın demişti. Mesajda da diyor ya, hakkımı yerde bırakmayın lütfen diyor. Nitelikle cinsel saldırı suçundan tutuklandılar. Tutuklandılar. Eda Nur Kaplan'ın hakkı yerde kalmadı. İşte şimdi bugünden sonra Eda, o gün değil. Az sonra Fulya ile Umud'un olsun da. Fulya ile Umud olmak için bildiklerinize ihtiyacımız var. Siz de Umut olmak istiyorsanız bizi hemen arayın. 0536 451 95 64 ve 0536 451 95 66. 18 yaşındaki Eda Nur cuma gecesi Ankara'da 15. kattan kendini atmıştı. Onu ona tecavüz edenler, onu ölüme aslında sürükleyenler, dün canlı yayında da aktarmıştık Yusuf ve Mehmet, tutuklandılar. Yaptığımız yayınlarda hep söylüyoruz ses getiriyor diye. Tabii ama Eda Nur ne demişti? Hakkımı arayın, hakkımı yerde bırakmayın diye. Ama bu konuyu, bu dosyayı bugün de konuşacağız. Eda Nur'un yine ablası Güler burada. Arkadaşı, yurttan arkadaşı yine Sıla burada. Annesi de geldi. Annesini de alalım mı yavaştan buraya? Ankara'dan geldi Fatma Polatoğlu. Eda Nur'un annesi. Dün kızının mezarına gitmişti. Şöyle alalım Fatma Hanım'ı da. Evet, siz yeni karşılaşacaksınız değil mi? Kaç zamandır onlar da birbirlerine hasretti bu arada. Şimdi oturup yasımızı tutacağız, tamam mı? Yasımızı tutacağız. Fatma ve Güler. Size sarılabilir miyim? Evet, selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim her şeyin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nereye alalım, böyle mi oturtalım? Şöyle oturtalım. Buyurun Fatma Hanım. Teşekkür ederim. Yusuf ve Mehmet tutuklandı artık. Evet, teşekkür ederim. Size ve sizin ekiplerinize. Biraz yüksek sesle konuşalım Fatma. Size ve sizin ekiplerinize çok teşekkür ediyorum. Bizim yapamadığımızı siz yaptınız. Kızımın sesini kimse duymadı, siz duydunuz benim kızımın sesini. Çok teşekkür ediyorum. Şurama birazcık da olsa bu serpildi. Ben 5 gündür yemek yiyemiyorum, içemiyorum. Ve açlığımı, susuzluğumu hissetmiyordum. Dün gece yemek yedim. Ve rahat uyudum. Morgda ben çocuğumu görürken çocuğumun gözü açıktı. Ağlamayacağım. Oturup kızımla beraber yasımızı tutacağız. Ben buna inanıyorum. Ama ikinci aşamaya da geçmek istiyorum ben. Kafamda çok soru işaretleri var. Ne o? Var, çok var. Hani kimseyi suçlamak istemiyorum İntihar ben. İntihar ettiği gece? O geceyi de araştırmalarını istiyorum. Benim çocuğum intihar edecek bir kız değil. Neşeli, cıvıl cıvıl. Bakın 4 tane çocuğum var.
Hani kimsenin psikolojisini bozmaya niyetim yok burada. Dördünden inanırım. Ama Eda'dan asla. Eda demeyin bana. Eda intihar edecek bir kız değil. Babası ölmüş. 3 gün sonra benim neşeli kızım geri yerine geldi. Benim babam ölmedi ki. Hani neşesi psikolojisi yerinde olan bir kız. İntihar edecek bir kız değil. O tehditlerden, Yusuf ve Mehmet'in tehditlerinden. Evet, o da var. O da var. Tecavüz olayı. O da var. Ama intihara sürüklenecek bir kız değildi bu. Bana teselli veren bir kız. O gün beni... Ne demek istiyorsunuz Fatma Hanım? Ne demek mi istiyorum? Ne olur kızım, lütfen. Benim demek istediğim şu. Orada 3 kişi vardı benim kızımla beraber. İntihar ettiği evde. İntihar ettiği evde. O evi araştıralım biz. 3 kişi derken bir yani Eda'yla beraber. Var, abi dedikleri abla var. Üçü pardon. Beraber mi? Özür dilerim. Bu benim babam da olsa gözünün yaşına bakmam ben. Babamın gözünün yaşına bakmam. Benim bugün toprağa sen kardeşini verdiysen ben kızımı verdim toprağa. Kimse kusura bakmasın. Herkes cezasını çekecek burada. Şimdi Eda bu cinsel istismar olayından sonra bir hafta boyunca bir evde kalıyor. İntihar ettiği o ev var ya, yüksek katlı. O ev Gülerlerin, Eda Nurların, işte arkadaşlarının abi dedikleri bir adamın evi. Şimdi ben bazı detaylar öğrendim. O adam 50-60 yaşlarında bir adam. Siz normal karşılığı çıkan o kadar dur. Değildi. Burada görüntüsü çıkan mı? Görüntüyü verebiliyor muyuz? Yok. Bir dakika. 50-60 yaşlarında bir adam. Bu adam Urfalı ve evli. Urfalı mı? Ve bir de ikisi var. Evli Urfalı olduğu değil. Halde. Ha? Hayır. Bu adam Urfalı değil. Urfalı bilmiyorum. Ya, hadi nereli başka misin? Bir tamam. Nereli, yani, nereli olursa bak, olsun. Yani, nereli olduğunun önemi yok. Umurumda değil. Nereli olduğunun önemi yok. Yani hayır, eşi Urfa'da diyebiliyorum. Yani bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani adam Ankara'da. Ne? Dur ben anlatayım meseleyi. Adam Ankara'da ev tutuyor. Karısı ben Urfalı diyebiliyorum. İşte Doğu Anadolu bölgesinde bir yerde galiba. Güneydoğu veya Doğu Anadolu'da. Yani karısı orada demek istiyorum. Evli. Bu adam abi denilen bu adam 50-60 yaşlarında böyle ben fotoğrafını gördüm. Öyle adam biri. Bazı kızlarla samimi fotoğrafları var. Bu adam da ne hikmetse yurttan çıkan kızlara sahip çıkıyormuş. Öyle mi şey? Acaba çocuk öyle. Esirgemeden çıkan kızlara sahip çıkıyormuş. Ona mı kalmış sahip? O görüştü, o görüştü. Evet. Adamın da, o abi denilen o adamın da beraber olduğu kız da çocuk esirgemede. Ve yurt kaçağı. Yurttan kaçan, 16-17 yaşlarında bir kız. Samimi de fotoğrafları var. Bağlanan mı? Ben evet, diyorum ya bu çocuklar, işte anne babalar bu çocukları bırakmasa yurtlara, ben ne dedim size 2 gün önce, ben çocuk esirgemeye girdim haber yaptığımda oradaki çocukların hepsini, yani %80'inin 90'ının anne babası var. Oraya bırakılan çocuklar. Keşke anne babalar daha fazla sahip çıksa da kız çocuklarına, bu kendi çocuklarına. Bulması. Bu adamlar da böyle fırsatçılık mı artık bilmiyorum veya ona mı düşmüş yurttaki kızları alıp da sahip çıkmak. Evli barklı gitsene evine. Evli barklı adammışsın sen. Senin ne işin var yurttan çıkan kızlar? Ne amacın var? Şimdi nasıl iyi bir şey düşüneyim? Ben düşünüyorum. Bak ben ama bak ben kızları suçlamıyorum. Kızlar bak ben gerçekten 16-17 ya 18 yaşında diyorsun ya. Daha beyni yeni gelişiyor. 18 yaşında çocuk anadan uzak, babadan uzak. Yurtta büyüyor. 40 tane bir kız, bir tane kadına anne diyor. Bu çocuklar sevgiye muhtaç, ilgiye muhtaç. İşe muhtaç, gelire işe muhtaç. Adamlardan belki de hani ya benim hayatım kurtulur deyip hadi kanıyorlar gidiyorlar. Ama keşke anneler babalar daha fazla sahip çıksa da bu çocuklar o yurtlarda yetişmiş olmasaydı. Tabii herkesin de bir gerekçesi vardır. Tamam yurtlarda bakılıyorlar, ediliyorlar ama sevgiye muhtaç büyüyorlar. Şimdi o adamın evinde bir hafta boyunca kalıyor Eda Nur. Eda Nur'la beraber işte o adamın sevgilisi denilen genç bir kız yurttan çıkan başka bir kız kalıyor. Güler de dedik ısrarla abla biz o adama güveniyorduk, bu adama güvendik. O adamın 50-60 yaşında hani derler ya kerli ferli adam. Ne iş var o adamın sizinle yavrum? Ya şu şekilde söyleyeyim. Evet ben bu insana güveniyorum. Dur. Fakat onun da eğer hatası varsa o da çıksın. Hala güvenemiyorum. Hayır. Güveniyorum diye biliyor musun? Niye güvenesin ki? Neyine güveniyorsun? Sen baban mı? Adam, niye sana senin sahip baban mı bu adam ya? Ben 3 yıl sokakta kaldım.
3 yıl yemin ederim. Hani bu adam mı sana ev tuttu? 2-3 hafta sokakta kaldım ben. Ve bu adam bana gel Ankara'ya, sana burada ev tutayım, iş bulayım, gir bu işte çalış alnının teriyle diyemeyiz. Niye dışarıda kaldın Güler? Abi benim gidecek hiçbir yerim yoktu. Benim gidecek hiçbir yerim anne yoktu. Hiç kimsem yoktu benim. Ben niye gitmedin annene? Biz gittik, aradan bir ay falan geçti, tartıştık, kavga ettik bir arkadaşımız yüzünden. Öyle evden çıktık gittik yani. Olaylar falan oldu. Ev açtım çıktık ben onlara. Onu dile getirsinler. Ben onlara ev açtım. Ben onlara eşya aldım desin ki yapmadın desin. Annelik görevini sen yapmadın. Tek derdim kızım sizden ricam alkol kullanmak yok. Yurttan çıkan bir kız çocuğunu da aldılar. Tamam sana sahip çıksınlar dedim. Ona da razıyım dedim. Anne kirasını ödeyecek istemiyorum ben. Ben o kızın kirasını bile istemiyorum. Sırf birbirinize keleplenin diye. Benim de kızım yurtta büyüdü. O yurt çocuğuna da sahip çıkmak istedim. Amacım buydu. O bir zaman senin de burada bir amacın var bana göre. Bak bu insan burada bana ne amacım olabilir? Benim acaba şu an bak, senin mezarda, şu an yerde yatan senin kardeşin ise benim çocuğum değil mi? Değil mi? Benim çocuğum burada. Benim anlatmak istediğim evet bu adamın suçu varsa bu da yakalansın. Ben kusura buraya bakma, kadar benim babamın bile suçu varsa gözünün bakın yaşına bakmayın. Benim bile suçum varsa benim bile ne gözümün yaşına bakmayın. Ben anlatabiliyorum şu an alsınlar değil götürsünler. Mi? Anlatabiliyorum şimdi, kendimi. Anlat şimdi kendim. Şöyle anlatayım bir şey bak şimdi bu. Ben diyorum suçu şimdi varsa, bak, evet Yusuf olsun. Mehmet bak Yusuf Mehmet Allah kahretsin ki evet tecavüz ediyor ya. Bazı detaylara yani hani o zaten ifadelerde var çocuğun yani canı yanıyor hatta. Ağır şekilde. Ağır şekilde yani. Şimdi bunun ikisi zaten tutuklandı. Ama Eda Nur'un annesi diyor ki Güler de ama dedi ki Güler, Fulya abla biz o abiye güveniyorduk. Eda Nur da çok seviyordu o evet, evinde kaldığı adamı. Yani. Ama anne diyor ki bir saniye diyor. Tamam diyor. Mehmet ve Yusuf tutuklandı ama ben o güvendikleri adama güvenmiyorum. O 60-50-60 yaşındaki adama ben güvenmiyorum. Onda da bir şey var. O kızımın kızım o adamın evindeyken intihar etti. Acaba diyor bu adam kötü niyetli, bu adam diğerleriyle de bir organize mi? Bunlar acaba kızları başka bir şekilde artık ne demek istedim? Anne güvenmiyor o abi dedikleri adama. Ama Güler diyor ki o abi bize sahip çıktı. Eda da o abiyi ama çok bir şey seviyordu olursa, diyor. Bir şey olursa onu da içeri aslında. Niye kimse benim babamın oğlu değil. Bak kimse benim babamın oğlu değil. Benim kardeşimin yerde kanı kalmayacak diye ben buraya çıktım. Eğer onun da bir suçu var. Suçu varsa girsin. Yusuf ve Mehmet. Yusuf ve Mehmet tutuklandı. O abi denilen 60 aynen yaşındaki adam aynen var ya. Onun da bu işte bir şeyi varsa da o da alınsın. Şimdi aynen. Ki neye ama ben bunu söylüyorum. Şimdi ben söyle bir anne olarak neye dayanarak söylüyorum biliyor musun? Ha. Dün gece tutuklandığına sevindik değil mi? Bu adam 50 yaşında aklı başında bir insan değil evet mi? Peki geçen hafta 18 yaşındaki kız niye kendini balkondan aşağı yani pardon pencereden aşağı atıyor? Alkollü olduğu için değil mi? Ağzımı bozmak istemiyorum. Çok özür dilerim. Sen dün gece nasıl alkol alıp da 3 tane 17 yaşında çocuk var. Meze kurmuşlar, oturmuşlar, alkol içiyorlar orada. O adam mı? O adam. Abla kendim gözlerimle gördüm. Nerede gördün? Abla Gülergil'in evinde. Yine aynı evde mi? Aynı evde. Hayır Gülergil'in evinde. O ev kız yurt katına ha, olduğu Güler'in için. Gülerin evine mi geldi? Evet Gülerin evet evine Gülerin evine. Ama 15 katıncı ev değil. O Güler'in evi değil. Bir dakika Güler, siz de mi o Güler, ev? Güler bu ne iş ya hayır, bu kadar? Hayır hayır. Ha, onlar değil mi? Bunların evi ayrı. Şimdi bu yurt kaçağı olan kız var ya, adam bu kıza ev açıyor, o kız benim kızımın kimliğiyle geziyor. Şimdi ifade verirken Güler'in kimliğiyle ifade veriyor. Yarın öbür gün o kızın başı yanarsa senin de başın yanacak. Sen bunları düşünmeden konuşuyorsun burada. Yurt kaçağı olduğu için. Evet, yurt kaçağı. Çünkü kız 17 yaşında hala. Kız hala 10... Bir dakika buraya bize telefonla bağlanan yurttan kaçtığını, kız. Peki bir şey söyleyeceğim. Sosyal hizmetler bu kızların evet yurttan kaçtığını, kaçak olduklarını fark etmedi mi? Burada zaten Güler'in yurttan kimliğiyle geziyor. Ama olsun yurtta bir sayı eksiliyor. Eksiliyor, aranıyor, kız aranıyor. Kız aranıyor ablacığım. Kız aranıyor, Fulya Hanım. Bu adam mı? Abi dedikleri adam mı aynen kaçırıyor? Hayır, kaçırmıyor. Ya yani tam biri dost hayatı yaşıyor ablacığım. Dost 17 yaşında kız. Evet, dost hayatı, evladı. Ay adamı görseniz, ben gördüm bir adamı bir da. Bir şey sağ bu adamın resmini yani verin. Eğer ki bu adam, bakın bu adamın resmini ay ben verin gördüm ben. Eğer bu adam suç duyurusundan eğer yakalanmazsa böyle göbekli beyaz saçlı böyle gencecik 16 yaşında kızı bir de öperken fotoğrafları var. Fulyacığım
Bize bağlanan bir kız vardı. Evet, ay gecesini anlatan. O 17 yaşında. Evet 17 yaşında. Hani komşuların gürültüden, kahkahadan, müzikten şikayet ettikleri. Onun yaşını bilmiyordum. O değil, o değil. Hayır Handan hocam, onun yaşını bilmiyordum. O kız mı diyor? O kız Sıla mıydı? Evet Sıla. Hayır Sıla değil de o bağlanan. Hayır ya. İsmini vermedi o. Bakın. Hayır ismini vermemiş. Bir saniye ben bir şey... Ama adamın, özür dilerim, ev sahibi erkeğin... Evet. Arkadaşı olarak bize bağlandı. Hayır, o mu diyorum? Kız arkadaşı. Arkadaşlar. Beraber yaşadığı kişi. Bir saniye. Fatma Hanım. Önce bana abi diye tanıtır kendisini. Tamam. Dün bir hanımefendi bağlandı buraya. Evvelsi gün. Dedi ki, ben bunların komşusuyum. Ha o değil. Bir saniye bir şey anlatıyorum. Dinleyin ama. O daireden olay, şikayet var. Olay günü dedi. Evet. Böyle bir olay oldu. Cenaze aşağıda 10'a 11'e kadar bekledi. Cumhuriyet Savcısı bekletti. Ve bu zaman zarfı içerisinde ne bu adam ne de bu kız aşağıya inmediler. Evet. Bakın şimdi ben... Pardon, kız da dedi ki saat 3'te kapımız çaldı, uyuyorduk. Ondan sonrası. Ben açtım, biz öyle öğrendik dedi. Evet. Ondan sonra. Ben ondan sonrasını diyorum. 7 saat o cenaze orada 7 kaldı. 7 saat beklemiyor. Evet. Hayır, gece saat 3'te o cenaze kalkıyor oradan. Kalkıyor. Dedi. Kalktıklarında yani aşağı hatta iniyorlar ya, yok diyor yerde. Sabah saat 6'da ben morga gittiğimde oradaydı. Ha, bir dakika. Bu cenaze yerdeyken bunlar evden çıkıp buraya geldiler mi? İşte, hayır, yok, uyuyorlarmış. Uyuyorlarmış o sırada. Savcı yani. Kapısını ama çalınca. İşte arkadaşlar, karı koca uyuyorlar. Bakın şöyle adı bir... üstünde karı kocalar. Tamam. Yani. Onlar birlikte yatıyorlar yani. Birlikte. Arkadaşlar 15 katlı rezidans. Hepsinin kapısını teker teker polis zaten çalıyor. Ancak en üste sonra gidiyorlarmış. Ulaşana kadar devam ediyor. Komşular ulaşana kadar saat 3 oluyor. Komşular tiyo veriyor. Diyorlar ki burada 15. katta bir ev var. Hep ses müzik geliyor. Ses müzik, alkollü geceler falan yapılıyor. Oraya bir bakın diyorlar. Dün gece aynı şeyi oranın kapısı yine çaldığında adamla ve kadın açınca. 3 tane çocuk 17 yaşında intiharı öğreniyorlar. Fatma Hanım, Eda Nur son ölmeden önce son bir haftayı bu abide geçiriyor ya, abinin ve... Abinin sevgilisi olan yurttan çıkan genç kızla geçiriyor ya. Evet. Siz biliyor muydunuz o abinin evinde olduğunu Eda Nur? Hayır. Ne demiş Eda Nur? Babaannemle yaşıyorum dedi. Ben yurt çocuğu olduğunu bilmiyordum bile. Kaçak olduğunu bile bilmiyordum. Öyle ben bir sadece sustum. 5 gündür susuyorum ben. Ben 5 gündür susuyorum. Sadece gözlem altına aldım. Size bu abiden bahsetmedi yani değil mi? Hayır. Siz kesinlikle bu abiyi ne zaman öğrendiniz? Morg'da. Morg'da. Ve kıza da diyor ki kızın abisiyim ben diyor. Ve o olay gecesi ben orada yokum diyor. Bakın hepsi yalanlar ortaya çıkıyor. Ve burada da diyorlar ki o abi de onunla beraberdir deyince taşlar hepsi yani şöyle oturuyor. Bir şey, yetişkin biri 17 yaşında biriyle evli koca 50 adamın birlikte olmasını yanlış bir şey olduğunu 17. anlayacağı için ben onun abisiyim diye söylüyor annesine. Yurt yani sevgili oldu. Aslında aynı odada kalıyorlar bir yıldır. Gerçekleri söylemiyorlar. Bu adam ne yapıyordu kızım? Ne işin? Açık açık söyle. Anlatın şunu ya, her şeyi. Bu adam kim? Bu adamın ne iş yaptığını inanın ki bilmiyorum. Sadece ne işiniz var sizin bu adamla? Bu adamı asıl tanıyan zaten Eda ile işte bu arkadaşımız. Eda nasıl buluyor bu adamı? Yurttaki arkadaşımız işte. Sıla. Diyorum işte ya. Bu Sıla bu. Biri. Aynen. Evet. O yurt kaçağı olan Sıla. Evet. Bunun kimliğiyle dedi. Ama sen ama dediniz ki siz abi çok iyi bize çok sahip çıkıyor. Evet, böyle anlattım. Çünkü ben sokakta yüzünü gör sapık gibi. Ben sokaktayken bakın ben 2 hafta sokakta kaldım. Tamam. 2 hafta sokakta kaldığım süreçte bu adam bana dedi ki gel dedi sana ben sana burada borç para acaba vereyim niye? Tamam mı? Burada bir işe gir, çalış. Acaba burada niye? Sonra borcunu bana ödersin diye bir insan. Ama hep böyle benim güvenme nedenim bu. Bir menfaati var. Peki anladın sen hiçbir şeyden peki sen demedin mi? Allah Allah. O kazık kadar adam 60 yaşında. Bana niye yani? Niye bana ha, yaşlı diye zaten evet. Çünkü Eda hayır. Eda ben söylüyor. Bu adam bana sahip çıkıyor. Eda söylüyor. İş bulur musun diye. Hani zaten bu insan Eda gidip bu insanın yanına söylüyor. Ki hani benim ablama iş bulmamız lazım şu an sokakta. Eda söylediği için adam bana iş bulmaya kalkışıyor. Hani yoksa adamın benden bir çıkarı ya yok aklı ki. Aklı başında bir, şey yok bir adam yani. Olsa Fulya Hanım 50 yaşında değil mi? Bu çocuğun durumunu öğrendiğinde ben olsam, ben 36-37 yaşındayım, ben olsam hemen direkt ailesini ayırırım. Bu çocuğun benim yanımda ne iş var? Bu çocuğun bana ihtiyacı yok ki. Bu çocuğun anneye ihtiyacı ama var ya. Ama annesi de yok ya Fatma yanımda, Hanım. Yanımda çocuk yanımda gitti. Ama siz de yoksunuz ama ya normalde hayatlarında. Bir hayır, dakika ben bunu varım, söylemeyeceğim. Ben buradayım. Hayatlarında olsanız zaten bu adamın kapısına gitmezler. Siz ya, de tamam. Ama Eda sonuçta ya. Ölmeden önce annesiyle konuşuyor. Sıla zorla alabilecek güç. Zaten. O günü, ama o günü alabilecek güçte. Acaba aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Acaba o adam abi...
Öbürlerini tanıyor mu? Bir daha. Öbürlerini tanıyıp acaba bu çocukları kötü amaçlı bir şeye mi zorluyordu? Yönlendiriyor mu acaba? Onu hiç. Hayır, o adamlarla alakası ne olduğunu zannetmiyorum. Akşam üç tane, iki tane kızla artık beraber. Artık ortaya. Resmini verin, çıksın ortaya. Elbet bir gün biri tanır ya. Biri tanır da çıkar ya. Hayır. Bunu hayır. Zaten bak ben sana bunu zaten bu gidip söyleyeyim. Kaçak, ben kızımı sesi olmaya yurttan kaçan geldim. 17 yaşındaki kızı. Bir adam koskocaman adam. Zaten bu Güneri Ava Fulya abla. Güneri Ava kızla zaten cenazedeydi. Yurtta geldi cenazeye. Zaten yurdun umrunda olsa o kızı alır götürürdü yurda. Ya bu zor bir şey değil. O kız cenazedeydi. Yavrucuğum evet. Yurt nereden bilsin yurt, o kızın orada olduğunu? Abla nasıl gördüm. Bilmiyor kız? Bak ne olursa olsun yıllarca ekmeğini yediniz. Kuruma bir şey demiyor. Hayır şimdi, kuruma biz bizim meselemiz öyle değil. Başka bir şey. Acımız var diye bize almıyor zaten. Bak, zaten bu adam olay mahalli. Bir intiharın vuku bulduğu yer evi olduğu için zaten her şekilde ifadesine başvurulması gereken bir adam. İfadesi başvuruldu. Dolayısıyla yamuk yumuk bir hayatı da varsa şikayet üzerine zaten tekrar ifade. Hülya Hanım. Kebriye Hanım bir şey mi söyle? Bir şey diyecekmiş. Kebriye Koç bir şey söyleyecek. Ya ben şeye takıldım. Hülya Hanım, Handan Hanım siz öyle söylediniz ya ifadesine başvurulmuş. Tamam ifadesine başvurulmuş ama burada bir şey atladık galiba. Ben de yanlış anlamış olabilirim. Güler dedi ki, yani Güler'in annesi daha doğrusu dedi ki Güler'in o evde kalan arkadaş Güler'in kimliğiyle evet, ifade evet, verdi. Evet, evet, bu ne demek? Suç adamın mu? Yanında, hayır adamın küçük yanında aslında ablası var. Hayır, Eda Nur'un ablası var. Ha, ve Eda Nur'un ablasıyla, ablasının ağzından ifade veriyor. Eğer evet. Şüpheli bir durum varsa zaten söylemez ki yani ablası ifade veriyor gibi. O beyefendi aa, ve Sıla zaten örtbas etmiş evet, olabilir. Evet, olay evet. Bu evet. Aslında. Güler nasıl ifade evet, ben bunu kastetmeye çalışıyorum. Güler. Ve emniyetin bundan haberi yok. İlk kez bu ortaya çıkıyor. Güler. Bu çok önemli bir şey yani. Şu anda Güler vermedi, Sıla verdi işte. Sıla verdi sen ifadeyi. Sen nasıl ifade verdin? Şu şekilde sen ben korkmuyor zaten bir saniye Fatma. Ay bir dakika gerçekten sen iki bir tane Güler ifadesi var şu evet, an. Bravo. Evet. Yok. Benim emniyetinde değil mi bundan haberi yok? Hayır. Şu evet. An emniyette iki farklı Güler ifadesi var. Evet. Birisi onun kimliğini kullanan, birisi gerçek. Sen o çareyi yapsana. Bir şey söyle. Bir yapsana onu. Resmi makamları yanıltma ya, suçu işlediniz şu anda. Abla. Hülya Hanım. Bir şey söyleyeyim. Bir şey bir dakika şimdi bir şey söyleyeyim. Hülya Hanım ne olur şimdiye kadar konuştular Fatma değil mi? Fatma Hanım'ı dinleyelim. Ben bir şey söylemek bir şey söylesin istiyorum. Ya. Sen söyledin söyleyeceğini sustun. Tamam bir şey dur, söylemek dur, istiyorum dur, şu an. Hani Güler dur. Ben ifade verdim ya hani orada. Tamam, evet. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kız beni arayıp saat 6'da söylediği kelime ne biliyor musun? İşte yanıma geldi morgdayken ben bir şey yaptım dedi. Ne yaptın dedim hani biz morgun orada bekliyorduk ya hı-hı. Kardeşimi. İşte dedi ki polis dedi savcıya da kapıya dayandığını ben benim için geldiklerini zannettim dedi. Hani Eda'dan daha haberi yok. Eda'yı arıyorken kimliği bulacak. Anladınız mı? Çünkü küçük kızı alıkoyuyor. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir dakika Güler. Kaçak olduğu için benim kimliğimi veriyor sonra olayı da değiştiremiyor. Hani ben bir bu dakika, değilim adam, aslında diyemiyor. Adam çok zekice bir plan yaptı. Evet. Çok zeki. Adam kimlikle, bu arada Yusuf'la Mehmet'in de ekmeğine yağ sürmüyoruz. Biz başka bir vakanın peşindeyiz. Aynen. Onlar zaten ayrı bir... Elbette onu, canım bir dakika. Bu, bak zaten. Bu mesele de böyle yanlış anlaşılmasın. O ikisi... Ağır bir şekilde biz hem de tecavüz ettikleri için zaten gereken yapıldı. Hülya zaten her cinsel saldırı biz. Suçundan gözaltına tutuklandılar zaten o iki başka adam. Başka bir şey var. Bu adam Güler'in bak tüylerim diken diken. Ama Güler'in, olay içinden bakın ha. Neler çıkıyor. Eğer bir fuhuş mafyası bile varsa bu ortaya çıkacak. Evet çıkın evet. Abla. Evet. Küçük evet. Kızlarımızı zayıf. Bak bu zaten bu düşman. Bambaşka bir yere evriliyor şu an biliyor musun? Hülya Hanım. Bambaşka bir yere... Ankara Emniyeti bu yayınımızı umarım çok dikkatli izliyordur çok. Ve başka dinliyordur. Başka bir şey var. Bakın bambaşka, bakın gencecik kızlarımız öyle kurtulabilir. Mi? Ben size sadece bunu söylüyorum. En azından başka. Ankara Emniyeti de buradan çağrı yapalım. İnşallah bu yayını bu çok dikkatli izliyorlardır. Özel bir dosya olarak. Bu iş bambaşka bir yere gidiyor çünkü. Bambaşka bir yere gidiyor bu iş. Hülya Hanım Hülyacığım, bir dakika. Ve anneyi de bir dinleyin. Anneyi Hülya de bir dinleyin. Hanım. Lütfen bu yayınımızı ihbar kabul edin. Fulya'cığım bir şey söyleyeceğim. Fatma Hanım'a sözü bırakacağım. Güler'in ifade kimliğiyle ifade verildiğinde tabii ki bir abla gibi olayı örtbas ederek vermiştir. Gayet masumane bir ifadedir o kızcağızın Güler kimliğine girerek verdiği ifade. Dolayısıyla delil karartma bu. Değil hayır, mi? Tabii. Evet. Hayır, söylüyor ama erkek arkadaşım olduğunu söylüyor ifadesinde. 16 yaşındaki 50 yaşındaki adama nasıl erkek arkadaşım diyebiliyor ya? Sen bunu kabullenebiliyor musun sen?
Benim mevzumda... Sen de bir anne olacaksın bak Güler, yapma annem birini korumuyor. O adam sen ben korumuyorum. Ben sokaktayken benim yanımda kimse yok. Ne Havat amcam ne ben o ne bu. Sen kabullenemedin. Avucumun içinde tutamadım ben sizi. Yalan konuşmayın sürekli dedim yalan benim konuşmayın dedim ben. Benim yanımda kimsem yoktu. Senin yanında ben vardım, gölgem vardı. Benim yanımda vardı. O sokakta o insanlar diyor ya. Hayır. O sokaktaki insan dediğin, bana yardım etmeye çalıştı. Bak şu an cenazem var. Ben bak yine diyorum suçluysa girsin içeri. Hayır, sıçlıysa herkes hakkını girsin. İnsanlara gitsin. Şu an kardeşin bak, cenazede. Herkes bak, hakkını alsın diyorum aksine ben. Alsın, ben herkes hakkını ben alsın. Ben de istiyorum annem. Ben de istiyorum. Ben Hulya bunu zaten söylüyorum ama ben bu adamın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Anormalik değil. Niye inanmıyorsun? Neden inanmıyorum? Çünkü bu adam... Allah'ını seversen 60 yaşındaki adamın 17 yaşında kızla ben fotoğrafları gördüm ya. Kocaman göbekli, şişman, böyle bembeyaz saçlı. Ellerinizden 17... öpüyorum. Ellerinizden öpüyorum. Bak böyle. Ellerinizle bakın, ben bunlardan bakın. Mısın ya dedim bak. Ben bu adamın fotoğrafı. Keşke verseniz de keşke o adamın verseniz. O fotoğrafını. Keşke verseniz. Ay ama yani ay kusura bakma Kebriye abla. Kusura bakma. Fulya Hanım. Hayır. Diyor ki Fulya hani bak arkadaşım tamam da yani 50-60 yaşındaki adamın 17 yaşındaki bir kızı böyle. Ne işin olur? O fotoğrafı şöyle bir de kızı böyle. Kucaklamış. Oh, yuh derim ben. Git evde karı. Ben senin için iyi bir şey evet, düşünürüm. Evet karısı var ya çoluk çocuğu var. Kusura ya. Bakma. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda adamın sevgilisi aslında Güler gözüküyor resmi olarak. Bizim kız değil yani başka evet, Güler. Evet kimliğini gösteriyor. Kimliğini kullanan tabii. Güler. Kimliğini kullanıyor ya. Tabii. Hulya Hanım bir şey söyleyeceğim. Güler evet. Aslında bu adamla ilgili bize bir şeyler anlatabilir yani. Evet. Saklama. Ben Güler saklama ablacığım gerçekten abla gerçekten saklamıyorum. Ya bu insan benim için kötü olsaydı bana da aynısını yapardı. Ablam peki ya bana senin... niye iş bulsun? Daha bana Sivan gelmemiştim. Eda'ya yaptı ablam ya. Senin peki aklın mantığını alıyor mu? Koca herifin o kızla ne işi var o fotoğrafı. Tamam bakın bu zaten. Bir kötü olmuyor bu zaten doğru olan bir şey değil. Ablam ne olur bu zaten doğru olan bir şey değil. Biz ama buraya geldiğimizden beridir diyoruz ki zaten bizler baba sevgisini aç olan insanlarız. Belki de bu kız bundan baba sevgisini gördü, bir sevgi gördü. Herkes şu an 60 yaşındaki bir adam olarak odaklanıyor olabilir ama bu sevgi kim size gösteriyor? Peki bunu... Adam evli. Tamam adam bak evli olduğunu bilmiyordum. Fulya Hanım, yemin şart ortasına girebilir miyim? Fulya Hanım lütfen. Söyle Fatma'ya kulak verin. Diyorum ki anormalik bir adam olan bir adam sen neyin kutlamasını yapıp da 3 tane 17 yaşındaki çocuğa dün gece alkol mezesi kuruyorsun sen. Kimsin sen? Kimsin sen? Ben dün gözümle Ömer gördüm. Söyledi. Duymadım ben. Gözümden duydum ya. Ömer'e dün içi... akşam mı? Evet dün akşam. Ablam kimin evinde? Gülergil'in evinde. Taziye bir de taziye. Ömergil bana zaten hani. Güler evde yok. Güler evde burada, burada. Bir şey söyleyeceğim. Burada. Kim var ondan o evde başka? Sıla. Ben değilim. Tamam öbür Sıla yani. Öbür adamın Sıla. Sevgilisi olan. Adam. Adam. Bu abi dedikleri. Tamam. Sıla'nın eşi. İbo 17 yaşında, Sıla 17 yaşında zaten. Benim oğlum 17 yaşında. Etti 3. Bu üçü oturup alkol içiyorlar. Senin masayı bir deviremedin eşinde. Oğlum da orada. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Siz ne yaptınız? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Allah'ım. Biliyorum ama tutamıyorum. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Sonuçta burada benim eşimin ismi geçiyor değil mi? Hayır eşin, ya ben eşin almadı. Fatma abla. Eşin aldı demiyorum. Bak sen kendini ortaya koyma. Ben seni söylemiyorum. Eşi aldı demiyorum. Bakın oraya çizgi çekiyorum. 60 yaşındaki adam bu 3 tane çocuğa içiriyor. Hayır eşi çok efendi bir adam. Gerçekten. Ne işi dünya kahre. Eşinin o evde? Benim eşim Gülergin'in evinde kalıyor. Evet. Ömer'e destek olmak için. Evet. Ben bunu bir şey söyleyeyim. Kimsesi yok annesi evinde kalmıyor diye. Annesi evinde kalmıyor diye bir şey yok. Beni istemiyorlar. Beni o gün gönderdi. Ömer senin küçük oğlan değil küçük mi? Oğlu, evet küçük benim oğlu, oğlu. Küçük kardeş. Beni o gün o evde istemedi. Oğlum niye istemiyorsun? Anne istersen burada kalma diyor. Oğlum niye kalmayayım senin yanına? O zaman bize gel diyor. Yok kavga anne bugün alkol içeceğiz. Çocuklar niye seni böyle istememiş? Sıla'yla kavga etmişler. Sor. Niye ama? Niye Sıla'yla birbirine Güler. Girmişler. Güler. Annemin dediğine göre kendileri beni istemedi. O yüzden yurda gittiler. Sokakta hayır, kaldı. Hayır hayır. Yurda mi? Benim yüzümden gitmediler. Babaları bu kavgadan Güler, dolayı. Anlat ya. Güler susma anlatsın. Sen de. Konuşun ya. Anlatsın. Anlat Güler. Anlatsın. Güler gerçekten. Ben burada söyleyeyim. Gerçekten konuşulacak olsa bir ton şey dökülür abla ortaya. Dökülsün. Herkesin hatası konuş. Var. Bakın. Ben yıllardır annemi babamı suçlayan bir insanım. Beni bırakıp gitmeseydiniz ben bunca olayı yaşamayacaktım diye. Ben 10 yaşında Bodrum katında altında yaşıyorduk. Söylesinler eğer haklısın, yalansın. Seni bırakıp gitmeselerdi. Üç kardeşim evet. De ben büyüttüm bu zamana kadar. Biz bırakıp, bebeklikten ben bırakıp yani gitmedim. Büyüttüm. Babası kapının önüne koydu. Üç çocuktan elinden alıp evlenip gittiğinde... Çekip gittiğinde siz çocuğu, de evlendiğiniz zaman iki çocuğunuz vardı. Bunları ben da alsaydınız. Ben evlenmedim. Hayır bakın orada kesin oraya size, bir çizgi olur, çekmek istiyorum. Ne olur. Bakın oraya ben bir çizgi çekmek istiyorum. Ben buraya kendimi ifade etmeye çalışıyorum değil mi?
Ne olur anneyi kötülemeyin. Karşı tarafı dinlemeden bu raporlar ne zaman çıkacak? Bakın, kimseyi kötülemeyin. Benim ailem arkamda yoktu. Ama parmak izi raporu ne zaman çıkacak? İzleyenler de diyor ki ben gerçekten bu insanların pişman olacağını düşünüyorum. O kadın da sağlıklı kadın. Niye bu çocukları bırakmış diye şimdi hepsinin kafasından geçiyor diye. Her şey açıklığa kavuşsun. İki çocuk daha yapmış. Onlar sığdı, bunlar sığmadı mı diyorlar. Abla parmak, Fulya Hanım, parmak izi ne zaman çıkacak? Ben sadece bunu öğrenmek istiyorum cidden. Parmak izi çıkılsın. Gerçekten şurada konuşulanlar herkes pişman olsun istiyorum. Gerçekten yani, istiyorum. Bu abi dedikleri adamı temize çıkartmaya çalışıyorlar. Güler, niye öyle, ben temize çıkartmaya çalışayım? Sen şu an diyorsun ki olayı herkes utansın diyorsun. Evet. Benim babam da olsa utanmasın. Parmağı varsa girsin içeri. Parmağı varsa girsin varsa, diyorum ben zaten. Ben de gireyim içeri. Ama Fatma, hiçbir şey çıkmazsa burada herkes buyur, kendi şeyinde bulmuş olacak. Bu abi var ya 60 yaşındaki abi. Evet. Dün Güler'leri... Sapık resmen. Gerçekten. Neyin sefasını sürmüşler dün? İşte dün yakalandılar ya. Onun... Ve Mehmet tutuk... Şöyle güzel bir meze hazırlamışlar. Ve biz de gittik üstüne baskın yaptık ve gözlerimle gördüm ben. Ne dedin dün beni annem güzel Senagil'i ben aradınız, çocuk Güler, değilim dedi bana karışma dedi. Ya söyle. Ha. Ya bu alkolizmle ben çocuğumu kaybetmedim mi? Kendi söylediler. Birini toprağa vermedim mi ben? Şu an hala birini koruyorlar. Kimseyi ben korumuyorum. Sen bana demedin mi Senayla biz şimdi bugün gidip para bulup içeceğiz diye Ömer'i de alacağız. Hayır annesi yemin burada. Yemin ederim söyledim Senayla. Hayır Senayla. Annesi burada içeceğiz diye yemin bir şey yok. Söyledim. Zaten onlar mezelerini kurmuşlar. Sen Senayla demedin mi Ömer'i de alacağım? Hatta dedim ki annem bu kadar mı açıldı? Annem onlar içiyorlar zaten ben o yüzden çıktım. Tamam, onları istikleri için çıktım. Oğlumu çıkartamadım oğlumu. Ama bana dediniz ki biz bugün içeceğiz. Nereden anladın peki onların içki içtiğini? O eve aldılar ben oradaydım. Seni kim çağırdı o eve? Eve ben gittim. Kızıma helva yaptım. O binaya dağıttım. Ha sonra... sen tesadüfen gidiyor yani evet, şey. Evet tesadüfen gidiyorum. Evet. Tesadüfen helvamı dağıttım ben. Sonra baktım alkolle beraber pide yaptırmış. Getirmişler meze kuracaklar kutlama yapacaklar. Yusuf ve Mehmet bakın yine çizgi diyor. Çekiyorum altına. Sıla'nın kocası için işinde yok. Gerçekten yok. Adama sadece dedim ki oğlum sana emanet. Zaten ben Eda'yı Sıla'ya emanet ettim. Cesedini aldım ben orada. Cesedini aldım. Ama kızın yüzüne de güldüm ben. Niye güldüm? Hani derler ya düşmanını yakında tut. O benim düşmanım değil. Ben kimseyi de burada yargılamıyorum. Ama söz konusu benim çocuğum mezardaysa ben babamın gözünün yaşına bakmam. Sıla 17 kimse yaşında mı? 17 yaşında. Yurt kaçağı. Bunlar bir yıldır beraberler. 16 yaşında tut aldıysa eğer. 16'da çıkıyor, evet. Yurttan kaçıyor. Sonra bu abiyle beraber oluyor. Evet, aynen öyle. Ev tutmuş, apart işte o 15. kattaki evi tutmuş. Kızı orada besliyor. Zaten 50 yaşında adam 16 yaşında kızla bu da suç zaten. Suç tut. Yani şu anda 16 yaşında kızla kaça. Birlikteyse. Yurt küçüğün istismarı ya. Evet, istismar yani. Bu adam normal değil. Bu adamı çıkartın, bunu da çıkartın. Diğerini nasıl çıkartın? Ben size güvenerek geldim buraya. Ben size güvenerek. Mehmet zaten. Evet. Ona şu an çekiyor. Evet şu an dün akşam. Mehmet o istismarcılar şu an cezalarını çekiyorlar. Yemek şimdi eğer ki bu abi, bu abinin adı. Aranızın altını öpüyorum verin bu adamın adını. Şimdi, resmini de verin bu adamın. Tamam şimdi. Çıkacak ortaya eğer dur bakayım, çıkmazsa. Dur bakayım dur. Ama yine emniyet, bir tane emniyet daha istismarcı ben izlediğini işte. Düşünüyorum bu yayını. Şu an oğlum onların elinde. Ne durumda bilmiyorum. Şu an abi diye. Bütün yurttan çıkan çocuklar hep abi diye bu adamın arkasından Fatma koşuyor. Fatma Hanım. Hayırsever bir amaçla yurtlara yardım ediyorsan git yurtlara yardım et. Oradan küçük kızları öyle. Çıkarıp da kötü emellerinize alet etmeyin. Yani. Senin aklına ne geliyor Fatma? Benim aklıma bu adamın parmağı var içinde diyorum. Ne gibi? Ne gibi mi? Eğer ki aklı başında bir adam olsa benim evimde alkollü bir kız, mantıklı olarak düşünürse eğer... Alkollü bir kız 15. kattan atıyor kendini aşağıya, ölüyor cesedi ve annesinin daha yası bitmeden ben dün akşam yine alkolle onun çocuğunu içiriyorum. Bu normal değil, anormallik değil. Bu adam manevi ya değerleri yok. Sapkın bir adam olduğu belli. 16 yaşından itibaren sen annesi babası yok diye kız alıyorsun, kandırıyorsun. Resmen bütün çocukları... Bu da tacizci, bu da istismarcı. Bu da istismar ama. Bu da çocuğun istismarı. Eda Nur'u Güler. Eda Nur'u bu kötü amaçlı kullanan bir adam kullanan bir insan olsa Eda sürekli oraya gitmez. Sürekli oraya gitmez. Hep o eve gidiyordu. Sürekli gidiyor. Çünkü Sıla'yla dertleşmek peki, işte nasıl, onlar... Ne, abi mi diyordu ona? Evet abi diyordu. Bilmem ne abi. Evet. Bilmem ama, ne abinin evine gidiyor. Ama Fulya şunu da unutmayalım. Hayır, Sıla'ya gidiyorum. Bazen insanlar sevgi gördüğü için
istismarcısına da sığınabilir. Bilmiyoruz. Çünkü oradan bir hem anlamda sığındığı bir yerde. Tamam da Eda bakın, sizce iki kişi bunu yaptı. Bakın iki kişi Eda'ya bunu yaptı değil mi? Evet. Eda gidip sesini duydu. Ama güvendiği karakola kişi bu. Gitti. Güvendiği ilk kişi. Programda aklı bir şey dikkatinizi olabilir. Çekmiştim. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Bakın bu abiye de güvendi. Bu abi de belki bir şey yapmaya çalıştı. Onun üzerine bunu denedi. Belki de. Telefonda ismini vermek istemeyen birisi var. Alo. Alo, ismini vermek istemiyorum değil. İsmim Sıla. O gün orada bulunan kızım ben. Sıla mı? Evet Sıla. Evet Sıla ben. O gün orada Eda intihar ettiğinde yanında olan arkadaşıyım. Yani sen yurttan 16 yaşında yurttan kaçan şu an... Beni bilmişsiniz ilk başta. Şöyle bir şey var. Ben Mayıs ayında yurttan kaçtım. Yurttan kaçtığımda bu abi dediğimiz adam... Şöyle bir şey var, beni yurttan tamamen çıktı olarak biliyordu. Yaşımı doldurdum ve çıktım. Ben de ona gittim, kalacak bir yerim yok dedim. Sonrasında da o bana evini açtı. Nerede çünkü tanıştınız? Alet etmedi beni. Benim bu adama hislerim vardı, ben bu adama söyledim. Sıla, nerede hislerim tanıştınız bu abi dediğiniz kişiyle, bu abiyle? Nerede tanıştınız? Sevgilim. Biz mi? Aha. Biz bir kafede tanıştık. Önemli olan burası değil. Önemli olan şimdi tüm detayları anlatacağım size. Annesinin dediklerini de orada o anlayacak yani her şeyi. Şimdi baştan başlayalım. Siz sorun isterseniz ben anlatayım. Yo sen bir anlat bakalım. Buyurun, bu anlatın. Abiyle. Sen şu an bu abiyle berabersin zaten. Değil mi? Şu anda beraberim çünkü bu adam beni 18 yaşında biliyor. Çünkü ben ona yurttan kaçtığımı değil, yurttan çıktığımı söyledim. Peki, şimdi bayağı büyük evet. De bir abi o değil mi? 50 yaşında değil, 50-60 yaşında diyorsunuz. Bu adam 40 yaşında bir adam. Yok biz öğrendik bayağı. Bak o da galiba senden saklıyor yaşını. Evet. Sen saklamışsın ya o da saklıyor. O da galiba. Ya, bu adam ya, peki... Yani 50-60 yaşında bir adam değil. Zaten İlk bakın başta... 18 yaşında biliyor beni derken bile o adamı koruyor. Evet, evet. O beni 18 yaşında biliyor diyor. Eda'nın ölümünde... Payı varsa ilk başta ben gidip ondan şikayetçi olurum. Ama biliyorum ki onun bir suçu yok. Çünkü o adam daha Eda ile ben otururken yarım saat önce gitti yattı. İfadelerde bunu hep geçiyor. İfademin hiçbiri yalan değil. Yalan olan... Önce hayır. İfadelerde kullanmam. Hayır. Önce sen ve o abi yatıyor. Evet, hayır evet. Önce dedi ki önce o yatıyordu. Kötü biz odaya çekildik dedi. Bakın müsaade buyurun. Siz dediniz ki midem kötüydü. 10:30, 11 gibi yatıyorum ben dedim. Evet. Sen ne yapacaksın dedim. Ben de 10 dakikaya kadar yatarım. Biraz müzik dinleyeceğim. Kafam bozuk kendimle kalayım dedi dedin. Bu Eda, önce bu ben yattım Eda. Dedim yok, dedim. Sıla, Eda, hayır yattı. Eda bunu yatıyor. Orada hayır. Hani ben biraz ağlayıp yatarım diyen kişi Eda. Hayır arkadaşı söyledi. Diyor ki Sıla benim midem kötü ben yatıyorum. Evet, aynı. Sen ne yapacaksın? Aynısı Eda Nur'a diyor. Eda Nur'a diyor. Eda Nur da diyor ki ben kendimle kalacağım. Müzik dinleyeceğim. Müzik dinleyeceğim biraz oturacağım. Bir de şunu bilemez ki belki o sırada Eda Nur müzik dinlerken o kişi gitti onu rahatsız etti. Nereden belki de onun üzerine gitti bilemeyim. Kendini atmaya dur, karar verdi. Anlatmaya devam en güvendiğim kişi şu çok önemli Fulya'cığım şunu söyleyeceğim. Belki dedi ki en güvendiğim kişi bile beni rahatsız ediyor dedi belki hayattan vazgeçmeye karar verdi. Belki de öyle bir durum oldu. Aynen. Sıla ne oldu o akşam? Şöyle oldu baştan anlatayım ben bu akşamı. Eda bir bardak, 1,5 bardak içti, benim gördüğüm. Sonrasında ne kadar içti bilmiyorum. Ama 70'lik bir şişenin sadece yarısı boşalmıştı. O yanımızdaki adam da 2 bardak içti, ben de 2 bardak içtim. Benim gördüğümde Eda daha 1,5 bardağını içiyordu. Sonrasında Eda'nın abi dediği adam yarım saat, benden yarım saat önce gitti, yattı. İfadelerde bunlar geçiyor. Her neyse sonrasında da ben gittim kustum. Sonra Eda dedi ki Eda midem çıktı ben de biraz uzanayım. Eda dedi ki tamam dedi ben de biraz daha oturup yatarım. Bana bunu söyledi. Sonrasında zaten biz savcının polisin olay yerinin kapıyı çalmasıyla uyandık. Siz... Ben yataktan polisin buna kalk demesiyle uyandım. Siz zaten. Aynı odada mı kalıyorsunuz? Sonrasında da ben zannettim ki... Abiyle mi? Abiyle mi kalıyorsunuz? Bir dakika, evet. Bir dakika. Bir şey soracağım. Bir ayrıntı evet. Var burada. Siz abi dediğiniz adamla aynı odada mı kalıyorsunuz? Evet, bak size dedim ki beni yurttan çıkmış olarak biliyor ve ben ona hislerimi açıkladım. Tamam, ama abi, aynı odada mı kalıyorsunuz? Tamam, aynı odada kalıyorsunuz. Bir önceki ifadesinde evet. Üçümüz evet. Ayrı odadaydık dedi. Evet, tamam, evet.
Tamam, onu soruyoruz. Peki niye sen, sen Güler'in kimliğiyle ifade verdin? Neden Güler'in kimliğini çünkü, aldın? Bakın beni dinler misiniz? Söyle hemen. Çünkü ben polis işliğini, benim yataktan uyandırdı polis. Ben zannettim ki benim için derler. Çünkü kaçaklığımı ben biliyorum. Yurttan kaçtı. O adam bilmiyor ama ben biliyorum ki ben kaçağım. Zannettim ki benim için. Peki bir yıldır birlikte olduğu adam kimliğine bakmamış mı? Bu arada ben bir niye şey kapattı? Söylemek istiyorum. Niye çok kapattı? Çok önemli. Sayın Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Can Kurban Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Evet. Lütfen şu yayınımızı ihbar kabul edin. Vicdanınızla, evet. Ahlak kaidelerimizle, evet. Evet. Toplumsal yapımızla, bu bir toplumsal yara, hukuki kaidelerimizle, evet. Ve kendi gücünüzle, yargı ve yürütme gücünüzle değerlendirin. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.